Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz Erlik. Bakayım ses var mı, görüntü var mı? Var. Her şey güzel. Tamam. Erlik benim gibi bir yayıncı. Fakat paylaştığı videolar biraz farklı bir konsepte. İşte HDP'den, bölücülerden, ülkemizdeki siyaset ve yozlaşmadan birçok konuyla alakalı videolar paylaşıyor. Hatta Nihat Doğan'la veya Yılmaz Güney gibi insanların gerçek yüzünü gösteren şeylerle alakalı da videolar paylaşmışlığı var. Gayet de güzel videolar. Seher'i bile izletiyorum bazen yani. O yüzden size de mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve daha en başında söyleyeyim, hani ben bugüne kadar birçok kişiyle yayın yaptım. Bana da abi şunla yayın yap, bununla yayın yap şeklinde birçok istek geldi. Erlik'le yayın yapmam için de epey bir istek gelmişti. Fakat Erlik'i tanımadığımdan ve ne paylaştığını bilmediğimden, genellikle işte kim olduğunu bilmediğimden reddetmiştim. Fakat birkaç videosuna baktıktan sonra fikrim değişti. Gerçekten adamın yaptığı işe saygı duydum ve onunla yayın yapmaktan da keyif alacağımı düşündüğüm için ona bir yayın yapalım mı diye teklif gönderdim. O da sağ olsun davetime icabet etti ve güzel bir yayın yapmaya karar verdik. Ama ilk bu yayını planladığımızda birkaç hafta önceydi. Bir trafik kazası geçirdiğinden ertelemek zorunda kalmıştık. Yani aslında bu yayın gecikmiş bir yayın. Ve ilk konuşmayı planladığımız şeyler tarikatlar, cemaatler, bu türden şeylerdi. Lakin bu yayında bir tek bunlarla kısıtlı kalmayacağız. Sizlerden de soru cevap alacağız. Bazen sohbet muhabbete dönecek. Yani daha özgür takılacağız. Ayrıyeten paylaştığı videolara baktığınızda anlayacaksınız. Hem kimliği gizli olan bir arkadaş hem de bu paylaşımları yapabilmek için gizli kalması gereken bir arkadaş. Ha, o herhangi bir çekincesi olmadığından, canı öyle istediğinden de anonim takılıyor olabilir. Ona kalmış. Lakin bu ülkede ya da en azından bu ülkedeki şeylerle alakalı konuşuyorsanız gizli kalmanız daha iyidir. Öteki türlü sürekli otosansür yapmanız ve kendinizi durdurmanız gerekir ki bu da iyi bir yöntem değildir. Ben biliyorum yani. O yüzden Erli'yi ve yaptığı yayınları takip etmeniz size de epey bir fayda sağlayacaktır. Konuşulmayan bazı konuları dinleme bakımından da bir şeyler kazanacaksınız. Çok da uzatmak istemiyorum. Bu yayında tarikatlardan, cemaatlerden ve birçok şeyden bahsedeceğiz. Kaç saat olacağına dair bir fikrim yok. 3 saat de olabilir, 5 saat de olabilir. Adamın 8 saat süren canlı yayınları var yani. Konuşma konusunda problem yaşamıyoruz. Her neyse, hemen ekrana vereyim bizi. Hoş geldin Erlik, nasılsın? Ve aleyküm selam kardeşim diyeyim ki nasılsın abi? İyidir, bildiğin gibi zaten konuşuyoruz normalde de. Seninle alakalı Evet. çok bir şey bilmiyoruz. Son zamanlarda trafik kazası falan da geçirdin. Tarikatlarla alakalı bir yayın yaptın. Devamının da geleceğini söylüyorsun. Bir tane post atmışsın bununla alakalı. Neler yaptığından, kendinden biraz bahseder misin? Bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olsunlar. Abi özellikle tarikat şeyinden belgeselinden bahsedelim istiyorlarsa. Bu arkadaşımızın bir intiharı olmuştu, bilenler bilir, genç bir arkadaşımızın bir intiharı olmuştu. İşte ülke gündemine girdi ama o bunu böyle planladığından değil. O kendi kardeşleri için video materyali bıraktı geride. Hani ailesine seslendiği falan. Bu fakat birden ülke gündemine oturdu. Bunu beklemiyorlardı. Sonra bunu haber yapan gazeteciyi de bayağı bir tehdit etmişler falan filan. Bir sürü sıkıntı yaşıyor orada. İllegal bir Nur cemaati yurdunda kalıyormuş o dönemler. Hani illegal, apartmandan bozma bir yer. Herhangi bir legalitesi yok. Buradan sonra biz dedik ki ya bu öğrenciler gelsinler bize dertlerini anlatsınlar. Biz de bunları işte bir platform var. 150 bin kişiye ulaşıyorsun falan. Biz bunu platforma dökelim. Hani bu en azından son olsun. Hani insanlara bir kafalarında bir uyarı sinyali gibi bir şey olsun bu. Bu son defa olmuş olsun böyle diye. Dedik ki gel biz bunun şeyini yapalım. Mini belgeselini. Fakat o kadar büyüdü ki konular. Biz bununla uğraşırken bir de Burhiye'ye de özel teşekkür edeyim buradan. O çok yardımcı oldu. Bazı röportajları o aldı çocuklardan. Tam işte bunu yetiştireceğimiz hafta sonu seninle de konuştuk. Dedik ki yayın yapalım. Senin daha önce bahsettiğin gibi. Yayın yapalım. Burada da konuşalım. Hani hem belgeselle paralel gitsin. İşte şans mı dersin, kader mi dersin, ne dersin artık bilmiyorum. O hafta sonunu cumasında bir kaza yaptım ben, bir araba kazası. Geçmiş Arabam olsun. pert oldu. Teşekkür ederim. Sen zaten biliyorsun, ilk sen duyurdun galiba zaten onu benden önce. İfşa ettik, ayıp oldu. Yok, ondan dolayı değil de. İşte abi o noktadan sonra biz mecbur bunu ertelemek durumunda kaldık. Sen de son dakika erteledin galiba. Kendin yayın yaptın sonra falan böyle. Özelde video olmadığı için hazırda. Velhasıl bizi bu çok uğraştırdı. Belgesel de neredeyse yarıda kaldı. Sonradan tamamladık. Fakat
öyle geniş bir şey ele alıyorsun ki yani tarikat deyince. Bunun siyasi boyutu var, bunun ekonomik boyutu var, bunun sosyokültürel boyutu var, bunun dini boyutu var kendi içlerinde. Ve bir de bunun öğrenci boyutu var. Ben öğrenci videosunu kurgularken biz 36 kişiden röportaj aldık abi. 36. 36 kişiden röportaj aldık. Sadece 4'ünü koydum videoya. Çünkü 1 saati geçmişti artık. Yani hepsini koymak mümkün olmadı. Dedik ki biz buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunu part part yapalım. Bölüm bölüm. Yani her bölüm bir konuyu ele alalım. Her bölüm bir konuyu ele alalım. Öyle ilerleyelim diye. İlk bölümünü yayınlamış olduk ve insanlar da beğendi. Fakat yayın o zamana nasip olmadığı için şimdi yapacağız bu o dönem konuşacağımız yayını. Tabii biraz daha karışık olacak bir yayın. Ama plan oydu aslında. Ama sağlık olsun. Ölmedik ya. Daha çok yayın yaparız. Tabii canım, o problem değil. Aslında bu yayın niye önemli? Çünkü konuşulmayan şeyleri konuşacağız bir yerde. Birçok insan birçok şeyi bilir. Fakat kime söyleyeceğini bilemez. Korkar. Siz o açıdan güzel bir şey yapmışsınız. Yani direkt tarikatların, cemaatlerin içinde olan ve zamanında orada bulunan bir şeyleri gören insanlardan röportajlar almışsınız. Hani bu açıdan bu bir gazeteciliktir. Bazıları hala orada. Bazıları hala orada. Konuşan çocuklardan bazıları hala orada aktif yani. O yüzden gururladık falan. Bazılarında ses değişmesi falan da olmuştu. Ondan mı onlar? İşte onlar. Aynen aynen abi. Onlar hala orada. Vallahi ciddi bir olay ya. Hakikaten ciddi bir olay yani. Bir ara tarikatçı şeyh mi, badeci şeyh mi? Öyle bir kitap yazılmıştı. Yani orada insanlar en azından bir şeyler öğrenmişlerdi. Ama şimdi YouTube'un da gücünü kullanıp burada birçok şeyi konuşmak önemli. Ki ben birçok şeyi söyleyemeyeceğim. Hali hazırda kim olduğum belli olduğu için, ama sen o konuda daha özgürsün. Daha rahat konuşabileceksin. Bu da bir avantaj. Bunu da en başından söyleyeyim. Dava açmaya çalışacak arkadaşlar. Erlik kendi söylediği şeylerden, ben kendi söylediğim şeylerden sorumluyum. Haberiniz olsun yani. Aynen. Ben bu açıklamayı yaptıktan herkes... sonra Erlik şunu söylemişti diye suç duyurusunda bulunsanız bir işe yaramaz yani. Herkes kendi sözünden mesuldür değil mi? Aynen. Her koyun kendi bacağından gibi oldu ama mecburen söylemek zorundayız ya. Ben son dur birkaç abi, canlı yoksa... yayınımdan ifadeye çağrıldım yani. Durmuyor arkadaşlar, sağ olsunlar. Bir tanesiyle daha uğraşmak cimere, istemiyorum. Cimere verip yapıyorlar değil mi bunu direkt? Cimere kimisi verir, cimere veriyor. Falan. Kimisi de direkt gidiyor, hakikaten şikayet ediyor. Bunlar genelde genç insanlar mı yoksa hakikaten böyle boomer kafada, yani ciddiye mi alıyor aşırı böyle? Genç İnternet. Olanlar da var, ergen olanlar. Ama genelde 35'inde 40 yaşında insanlar yapıyorlar yani. Şey dedin ya da aynı işte YouTube'da daha özgür falan. YouTube'da da var bunlar bu arada. Kendi kanalları var. Neo Nurcular falan var. Bu bize röportaj veren çocuklardan bazıları gitmişler bunlara. Yani bunların özel binaları varmış, yerleri varmış. YouTube'da yayın yapıyorlar yani sürekli. Biliyorsun, görmüşsündür. Hı hı. 1 milyon, 2 milyon aboneleri falan var. Bunların da özel şeyleri var ya, yani bağlantıları var. Bunları burada konuşmadık. Bunları ticaret kısmında falan konuşacağız daha çok. Çünkü para dönüyor orada. Ya bunların direkt çalıştığı ajanslar var. Ben birkaç tane isim de verebilirim. Yani kas merkezine kayıtlı veya... Neyse hadi hepsinde ismini vermeyeyim de. Birkaç tane ajans var Mecidiyeköy'de, Şişli'de. Bunlar 70 liraya, 80 liraya figürasyon gönderiyorlar genelde. Dizilerde, filmlerde, arka planda öyle bekliyor çocuklar yani. İşleri bu. Gidiyor 3-4 saat arka planda abi? Görüntü yapıyor, para alıyor. Bunlar da ünlü YouTuber'lar oldukları için artık ajanslarla çalıştıklarından oyuncu çağırıyorlar. Bir tane ateist, bir tane Hristiyan, bir tane Müslüman. Kafalarına göre böyle 70 lira, 80 lira verip figüranlarla aslında mücadele ediyorlar. Adam zaten kaybetmeye gelmiş. Bunların da bir kısmı ifşa oldu zaten. Bakın ünlü oyuncu zamanında şurada ateist rolü yapmış gibi. Yani aslında diyorum. Kurgusal. Yani, bayağı kurgu. Şey gibi Amerikalıların reality show'ları var ya, scripted diyorlar. Hani önden hazırlamalı falan böyle. Skandalları falan da önden hazır. Big tabii Brother ya. Falan vardı o dönem. Onun gibi bir şey bu o zaman böyle. Hani şeyler evet, vardı mesela. Sayfa buna... Sözünü kestim, devam et. Yok. Bu arada söz kesme olayından bize çok kızacaklar bu yayından sonra. Bana çok kızıyorlar. Ama muhabbet ederken normal arkadaşlar, bu bir şey değil. Bir saygısızlık falan değil. Muhabbet ederken insan insanı keser. Diamond da pekala beni kesebilir. Şey yapmam, gocunmam yani. O ya da gocunmam. Sohbet muhabbette yani. Olması gereken şey. Aha Şekil abi şu anda kestim. Birisi sunum yapıyorsa, adama ciddi bir şey sordun, yarım saat açıklaması lazım. O esnada bin kere lafını kesip de bir de şu var bir de bu var dersen o bilmişlik yapmaya giriyor. O insanlara batar genelde. Ama sohbet muhabbet yapıyorsan kendi aranda aklına gelen şeyleri söylemek, arada söz kesmek çok problem değil.
Bunu da söylemek iyi oldu. Bunu söyleyeyim çünkü yorumlara sürekli. Geçen Jahu'ya da söylemişler, bana da söylemişler. Efe'ye demiyorlar gerçi. Efe çok şey konuşuyor biliyorsun. Dın dın dın. Bitti. Dın. Bitti. Çok didaktik konuşuyor. Efe cümle kurarken cümle bitti zannediyorsun ya. Ben onunla yaptığım yayında o yüzden birkaç kere adam devam edecek mi konuşacak mı anlayamadım. Bir şey söylüyor mesela. Aslında bir daha söyleyeceği şeyi düşünüyormuş o esnada. Ben cümle bitti zannedip lafa devam ediyorum. Tam ben konuşuyorken bir daha lafa devam ediyor. Bin kere böyle söz kesmiş gibi olduk. O enteresan bir konuşmaya sahip yani. Fazla virgüldü. Şeytan çok dava yediği için abi. Her şeyi bir düşünüyor. Arkadaşlar biliyorsunuz virgül. Bekle, bekle, bekle. Geçen davaya git. Niçin? Bekle, bekle. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Önlemini almış yani. Şeyi ekleyeyim bak. Ben birkaç tanıdığım kişiyi de bu videolarda gördüm. Böyle ateist taklidi yapan falan. Şeylerde de varmış. Sen komedi o kanallarında... sektörden şey yaptın. Efendim? O sektörde biraz tecrüben olduğu için... Tabii. Bildiğim birkaç kişi var değil mi? Aynen. Ya ben birçok dizide, filmde oyunculuk yaptım. Bayağı birkaç bölüm oyunculuğum oldu. Bir sürü kişiyi tanıdım yönetmeninden tut oyuncularına kadar. Orada hep gördüğün figüranlar vardır. Yani 10 tane dizide aynı kişi oynuyor. Hep aynı adam yani. Arka planda görürsün. Onları da şimdi YouTube'da görünce anlıyorsun. Ha diyorsun bak bunu da çağırmışlar. Şaka kanalları da yapar. Kıza şunu söyledim tokat attı falan başlık koyarlar. Veya adres sordum dudağımdan öptü gibi başlıklar atarlar. Oyuncu halbuki oradaki. Yani ayarlanmış. İşte bunlar da bir video başlığı görüyorsun. Ateist, satanist, agnostik, deist, spiritüalist vs. bir Müslüman. Ulan yolda yürürken bunların beşini bir arada nasıl görmüş olabilirsin ya? Yani Türkiye'de. Ne bu? Yani hepsi bir arada geziyor ve sen yakalıyorsun. Ve şu kalemin de bir mimarı varsa diyerek bir dakikada hepsini çürütüyorsun. Güzel kafalar yani. Ya bu galiba daha çok şey. Biz kafamızda bir şey kurduk. Hani böyle olmuş olsa diye. Ama tabii cemaati tatmin etmiyor herhalde böyle anlatınca. Onun yerine artık şey diyorlar. Videolu hali bakın canlandırması. Hani bakın olsa böyle olurdu. Lafta kalmasın. Bu arada bu konuyu çok burada uzatmayalım. Çünkü Nurcu kanallar deyince millet merak edecek bakacak. Kimisi 2 milyon, kimisi 100 bin bedava reklam yapmış oluyorsun. Hepsi zaten Risale-i Nur'u alıp 10 sayfa 10 sayfa video yapan tipler yani. Şeye değinelim şimdi senin... Kanalda kapakta Gladio yazıyor. Bu Gladio nedir? Öyle bir belgesel mi geliyor? O belgeselde ne anlatacaksın? Olay ne yani? Bu YouTube'da ne yapmaya çalışıyorsun? Kimsin sen? Kimsin? Kimsin sen? Sen ne istiyorsun bu gençlikten lan? Ne istiyorsun lan? Abi bu Gladio belgeseli şöyle söyleyeyim sürekli mesela bu başkalarını da analiz ettiği zaman Türkiye tarihi hakkında işte komplo teorisi olsun, tarihi, yakın tarihi olsun, siyaset olsun, şu bu. Sürekli bir derin devlet alegorisi, algısı var, konuşması var. Ama kimse de bilmiyor ne olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Yani belirli olmayan bir şey takıldığı her yerde bir derin devlet yetişiyor yardımına. Hani böyle böyle olmuş. Bugün bile yapıyorlar bunu sözde gazeteciler. Böyle böyle olmuştu ve derin devlet şeye girdi falan. Nasıl? Hani bürokrat mı, şu mu, bu mu? Nasıl bir şey bu yani? Bunu araştırmasını yaparken işte bunun DNA'sını bulunmak için diyelim. Bayağı bilinen şeyler de oldu. Buradan yola çıktık aslına bakarsan. İşte Amerikalıların Türkiye'ye girişi, karşı devrim, şuydu, buydu, kontrgerillasıydı, buydu falan. Bunlar klasik şeyler. Biz daha derine indik böyle. 1915'lere indim ben. Hani Türkiye'de bu derin devlet algısı nedir? Imperium imperio demiş ya Kikero. Devlet içerisinde devlet, dual state. Bu algı nereden geliyor? Ve Türkiye'de yani daha doğrusu Osmanlı'da son döneminde nasıl bir şekilde oturmuş bu? Ve sonradan bizim Cumhuriyetimizin etkisi yani buradan başlıyor. 1915'ten başlayarak 15 Temmuz'a kadar geliyor. Orada bitiyor bu bir belgesel. 220 dakika civarı YouTube'da yayınlanacak olan bir belgesel. Maşallah. Bunun açıklayıcı olmuştur. 4 saate yakın bir belgeselden bahsediyorsun. Kaç aydır peki hazırlıyorsunuz bunu? Gladio 2020'nin sonunda başlamıştı. Yani hemen hemen 1,5 sene yakın herhalde sürecek geldiği zaman. 1,5 sene olmuş olacak herhalde. Tahminen yani bir 2-3 ayda paylaşacaksın o zaman. Gelecek yani teaserları falan çıkacak ondan sonra kendisi gelecek. Millet sürekli bunu soruyor. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek?
Bir tarih açıklamadık abi. Bir tarih yok. Bu benim İslam tarihi gibi oldu. Aylardır bekliyorlar. Başlayacağım arkadaşlar. Ha gayret geliyor. Bakalım güzel bir video bekliyoruz. Şahsen ben merak bitirdik ettim. Bitirdik abi yani. Ya. Biz bitirdik şeyi. Belgeseli bitirdim ben. Ama işte yayınlamak için şey kolluyorum diyeyim sana. Düzgün bir şey kolluyorum. Bir strateji kolluyorum desem daha mantıklı olur. Çünkü aşırı emek verildi ona. Yani bu gerçekten hobiden fazla artık. Yani aşırı emek verildi ona. Bari bir anlamı olsun değil mi? Yani. Peki bu videoda geçen konuşamadığımız tarikat muhabbetiyle lafa başlayacağız. Tarikatlarla alakalı, bu yaptığın çalışmalarla alakalı bahsetmek istediğin başka bir şey var mı? Konuya nereden girelim? Çünkü ben birkaç tane başlık seçtim. Hatta örnek verebileyim diye deneyi seçtim. Ama ben oradan lafı alırsam biraz uzun sürer. En azından bir genel tabloyu çizmek lazım. Genel tabloyu çizelim abi. Çizelim tarihçesinden değil mi? Tabii. Tarikatları ben bu günümüzdeki tarikatlarla bu tarihsel... Sesim geliyor bu arada değil mi? Bir sorun yok bunda, boşuna anlatmayalım. Yo yo, güzel geliyor. İyi geliyor. Tarikatları mesela ben bu videoyu yayınladıktan sonra birçok kişi çıkıp şey demişti tarikatlardan. İşte biz 1000 yıllık bir tarikat kültürünün parçasıyız. İşte sen kimsin? Senin deden bile söndürememiş İslam'ın nurunu falan. Sen mi söndüreceksin diye bu cehil torunu falan yazmışlar bana. Şöyle bir algı var. Osmanlı döneminde aktif olan bu Bektaşiler, biliyorsun Anadolu'yu Müslümanlaştırma ve Türkleştirme görevi güdüyor bunlar. İşte Ahi Evren falan. Ahi Evren dediğin orada ses kesildi. Yani diyorlar ki bakın bizim tarihsel bir background. Ahi Evren'i örnek alıyorlar mesela. Hı. Sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Sabotaj. Ahi Evren'e örnek alıyor. Mesela diyorlar ki ya işte bunlar zamanında böyle bir örgütlenme yapmıştı. Görüyorsunuz bizim background'umuz, yani bu Neo Osmanlıcılık gibi bir şey aslına bakarsan. Bizim background'umuz neredeyse 1000 yıllık işte arka planımız. Biz bu kültürün devamıyız falan. İşte Fatih de İstanbul'u aldığında işte Akşemseddin de şöyleydi gibi savunmalardalar, ama bu tabii doğru değil yani. Endüstriyel tarikatlarla, bugün bildiğimiz tarikatlarla, o dönemin işte mektepleri diyelim, o meşhur alimleri falan filan, bunlar aynı şey de değil. Yani bunlar endüstriyel tarikat. O döneminkiler gerçekten bir merkezde bulunan geleneksel diyebileceğimiz bir tarikat anlayışları var onların. Yaygın bir şey değil. Hani tüm toprakları kapsayan ve genel bir merkezi kontrol altında olan, işte ticarete giren, eğitim yapan, politika yapan, bu şekilde değil. Fakat bugün işte cumhuriyetimizde olan tarikatların birçoğu, yani yaklaşık %90'ı herhalde, bu formüle göre hareket ediyorlar. Yani ticaret yapıyorlar, siyaset yapıyorlar, diyanet yapıyorlar. Her şeyde varlar. Müthiş büyükler. Öğrenci sayılarını falan zaten o videoda anlatıyorum. Özellikle öğrencilere ulaşmak istiyorlar. Hani eğitim konusunda. Siyaseten baskı yapıyorlar öğrencileri alabilmek için. Yani agresifler. Anlatabiliyor muyum? Agresif bir politikaları var. Ve kendi devlet yapılanmaları var kendi içerisinde. Uyumlu bir, toplumla uyumlu bir yapı değil. Toplum karşıtı aslına bakarsan böyle. Kendi içerisinde kümelenmiş. Çok değişik kuralları olan, hani bazılarının kuralları gerçekten değişik yapıları olan tipler bunlar. Bu endüstriyel tarikatlar dediğimiz. Hatta Neo Osmanlıcılık dedik ya da aynı. Bu Osmanlıcılığın içi pek boşaltıldığı için mesela Menzil bugünlerde Selçuklu'ya çok sahip çıkıyor. Çok Selçuklu mirasçısı gibi davranıyor. İşte Selçuklu yüzükleri satıyorlar, işte Selçuklu bayrakları falan filan böyle. Onu sahiplenmiş durumda. Çünkü Osmanlıcılığın içi boşaltıldı. Yani yeni bir Osmanlı gerek abi. O da şu anda Selçuklu görüyor mesela. Google Maps'ten aratabilirsiniz. Semerkant diye arattığınız zaman İstanbul'dan Anadolu'ya kadar böyle neredeyse 300 tane bayilikleri var. Kültür merkezi, eğitim merkezi, kitapçısı, bilmem necisi, vakfı, şusu, busu. Müthiş bir endüstriyalize olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Topluluktan bahsediyoruz ve sürekli devam ediyor bu arada. Hani tek bir alimlik bir konu değil. Onun çocuğu da devam ediyor. Onun çocuğu da devam ediyor. Buna da silsile-i sadat diyorlar. Yani peygamberden beri gelen bir silsile, bir zincir. Görüşleri bu yönde. Bu da işte o lidere bunlara göre bir kutsaliyet veriyor. Yani bir kutsaliyet veriyor onlara. Çok kutsal oluyor o liderde. Çünkü niye? Peygamberden geliyor. Ben bu videoları yaparken Menzil İlahileri falan dinledim. Yani aklını şaşır. Öyle bir sözleri var ki. Bir tanesi meşhur. Şey, geliyor, geliyor. Gönlümün efendisi geliyor diye böyle bir tane şeyleri var, ilahileri var. İşte Menzile varamadım gibi böyle best of'lar halinde. Kendi sof şeylerine, gavslarına gerçekten neredeyse dua denebilecek şekilde kutsayan bir şey.
böyle sözleri var. Bunlar dinleniyor. Kendi televizyonlarını izliyorlar. Kendi yerlerinden alışveriş yapıyorlar. Kendi okullarına gidiyorlar. Kendi hastanelerine gidiyorlar. Kendi aralarında takılıyorlar. Yani alternatif bir toplum, alternatif bir devlet gibi. O yüzden de adını şey koyduk. Gölge devlet koyduk şeyin. Aslında gölge devlet iyi bir yakıştırma. Devlet, yanlış söyledim. Çünkü gerçekten bunlar hem gölge gibi hem devlet gibi. Yani tarikatlar, cemaatler, din camiası devletten biraz bağımsızdır. Hatta Osmanlı zamanında din adamları askere bile gitmezlerdi. Düşün, o kadar ayrışmışlar yani. Ama tabii son zamanlarda öyle değil. Ben konuyu biraz uzatacağım aslında. Şimdi eklemek istediğin bir şeyler varsa bu konuyla alakalı, sözünü kestiysem kesmiş olmayayım, yok, devam yok, et yok, yoksa yok, ben hardcore kesmedin gideyim. abi. Kesmedim. Buyur abi, devam et. Şimdi askerlikten örnek verdim ya. Askerde alt tarafı bir yıl kaldığımız halde, ki o da uzun dönem yaparsanız eğer, önceki 20 yılı unutuyorsunuz. En azından bende öyleydi. Yani tüm hayatınız askerde geçmiş gibi geliyordu. Bundan sonra da sivil hayatı pek düşünmüyorsunuz. Bu arada hastayım. Üşüttüm. Sesim kötü geliyor. Olabilir. Zırt pırt hapşurabilir, öksürebilirim. Kusura da bakmayın. Onu da söylemiş olayım. Şimdi askerde nasıl ki sivil hayatı unutuyorsan, askerliğe adapte oluyorsan, hatta birçok kişi uzman çavuş olayım, as subay olayım gibi askerlikte kıdem yapmayı planlıyorsa, orada hayatını geçirmeyi amaçlıyorsa, tarikatlarda da esasında durum pek de farklı değil. Askerde sen kendi canına bile kıymet vermez hale geliyorsun. Halbuki sivilde parmağın kanasa hemen yara bandı arardın ama orada ölmek bile umrunda olmuyordu. Çünkü kişi askerlikte asimile oluyor. Hem vatan millet Sakarya, hem oradaki yaşam koşulları, sabah 4'te kalk, nöbete git, bilmem ne yap. Sen oradaki hayatı artık yeni hayatın benimsiyorsun. Tarikatçılıkta da tamamen böyle bir şey var. Tarikatçılığı benimseyen birisi dış dünyayla ilgilenmiyor. Dünya düz mü, geoid mi, evrim var mı, yok mu? Din bilimle uyuşur mu, uyuşmaz mı? Bir süre sonra hepsi anlamsız geliyor. Çünkü her gün ahireti empoze ediyorlar. Bu dünya geçici, bu dünya gerçek değil. Asıl olan ahirettir, gerçek öteki taraftadır. Bu dünyaya kıymet vermeyin. Bu yüzden de müritlere hani tarikatın benimsediği kitapların dışında kitaplar okutulmuyor. Genelde tarikatta hani bir Richard Dawkins okuyayım veya bir Diamond Tema izleyeyim. Öyle bir şey yapan birini bulmak zordur. Zaten fark edilse anasından doğduğuna pişman ederler veya tarikattan atarlar. Tarikatta tarikat ne istiyorsa onu öğreniyorsun. Onların hayatı, onların hayat amacı senin de hayat amacın oluyor. Hatta senin kimliğin kıymetsiz oluyor. Kendi başına kıymet kazanmıyorsun. Tarikat sayesinde kıymetli oluyorsun. Sorgulamak tabii ki yasak ve birey değil, toplum halinde yaşamak var. O yüzden de mürit olman en önemli olan şey. Hatta tarikatların ortak öğretisi şudur. Cübbeli Ahmet de birkaç kere söylemiştir. Sakın ha baş olma. Yani lider olmaya çalışma. Başın derdi çok olur. Sen kuyruk olmaya çalış. Emirlere itaat et. Zaten baş olmak öyle kolay bir şey değil yani. Fuat Köprülü'nün ilk mutasavvıflar kitabına baktığında bu işin 40 yıl sürdüğünü görüyorsun. Bir mürit eğer şeyh olmak istiyorsa 40 yıl boyunca tarikata hizmet ediyor. Çay götürüyor getiriyor, ayak işi yapıyor, etrafı siliyor ve günde bilmem kaç defa tesbih çekip dua okuyor. İbadet yapıyor. Yani o kadar zorlu bir antrenman yazıyorlar ki sabah kalkıyorsun, akşam yatana kadar tüm günün Bismillah çekmekle, 100 defa bilmem hangi sureyi okumakla, tesbihlerle oynamakla geçiyor. Resmen beynin yıkanıyor. Sen ne ara hayatı sorgulayacaksın, ne ara gerçekleri görmek isteyeceksin veya ne ara şeyhinle sohbet edeceksin. Resmen yapay zekaya dönüyorsun. Yani ben artık yokum, şeyhim var diyorsun. Hatta bu yüzden şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derler. Bir şeyhe bağlanmadan hakikate ulaşmak, ahirete gitmek imkansızdır. Şeyhi olmayanlar gerçek mümin değillerdir. Şeyh bir iptir. O ip aracılığıyla hakikate ulaşırsın. Bu türden öğretilerle şeyhsiz yaşamanın kafirlikten beter olduğunu gösteriyorlar. Tabi bu biraz tasavvufla, biraz mistisizmle, biraz da kendinden vazgeçip toplum için yaşamakla seni iyice bambaşka biri haline getiriyor. Artık tarikatlar ailenden daha kıymetli hale geliyor. Bu arada Burhi gelmiş, Shock Voice gelmiş. Hoş geldiniz. Yine geldiniz, ben konuşuyorum. Her geldiğinizde laf bende. Birazdan bırakacağım. Konuğumuz da konuşacak. Şimdi
Birçok defa anlattığım şeyler aslında. Spiritüalizm videolarında falan değinmiştim. Hemen her tarikatta benliği dışlamak, birey olmayı reddetmek, grup halinde yaşamak ve itaat etmek öğretilir. Bu yüzden de tarikat uğruna veya şeyhin istiyor diye her şeyi yapmak mübahtır. Lakin bu şu an epey zor. Sen dedin ya hani eski tarikatçılıkla şimdiki tam aynı değil. Gerçekten de değil. Çünkü eskiden kolaymış. Ama şu anda izole olma şansın yok. Eskiden olduğu gibi gölge olamıyorsun o kadar da. Her yerde kameralar var, dinleme cihazları var, her yerde medya organları var, herkesin cebinde bir telefon var, internet var, bir sürü şey var. Şu anda gölge devlet olabilen veya yükselmiş olanlar 50-60 yaşındaki insanlar. Gençlerden o kadar derin tarikatçı olan yok. Yani biri bir tarikattan çıktığında şu anda her şeyi ifşa edebiliyor çünkü. Her şey ortalıkta. Veya bir gazeteci az önce verdiğim örnekte olduğu gibi haber toplamak için tarikata sızabiliyor. Hemen her şeyi anlatıyorlar. Haliyle o kadar çok şey ortaya çıkıyor ki tarikatların da o çileci tavrı geçmişte kalıyor. Artık öyle aylarca çilehaneye kapanalım. Gizli gizli projeler yürütelim. Kendi aramızda bir komünite oluşturalım. Şu an çok zor. Hatta şu an bir tarikat başka bir tarikatla aynı yolda ilerleyip anlaşmak derdinde. Vakıfları birleştirelim, dernekleri birleştirelim, birbirimize işte sahip çıkalım. Laiklik, maiklik yani bir şeylere takıp birleşmeye başlamış vaziyetteler. Bu yüzden de tarikatlar şu anda devletin, polisin, eğitimin, askeriyenin her şeye sızabiliyorlar. Her kuruma girebiliyorlar idi daha doğrusu. Son birkaç yıldır artık o biraz daha zor hale geldi veya daha mı kolay oldu? O da bambaşka bir konu. Sen zaten değineceksin. Şu anda tarikatların gizli kalması imkansız olduğu için göz önünde takılıyorlar ve başka bir kıyafet giyiyorlar diyelim. Bütün kirli çamaşırları ortalığa döküldüğü için eskiden 100 çocuktan 90'ı eğer tarikatçı kalabiliyorsa şu anda 100 çocuktan 20 tanesi tarikatçı kalabiliyor. Diğerleri dinden çıkıyor. Bu yüzden de tarikatların artık ortak düşmanları ateistler, dinsizler veya rakip gördükleri diğer tarikatlar. Kendilerine çok yakın olmayanlar. Bu yüzden de tarikatlar ellerine güç geçirmek zorundalar. Ne kadar güçlü olurlarsa o kadar kalıcı olurlar. Ve şu anda güç askeriyede, polislikte veya devlette. Bu yüzden de gölge devlet olmak zorundalar bir yerde. Olamayanlar zaten eleniyor. Eskiden sufizmle, tasavvufla, kardeşlikle, barışla falan insanları çekiyorlardı. Şu anda ahiret korkusuyla, cinlerle, şeytanlarla, azapla korkutuyorlar. Tehditle korkutuyorlar. Sen zaten paylaştığın videoda birkaç tanesini örnek vermiştin. Hani orada röportaj yapan çocuklar söylüyorlardı. Sürekli bizi korkutuyorlardı, cehennemden bahsediyorlardı vesaire. Haliyle şu anki tarikat yapılanmalarıyla 1000 yıl önceki tarikat yapılanmaları aynı değiller. 1000 yıl öncekiler İslamiyet'i yaymak niyetindeydiler. Şimdikiler İslamiyet'i kendi anladıkları gibi satmak niyetindeler. Bu yüzden de bugün Yunus Emre'den, Mevlana'dan veya Hallacı Mansur'dan bahsetmek pek de anlamlı değil. Çünkü onu savunan tasavvufi cemiyetlerle alakanız kalmamış. Hepiniz iktidar peşinde koşuyorsunuz. Haliyle şu anki tarikatlar esasında bayağı örgütler. Bu yüzden de masum bir tarafları olduğunu ben düşünmüyorum. Geçen seninle yayın yapamadığımız gün yaptığım canlı yayında zaten bayağı bir bahsettim. Onunla alakalı da birkaç tane ifade vermek zorunda kalacağım gibi görünüyor. Neyse, biraz fazla aldım sözü. Ama birkaç kere alacağım böyle. Bununla alakalı not kaydettim. Birkaç tane deneyden falan da bahsetmeyi planlıyorum. Böylece havada kalmaz diye umuyorum. Bakalım. Yok abi, sorun değil. Hiç problem değil. Dinliyorum zaten ben de. Genelde böyle yayınların olayı da biraz tartmak, biliyorsun. Hani nerede ne önemli konuşuluyor, nerede geyik muhabbet. Az çok dinleyici de tartıyordur onu zaten. O önemli değil o konu. Fakat dediğin gibi ben de şöyle, ben o videoda söylediğim üzere ben bu işin doğası olduğunu düşünüyorum. Yani insan doğası gereği olduğunu düşünüyorum. Hatta bize işte sırf şey etiketi vurmasınlar diye, ya bunlar işte salt İslam düşmanı falan böyle çünkü. Ya sırf bunu vurmasınlar diye dedim ki ya bakın, bu sorun, bu insani, insan doğasından kaynaklanan bir sorun bu tarikatlaşma, kümeleşme. Bunun işte farklı örnekleri var. Amerika'da Scientology var, hala inanılmaz güçlüler. İşte çoğu intihar etmekle meşhur. Onu da şöyle açıklıyorum ben. Belli bir noktaya gelince tarikat, kendi içerisinde bir devlet olduğu için yapılanma, devlete meydan okuyacak dereceye geliyor ve genelde de o noktadan sonra intihar ediyorlar. Amerika'da falan mesela. Çünkü
Belli yani karşılarında ya ceza yiyecekler ya öldürülecekler falan böyle. Polis molis geliyor. David Yanlar vardır meşhur mesela, polisle çatıştılar. Sonra o Evet. ranch komple yaktılar o çiftliği. O adam ne yaptı? 40 tane müridinin karısını mı almıştı? Değişik bir Aynen herifti ha, ya. karılarını da var. Burada da çok var onu yapan. Değil mi? Karılarını da Badeliyorlar alıyor adamın. sürekli. Gayri resmi nikah Aynen. baktığında yani. Aynen karınızı bize bana gönderin, bana verin diyorlar. Adamlar da gönderiyorlar, seviniyorlar böyle karım aldı falan diye. Adam da karılarını hamile bırakıyor onların falan böyle. Öyle bir tarikattı. Johnstown var diğer tarafta, o meşhurdur zaten. Onlar komple bir şehir kurdular yani kendilerine. Hem de Amazonların ortasında bir yerde, Latin Amerika'da. Yani komple bir şehir kurdular sıfırdan. Düşünebiliyor musun? Bir yanda Komple bir mecburlar şehir ama. kurdular. Çünkü bak, devletle mücadele etmesi lazım. Edemez. Ne yapıyor? Bambaşka bir yere yerleşip kendi topluluğunu, kendi şehrini kuruyor. Böylece kimse karışmıyor. Hatta bir takım anayasal haklar da alıyorlar. Her şey onlara mübah oluyor. Özgür kalıyorlar. Oh rahat. Bir yerden Tabii sonra ipin Amerika'da ucu kaçınca zaten çatışma çıkıyor. aynen o çatışma işte benim dikkatimi çeken nokta. Amerika'dayken de bu arada siyasilerle bağlantıları falan var bunların. Fakat işte bir türlü barınamıyorlar en sonunda. Scientology bu şifreyi biraz kırdı. İşte Moon tarikatı var meşhur Kore'de. Onlar da biraz kırdı. Bizim ülkemizde de uzun bir süre yani tarikatları ikiye ayırmak gerekiyor. Bir Kürtçü dediklerimiz var. Bir işte Türk İslam Sentezi dediğimiz var. İşte badem bıyıklar ve şalvarlar diye ikiye ayırabilirsin aslında. Badem bıyıklar genelde batıda organize olurlar ve 60 anayasasından sonra hemen böyle vakıflanma, yapılanmaya gidiyorlar. İşte bunlar Süleymancılar, Fethullahçılar, şunlar, bunlar. Bunlar hızlıca görünürde legal olarak faaliyet gösteriyorlar. Yani dernekleri falan var. Diğerleri bu sarıklı şalvarlı dediğimiz tipler daha geri kalmış bir legalitesi yok falan böyle. Köylerdeler genelde. Onların dönemi de işte 2000'lerden sonra geliyor daha çok. Bu diğerlerinin önü kapatılınca bunların önü biraz açılıyor. Fakat mantıken baktığın zaman ben bir fark görmüyorum yani insan doğası gereği bu gücü verdiğin zaman o şeyhe ki genelde doğuştan alıyorlar biliyorsun. Çünkü o silsile-i sadat dediğimiz olay var ya hani peygamber torunu olduğunu iddia ediyorlar ya babadan gelen bir şey bu yani çocuk hep onunla yetişiyor zaten. Yani ileride ben şeyh olacağım. Bununla yetişiyor kendini böyle hazırlıyor. Şehzade gibi. Çocuk kendini böyle yetiştiriyor dolaylı olarak da ya belli yani buna hazır kafa yapısı olarak. Benim yani en dehşete düşüren örneği. Diğerleri çünkü o kadar şey değil. Hani mesela Süleymancılar var. Süleyman Hilmi Tunan ölmüş. Bunlar kendi halinde organizasyon devam ettiriyorlar. Tabii güçlüler, birçok ticaretteler falan filan. Ama böyle merkezi bir yeri yok. Keza diğerleri de öyle. Ama menzile baktığın zaman o öyle değil gerçekten. O iş biraz farklı. Yani orada gerçekten babadan oğula geçen bir şey var. Bir sistem var bunlarda. Ve o köye baktığın zaman işte 90'lardaki haline bakıp bugünle kıyasladığın zaman hani yerli bir Mekke, yerli bir Medine, yerli ve milli. Türkiye topraklarında bir Medine, kutsal toprak gibi bir yere çevirmişler oraları. Bilmiyorum gördün mü, videolarını izledin mi sen? Çok bakmadım ya. Yani yerler falan mermer böyle. Yapılar devasa, külliyeler, camiler. Bir köy bu yani, köy. Küçücük bir köy aslında 90'larda. Otobüs otobüs insanlar gidiyor ibadet etmeye falan. İşte orada mucizeler gerçekleştirdiğine inanıyorlar. Kendilerine otelvari yerler yapmışlar. Gelen misafirler kalabilsin diye. Onları oraya getirebilmek için bakanlıktaki adamlarıyla yerlere temiz yeni asfalt döşemişler yollara. Daha rahat git gel yapabilsinler diye. Su ihtiyacı artık o kadar fazla ki çevredekilerin suyunu kullanıyorlar. Hani çevre köylerden, ilçelerden insanlar rahatsız oluyor bundan dolayı. Ama işte bakanlıklarda ve işte meclislerde adamlar olduğu için söz geçiremiyorlar falan. O derece kuvvetli. Devasa yapılar, hacca gidiyormuş gibi oraya giden insanlar, otobüslerde bu ilahiler dinleniyor. İşte menzile varamadım, Gavs'ımı göremedim falan filan diye. Yani bu tarz ciddi bu tarz ilahiler var. Parodi gibi ilahiler bu arada. Şaka değil, chat'te gülenler falan var da. Ben dinledim o ilahileri. Abi doldur sofi Dehşet bir çay şey. doldur diye bir ilahi var ya. Niye böyle bir ilahi Meşhur. yaparsın ki yani? Orada abi Sofi dedikleri şey, aralarında birbirlerine kurban diye hitap ediyor bunlar da. Sofi dedikleri işte Allah dostu diyorlar kendilerine. Bunlar orada gerçekten bir komün. Bir komünler yani. İnanılmaz bir birleşme var aralarında dışarıya doğru özellikle. Bu insan psikolojisi aslında bildiğin tarikatlaşma var orada. Adam diyor ki o ilahilerin altında yorumlar var mesela. Kadın diyor ki orada yazmış ki şey ya benim için de oradan dua eder misin falan. Kokusunu özledim. Benzin lan benzin işte köy anasınız Adıyaman'ın bir köyü. Böyle bir kutsaliyet atfetmişler oraya. İnanılmaz bir şey. O ilahileri ben dinledim. Yaklaşık 30 tane dinledim. Yani tekstlerini falan inceledim. İnanılmaz.
Birkaç tane meşhur var. Geliyor geliyor diye. O benim favorim. Geliyor geliyor gönlümün sultanı geliyor. Asr-ı saadet neydi? Ahir zamanın nebisi bilmem nesi geliyor falan diye böyle. Dehşet yani. Bu arada ben şey söyleyelim. Sen spesifik örnek. Müslümandın değil mi? Evet. Ya hani sonuçta bakın. Hadi biz dinsiziz. Hadi biz din düşmanıyız. İslamiyet'i bitirmek istiyoruz. Herkes öyle söylüyor ya. Bu adam Müslüman. Bu adam tarikatlardan bahsediyor. İslamiyet'i kullananlardan bahsediyor. Bir bunu da düşünmek lazım. Yani problem bizde değil çocuklar arkadaşlar. Çıkan çocuklar da abi. Çıkan çocuklar da keza şey. Oradan ayrılan çocuklar. Çocukların hepsi yani orada ben ateist olarak girdim diyen yoktu. Açık konuşayım seninle. Hepsi muhafazakar ailelerden geliyorlar. Ben onları oraya koymadım bu arada. Çünkü şu tartışmayı şey bir yere çekmeden istemiyorum. Hani dini boyuta çekmeden istemiyorum. Çünkü kimse senin dinine karışmıyor. Öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Onların algısı şu. İşte Yahudiler, satanistler, bilmem neler, ateistler falan böyle birbirleriyle alakasız gruplar bir konsorsiyum oluşturmuşlar. İşte benim şeyhimle mücadele ediyorlar falan. Bizi bitirmek istiyorlar gibisinden. Öyle bir şey yok. Kimse senin ibadetine karışmıyor. Ne bileyim bir tekke açsan işte ne 3-4 tane hadi 10 tane yetişkin adam toplanıp ne yapıyorsan yap illegal olmadığı sürece. Ama bunlar endüstriyel tarikat. Ve devleti zorlayarak, siyasi güçlerini zorlayarak bu 4+4 sistem var ya bu sistemle birlikte İlkokul çocuklarını kendilerine mahkum bırakıyorlar. Çünkü ailelerinde parası yok abi. Yani bu da bir gerçek. Anadolu'da ailenin paralı. Yani şu an ekonomik kriz var diyelim. Önceden de öyleydi. Bu çocuklar sahipsiz. Para yok ailede. Çok da entelektüel ailelerden gelmiyorlar bunlar. Hal böyle olunca ne oluyor bu çocuğun eline? Ne kalıyor geri? Ona değer veren bir tek o tarikat kalıyor. Yani diyor ki orada gittiğim zaman gerçekten kendimi böyle biraz insan gibi hissettim. Yani düşün tarikatta. Anlatabiliyor muyum? Tarikatta yani adam nereden nasıl bir yerden geliyor ki tarikatı beğeniyor. Yani öyle bir sistem kurulmuş ki gelişmeye mümkünatı yok yani tarikat almış orayı. Hani tam eskiden fakirdik ama işte zamanla gelişip düzeleceğiz falan değil mi? Gelişmekte olan ülkeyiz. Tarikat ona fırsat vermiyor. Ben buradayım zaten diyor. Ben bunu kapatırım bu açığı diyor. Yani düşük maliyete ben öğrencilere bakarım falan diyor. Uğraşmanıza gerek yok burayla. Buraya yatırım yapmaya gerek yok. Yapılacaksa da bana yapın. Ben buradan veririm öğrenciye ne gerekiyorsa. Böyle bir yapıları var abi. Enteresan sistemleri var. Bir de yani bunlar felaket bağış alıyorlar. Devletin aldığı vergi kadar para kazanıyor bazıları. Haliyle daha fazla biz araştırdık abi lafını biliyorum. Araştırdık şeyden fazla bu arada. Yani belli bir noktada milli gelirden fazla bir şey yapmışlar. Para döndürmüşler. Bunlar uluslararası ticaret yapıyorlar. Bu kara para akımı mekanı ya baktığında bağış adı altında ver. Tabii tabii zaten aklıyorlar. Yani bir şeyleri var. Bunların haberleri var. Suç dosyaları var. Mesela Süleymancılar'ın merkezi New York'ta biliyorsun. Orada bir Fatih Camii, bir Fatih Külliyesi mi ne var bunların? New York'ta uluslararası nakliyat işi yapıyor onlar. Ya bu şaka değil yani. Biz burada 2-3 tane adamın oturup da maklubeye kaşık sallama esprisi vardır ya yıllardır pilavlıya falan. Ya bu değil ya. Bu işin espri kısmı. Yani ortada bu bir imparatorluk var. Müthiş paralar dönüyor. 5 tane kekonun yan yana oturup da ayak kokusuyla dua etmesinden bahsetmiyoruz. Burada senin gerçekten gördün abi o aptal kitle. Ülke seviyesinde yani. O harbi yani. Aptal kitle. Aynen. O aptal kitle abi orada gördüğün senin. Bunların iş adamları var. Bunların televizyonları var. Ben şimdi kaç gündür mesela televizyonu izliyorum. Semerkant TV. Benzincileri televizyonu. Fethullahçıları da özellikle dizilerini falan izleyip analiz etmiştim ben. Bilenler bilir. Videolarım var dizilerle alakalı falan böyle. İzliyorum. Menzilde bir sultan diye programları var adamların. Buyur. Birer saat her gün bunların Seyda diye hitap ettikleri Reşit Erol var. Bunların kurucusu diyebileceğin kişi. Müthiş taparlar ona. Onun hakkında bir program. İşte şöyle iyi adamdı, şöyle kerametli yani öyle bir yücelme var ki bakıyorsun işte reklam verenleri kendi iş adamları onlar da belli. İş adamları kim oldukları da belli. Bakıyorsun mesela otel reklam vermiş ama İslami otel anlatabiliyor muyum? Plajcılar ayrı falan filan gibisinden. Hani kendi kitlesine, kendi içerisinde özerk bir ekonomi, özerk bir yapı. Devlet içinde devlet diyebileceğim bir şey aslında ama yönetim olarak değil sadece. Halkı da kendi içinde. Yani adamlar sadece aralarında takılıyorlar. Başkalarıyla şey biz arkadaşlardan, çocuklardan bu röportaj aldıklarımızda anlatanlar var ya. Diyorlar ki benim arkadaşlarım falan vardı. Ne oldu senin arkadaşlarına diyorsun? Selamı sabaha kestik. Niye? Bizim de konuşmuyor. Çıktıktan sonra konuşmuyor artık. Tamamen izole edilmiş. Kendi içerisinde özel bir yapılanmaları var. Kendi aralarında takılıyorlar. Kendi aralarında evleniyorlar zaten. İzledikleri televizyon kendi televizyonları. Takip ettikleri dergiler kendi dergileri. Dinledikleri müzikler kendi ilahileri. Ya bu adam
Bu adam ayrı bir ülkede yaşıyor abi yani. Bu adam Türkiye'de yaşamıyor. Türkiye içerisinde bir Türkiye'de yaşıyor diyelim. Değil mi? Yani bir de ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Biz şimdi böyle anlatıyoruz ya, sanki bir Türk'ten veya bir insandan bahsetmiyormuşuz gibi. Sanki bunlar başka bir yapıdaymış gibi geliyor. Halbuki hepimizin başına gelebilecek bir şeydi. Ailemiz bizi 3-4 yaşında bir tarikata verseydi çoğumuz şu anki halimizde olmayacaktık. İnsan psikolojisi diye bir şey var. Sen de diyorsun ya, psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum veya işte bunun dürtüsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Aslında birçok etken var. İçgüdüsel. Bunlar resmen CIA gibi, FBI gibi insanın beyniyle oynuyorlar ya. Ciddi bir beyin yıkama var yani. Bununla alakalı da birkaç örnek vereceğim ama o da uzun sürecek. Bir iki duyuru yapayım. Purple Bixi sponsor grubuna gelmiş. Teşekkürler desteğin için. Hülya Çatal'a da verdiği destekler için teşekkür göndereyim. Bir yandan da chatten Bahadır mı gelmiş? Bağış geliyor. Evet. Bahadır mı geliyor? O da bize destek verdi abi. Ona teşekkür ederim. Bu tarikat kampanyasında şey yaptı yani. Sıkıntı çıkacağını bildiği halde. Bir o bir Ahmet zaten. Çok değil yani. Herkes konuşmak istemiyor böyle şeyleri. Ya ciddi konular. Ben bu işin psikolojik bölümüne epey bir değinmeyi planlıyorum. Hatta bunlarla alakalı ileride başka bir video falan da çıkarabilirim. Muhtemelen burada da o videoda söyleyeceğim şeylerin bir kısmını söylemiş olurum zaten. Ciddi bir problem. Sen işin daha güzel yerlerinden bahsediyorsun ama ben genel konuşuyorum çünkü. Ben işin ne bileyim sadece empati bölümündeyim aslında. Lakin sen her şeye değinebiliyorsun. Bak New York'ta şu var, Türkiye'de bu var, 90'larda bu olmuş. Şok da bununla alakalı şey yazmış. Sen şimdi konuşurken sürekli biliyorsun biliyorsun diyorsun ya. Ulan belki bilmiyoruz, anlat işte falan yazmış. Evet, bir yandan da izleyenlerin hiçbir şey bilmediğini varsayıp anlatırsan daha iyi olur. Ben bilsem doğru. Bunu izleyenler bilmiyorsa. Doğru, bir kalıp bu gelse de doğru, dikkat ederim ama. Şoka da buradan selam. Neyse, Abuzer Kömürcü refresi yapacaktı, onu da anlamış olsun. Abi şöyle, ben bunlarla konuştuğum zaman bu çocuklarla zaten senin de aynı bahsettiğin gibi dökülüyorlar yani, öyle bir şey yok. Gizleme olayı yok zaten. Biraz oksimoron gibi yani. Ortada her şey ama herkes bir şeymiş gibi davranıyor. Aa, böyle bir şey mi varmış falan. Şok edici falan. Nasıl şok edici abi yani? Senin mahallende oluyor. Senin konu komşunda oluyor. Senin ailende oluyor. Ve ben orada diyorum ki o videonun sonunda, yani çevrenizde böyle insanlar varsa bunları uyarın yani, müsaade etmeyin. Çünkü çoğunda şey var, özellikle Anadolu'da bu meşhurdur, Anadolu halkında. Aman işte ağzımızın tadı kaçmasın. Anlatabiliyor muyum? Aman ağzımızın tadı kaçmasın. Aman bir şey olmasın. İşte dayısı mesela veya halası örgüte bağlanıyor. Bir de hızlı bir radikalleşme var. Hızlı bir radikalleşme olduğu zaman da aileye karışmaya başlıyor zaten. Hani bakıyorsun dün sesi çıkmayan adam. Çünkü öyle görüyor kendini. Haklı görüyor yani. Ahir zamanın kurtarıcısı falan böyle. Müthiş haklı görüyor kendini. Bu özgüvenle karışmaya başlıyor. Yani çocuklara 3 soru sordum bak. 3 soru hepsine. Burhiye de konuştuğumuz zaman dedim ki abi sen de 3 soru sor. Ben bunu daha iyi kurgulayabileyim rahat rahat. Çünkü laf karışır yani. Bazıları 1 saat röportaj vermiş falan. 3 soru. Nasıl girdin? Hani ailenden birileri mi vardı? Kimseni buraya şey yap. Nasıl girdin? Ne yaşadın? Ve nasıl çıktın? Bu. Ya hepsi de benzer şemada şey yapıyor, gidiyor. Eğer aileden değilse, aileden olanlar altın nesil diye geçiyor. Çünkü o içine doğmuş oluyor bu işin. Aileden değilse, eğer aile tarikatçı değilse, işte akrabaların yönlendirmesiyle, ki bu akrabalar da zaten tarikatçının görevi, bilirsin sürekli şey gibidir bu. Şey sistemi vardır meşhur. Ticarette olanlar bir de saadet zinciri var ya. Hani sürekli birini katmak zorundasın. Sürekli birini katacaksın, sürekli birini katacaksın. Sistem böyle şey yapsın. Çiftlik bank gibi. Tarikatlar da bunun gibidir yani. Bir kere üye olana bu görevi veriyorlar. Çevrende biri varsa git bul getir. Tebliğ zaten ilk görev ya. Tebliği böyle kullanıyorlar işte. Git bul getir abi. O kadın mesela veya genelde kadınlar yapıyor bunu. Herhalde erkekler fazla özgüvenle şey yapamıyorlar. Bilmiyorum da kadın kadına. Hani işte kadın kadına diyor. Biz senin oğlanı şey yapalım, gönderelim gibisinden falan böyle. Daha fazla muhabbet ettikleri için olsa gerek. Daha iyi bağları olduğu için. Diyor ki mesela işte senin oğlan 14 yaşında, tam da bizim bir kursumuz vardı falan. Buraya yazdırsak onu, hem dinini öğrensin hem ahlaklı bir adam olsun falan. Sonra çocuk devşirildiği zaman zaten hemen başlıyor abi. Rabıtası, hatmesi, bilmem nesi, çocuğa hemen endoktrinasyon başlıyor. O videoda detaylı anlatıyorum zaten, burada sıkılmasın arkadaşlar bir daha. Ama hemen olmuyor ya, yani. İzlememiş olanlar da vardır. Sen anlat, merak ederler, izlerler, daha iyi olur. Öyle de yapabiliriz. Yani kısa ve öz yapalım. 5 tane şeyden bahsedilir. Tarikatlara, kaltlara. Amerika'da falan da böyledir.
5 endoktrinasyon seviyesinden bahsedilir. İşte önce çocuğu alırlar. İlk başlarda tabii yeni girdiğin zaman yalan da konuşulur bu arada. Birçok çocuk onu söyledi. Diyorlar ki ya söz verirken bizde diyorlar ki mükemmel bir yer. İnternetin var, şuyun var, buyun var. Müthiş rahat edeceksin işte inanılmaz bir şeyi. Böyle sırf dersin çalışacaksın. Bizden çıkanlar şu şu oluyor falan filan diye. Hiç tahmin edemezsin diyor böyle olduklarını. Tabii girince bir gerçek bir yüzleşme başlıyor. Öyle bir şey yok. Hani 4-5 kişi aynı yerde kalıyor falan böyle. Hayatın gerçekleriyle yüzleşme başlıyor. Sonra diyor hızlı bir endoktrinasyon. Sıkı bir endoktrinasyon başlıyor. Ne yapıyorlar işte seni namaza baya baya zorluyorlar. Ve bu zorlamayı değil şey diyorlar mesela bazen. Çocuklar namaz kılmış. Vatan hainerlik. Ne oldu? Kılsın ne olacak? Abi şöyle bir şey düşün. Sabahın 4'ünde suratına bir tekme yiyerek uyandığını düşün. Uyanıyorsun. Başındaki seni uyandıran da senden çok büyük biri değil bu arada. Onlar da üniversite öğrencisi oluyor mesela. Yani yaşları küçükse falan. Hani öğrenciler öğrencilere belletmenlik, abilik, bilmem neylik yapıyor. Uyandırıyorlar bunları. İşte kavga, gürültü, döverek çocukları. Uykudan döverek uyandırılıyorsun. Ne yapacağız? Biz sabah namazı kılacağız. Çocuk 4'te gidiyor 7'ye kadar. 3 saat sabah namazı mı kırılır? Böyle bir absürtlük olabilir mi? Ne yapıyorsunuz siz diyorsun? Tesbihat. Böyle ek dualar, ek ritüeller. Hani sadece namaz değil. O en kısa kısmı. Ek ritüeller. Kime dua ediyorsun? İşte bizim şeyhimizin ruhuna. Uyandırırken ilahilerle uyandırdınız falan böyle. Düşünebiliyor musun nasıl bir şey? Kamp gibi ya. Diyorum ya bunlarınki askeri eğitim gibi. Sabah başlıyorlar. Geceye kadar 500 kere Fatiha, 100 kere Kul Huvallah. Ha, huh, gak, kuk. Bütün gün yani. Tabii bir de şey, dayakla bir de. Tabii. Çocuk dedi ki bana abi diyor bizim yani herkes inançlıydı mesela. Ama diyor yarımız abdestsiz gidiyorduk zaten diyor. Yani yarısı abdest almıyordu artık. Yani sana bir şey söyleyeyim bak yok. Bunun tıpatıp aynısı Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarında da yazıyor. Harp okulunda bu adamlar sabah namaza zorla kaldırılıyor. Birçok kişi abdestsiz namaz kılıyor ki kılmadı demesinler diye. Zaten sıra var istesen de alamıyorsun. Abdest almadan birçok kişi mecburen namaz kılmış. Osmanlı zamanında bu okullarda zaten mecburiymiş. Osmanlı bitti, Türkiye geldi. Artık okullarda mecburi namaz kılınmıyor. Cemaatler bu işi devraldı. Olay bu yani. O yüzden de devlet okuluna göndermekten ziyade her ne kadar mecburen okusa da aman bizim dershaneye gelsin, aman bizim cemaate gelsin, bizim yurdumuzda kalsın, bizden olsun istiyorlar. Bu yüzden de aileyi, anayı, babayı daha böyle erken yaşlarda bunlar kapıyorlar. O tarikattan çıkan birisi de kendi evladını oraya gönderiyor işte. Çünkü ona göre gerçek hayat o. Normali o zaten. İşte pasif insanlar abi onu da belirtelim. Yani o videoda o arkadaşın sesi pek anlaşılmıyormuş. Sonra dediler bana. Bir çocuk şeyi anlatıyor. Ya Süleymancılar'a gönderdiler beni. İşte aşağı indik diyor. Bana orada işte tecavüz etti, taciz etti beni diyor. Bir yatak falan vardı yerde. Sonra babana söylemedin mi diye sordum. Dedi, tabii ki de anlattım falan. Ne oldu? Babası demiş ki ya öyle şeyler olabilir. Sen bu işi dillendirme. Bu iş yayılmasın. Hizmete zarar olur. Hizmet diye adlandırıyorlar bu arada. Bunu çok duyarsınız. Fethullahçılar da kendine hizmet derler. Oradan meşhurdur ama bunlar aralarında çalışmaya da hizmet diyorlar. Bütün faaliyetlerin hepsine hizmet adını koymuşlar. Bu hizmet diye bahsederler mesela. Böyle bir aileden bahsediyoruz. Kurtulanların çoğu da annesi babası sayesinde kurtuluyor. Bir çocuk vardı Ukrayna'dan orada. Babam beni diyor aldı diyor en son diyor. Yani babası olmasa bir de daha kötüsü babası onlardan olsa o daha kötü çünkü. O zaman hiç şansın yok. Aile de onlardansa. İşte bu Enes Kara'nın durumu öyleydi biliyorsun. Babası evet. Da oradandı. Ne yaptı en sonunda? Bir çıkış yolu yok intihar etti. Fazla bir imkanın kalmıyor çünkü. Ne yapacaksın ki? Devlet yardımcı olmuyor sana. Diyorum ki müdürüne gitmedin mi? Bu arada bunu tek kişiden söylemiyorum. Yorumda bazıları, gerçi çok tarikatçı yorum yapmadı bana. Biraz yemedi herhalde bu şeyleri. Böyle büyük bir kampanya yapmak için. Çünkü din hakkında fazla konuşmam ben. Konuşuyorsan da vardır bir ciddiyet yani. Şey diyorlardı. Ya işte 2-3 kişiden örnek veriyorsun. Kim bilir bunları kendin seçtin mi? Sözler Köşkü'nün yaptığı gibi falan. Kim bilir kendin seçtin. Ya bak Burhi Şahit 36 tane kişi vardı. 36 kişi vardı. Biz sadece 4'ünü 5'ini aldık. Bunun gibi daha çok var. Ve hala yazıyorlar devam olarak. Ben de konuşmak istiyorum, ben de konuşmak istiyorum. Konuştursak hepsini bir gün var ya, 9-10 saatlik bir yayın olur. Ucu bucağı yok. Hala inkar ediyorlar. Veya işte şey meşhurdur. Bir tek olaydan dolayı herkes yargılama. Sistematik bir şeyden bahsediyoruz ya. Yani bu tecavüzü, tacizi bonusu zaten.
Senin sistematik yaptığın bir ticaret var. Senin sistematik bir şekilde ele geçirdiğin kurumlar var. Rekabete müsaade etmiyorsun bir kere. Piyasada da, ticari olarak da. Bunun en meşhuru mesela, burada marka adı verirsem çıldırdılar mesela. Ben vereyim, seni bağlamaz o. Ülkemizin en popüler şirketi, bir dönem hatta en güçlüsüydü. Belki de hala öyledir. Ülker'di mesela. Ülker yıllarca nasıl pazarlandı? Bunu muhafazakarlar bilir aramızda. Ülker'in içerisinde, pardon, Eti'nin, yani karşı rakip firmanın ürünlerin içerisinde işte domuz yağı olduğu, işte helal olmadığı, bilmem ne İsraillerin olduğu, şunun olduğu, bunun olduğu diye yayılır, anlatılırdı ve bir marka yükseltilirdi. Ve bu sadece bizim bildiğimiz bir örneği. Bunun gibi çok daha fazlası var. Çok daha fazlası var. Bunların etleri helal değil. Bunların sucukları helal değil. Bunların şunları helal değil. Kimden alacak mesela Mürit abi? Bizim firmamızdan. Bakıyorsun ki özellikle 80'lerde Suudi Arabistan'dan gelen sermaye ile bu tarikatların birçoğu işe girmiş, ticarete girmiş. Ve alanında çok büyümüşler yani. Böyle küçük dükkan falan değil ha. Yani alanında bayağı büyümüşler. Süleymancıların nakliyat işini komple uluslararası nakliyattan bahsediyoruz bir de. Uluslararası nakliyat yapıyor adamlar. Gemicilik ve tankercilik yapıyorlar. Şirketleri var. Ama bu şey değil yani. Beyoğlu'ndan Üsküdar'a ev taşıdım falan, bu değil. Adamların tankerleri falan var böyle, düşünebiliyor musun? Diğerleri de aynı bunun gibi. Uluslararası ticaret yapıyorlar. Ve özellikle yayıldıkları ülkelerden. Çünkü Türk sadece Türkiye'de yok. Anlatabiliyor muyum? Müritler özellikle gurbetçileri yakalamaya çalışıyorlar. Bunlar yurt dışına gittiler zaten. Bizden kopmasınlar. Yakaladılar zaten. 60'larda ilk Süleymancılar başlıyor. Sonra işte özellikle 80'den sonra biliyorsun Kenan Evren birçok kişiyi kovuyor vatandaşlıktan falan zaten. Sol, sağ, dinci, Kadir Mısıroğlu mesela örneğidir. O zaman kaçıyor, gönderiyor. Yönetim vatandaşlıktan çıkarılıyor biliyorsun. Tabii İngiltere'ye falan oradaki gidiyor. Tabii oraya almıyorlar onu. Sonra Almanya. Hepsinin toplama merkezi Almanya'dır. Bugün bile Almanya'ya kaçar birçoğu gittiği zaman. Çünkü Almanya'da yoğun bir Türk nüfusu var. Hani hadi diyelim normal bir şehre değil de mesela Köln, Berlin bu gibi yerler Almanya değildir abi zaten. Şehir büyüklüğünde mülteci kampıdır. Yani oraya gittiğin zaman hiçbir şekilde Almanya'yla falan alakası yoktur oranın. Tamamıyla şeydir. Elden gitmiş yani, anlatabiliyor muyum? Adamlar elden kaybetmiş orayı. Ve adam Almanca öğrenmeden yaşayabilir. Yani pekala Berlin'de Almanca öğrenmeden yaşayabilirsin mesela. İhtiyacın olmaz. Türkçeyle idare edebilirsin. O yüzden zaten Almanya'ya kaçarlar çoğu. Burada da kısa sürede ben bunu daha evvelden de anlatmışım. Senin yayında da anlatmış olalım abi. Almancıların ikinci jenerasyonu kimliksiz olduğu için hani kimlik tartışmaları falan var. Bir edebiyat yok. Bak ortada, bunu anlamazlar yalnız. İkinci jenerasyon, birinci, üçüncü. Onu geniş anlatman lazım. İstiyorsan bir gir. Ha. Problem değil yani. Bir 20 dakika, 30 dakika konuş. Girelim abi. Ben uzatmam zaten. Daha iyi konuşuyorum. Ben hızlı konuşuyorum. Tamam peki anlatayım. Almancılar dediğimiz, yani gurbetçi de, bugün gurbetçi yok bu arada, bunu da söyleyeyim size. Bugün gurbetçi dediğiniz adamlar sayısı çok az yani, vardır da sayısı tabii çok canım, az. Canım gurbetçi dediğin 60'larda falan gidenler yani. Adam mesela doğmuş Türkiye'de, Konya'da doğmuş mesela, tamam mı? Hayatının birçoğunu orada idam ettirmiş. Maddi sıkıntılardan dolayı diyor ki burada iş varmış diyor ve gidiyor. Yani sadece Almanya'ya değil, Irak Savaşı falan çok patlak vermeden evvel, işte Saddam 1. Körfez Savaşı çok patlak vermeden evvel Irak'a giden de çok vardı. Libya'ya giden de çok vardı. Türk inşaat işleri falan filan. Benim dedem bunlardan biriydi mesela. Buralara da çok gidilirdi. İnşaat ustası pardon. Yani bu gibi gurbetçi tipler çok vardı. Fakat bunların planlaması şu normaldi. 2 sene kalacağız. Sonra geri geleceğiz Türkiye'ye ve yenileri gidecek bizim yerimize. Yani kimsenin Almanya'da kalma niyeti yoktu mesela. Böyle planlama yoktu. Bugünkü kadar cazip de gelmiyordu Almanya. Çünkü savaştan her ne kadar 10 sene olmuş olsa da abi o imaj kalmış. Hani bugünkü bir hızlı yayılmıyor biliyorsun. O imaj kalmış gerçekten. O ön yargılar falan kalmış. Birçoğunun fikri de şeydi. Ben gideyim orada. 3-5 kazanayım. Ne bileyim köyümde bir arsa alayım. Bir tarla alayım. Anadolu Türk'ünün maksimum şeyi odur biliyorsun. Büyükbaş hayvan bir de tarla. Hani zenginlik belirtisi odur. Zengindir bunu alabiliyorsa eğer. Bu planla gidiyorlar birçoğu. İlk jenerasyon gurbetçi dediğimiz budur yani. Adam harbiden gurbette. Hani dil bilmiyor, bir şey bilmiyor. Oralı değil, kendini yabancı hissediyor. Hani kendini bayağı yabancı hissediyor. Sen gitsen mesela o kadar yabancı hissetmezsin bugün. Bugünün bir Türkiye olarak. Niçin? Çünkü yani diziden şuradan buradan Türkiye'de değişti. Daha seküler bir ülke oldu falan filan. Ama o dönemki adam gerçekten kendini yabancı hissediyor. Hiçbir şansı yok. Bu adamlar gurbetçi. Bunda bir sorun yok. Fakat bunlar geri gidecekken Almanlar diyor ki, özellikle Alman iş sahipleri, hacı diyor biz bunlara eğitim verdik bu kadar. Yani az çok bir dil öğrendiler, konuşabiliyoruz, işi öğrettik. Bir de Anadolu'dan gelen adamlar iş öğretmek de çok zor bir şey biliyorsun.
Belli bir disiplin öğrenmek. Adam ilkokula gitmemiş belki yani. Bu adamı eğitmek de çok zor bir iş. Askerde ama pisuvara büyük tuvaletini yapan vardı yani. Hakikaten eğitim verilmiyor bazı insanlara. Bir de 60 yıl önce acaba nasıldı? Benim dedem birkaç hikayeleri var. Bir gün bunları belki şey yaparım böyle. Bir sitede falan yazı olarak yayınlarım falan. Meşhur hikayeleri var yani. Ne adamlar görmüşler biliyor musun? O dönemki Türkiye'den ama 60'lardan geliyor adam. Ya. Bazı köylerde elektrik yok falan. Adam elektrik görmemiş hayatında ya. Bu gibi adamı getiriyorsun Avrupa'nın ortasına falan böyle. Çok dehşet hikayeler, çok komik şeyler yaşanmış. Neyse bu bugünün yayının konusu değil bunlar. Bunlar buraya gidince işte bu şirket sahipleri diyor ki ya bunlar geri gidecekler. Ya gerek yok yani. Kalsın bunlar burada. Alman hükümeti diyor ki ya doğru diyorsunuz. Her iki senede biri yeni getirip yeniden eğitmek biz buraya bayağı Türkiye'ye çalışmış olacağız yani. Türkiye'nin nüfusunu eğitmiş olacağız çok absürt bir şekilde. Doğru diyorsunuz bunlar kalsın. Bunlara oturum verelim. Ve ilk jenerasyon böyle kalıyor. Ve hepsinin de şeyi arafta kalmış bir jenerasyondur. Bu ilk gurbetçi dediğimiz yani harbi gurbetçi adamlar. Adamın bütün fikriyatı şu yönde. Ben para kazanacağım köyüme döneceğim. Yani benim memleketim evim orada. Ben geri gideceğim. Benim burada bir işim yok. Zaten hiçbir sosyal aktivitesi de yok. Hani çok azdır, vardır. Bunlar genelde çok genç olanlar. Hızlı bir şekilde Almanca öğrenip bazıları gerçekten işçiliği bırakıp mesela acaba bir girişimci tipler vardır böyle ama sayısı çok azdır. Ekseriyeti bahsettiğim şekilde çalışıp bir bakmış ki abi 80'e dayanmışsın. 80'e dayanmışsın gerçekten. Ne evim var ne barkım var. Paralarının birçoğunu da şeye göndermişler. Türkiye'ye göndermişler akrabalarına. Yani yatırımları da yok. 90'lara kadar 2000'lere kadar Türkler ev mev almazdı zaten o kadar. Verme de vermezlerdi. Yani Türkleri satma da satmazlardı. Türklerin kaldıkları yerler genelde Kreuzberg'de meşhurdur. Çok paylaşırlar Türkiye'de. O gibi Sovyet mimarisini andıran blok bloklar vardır ya böyle blok evler. Plattenbau derler Almanya'da. Gerçekten arı kovanı gibi evlerdir böyle yani. Nefes alamazsın. Orada kalırlar daha çok. Yani çok da fazla paraları yoktur. Olan da memlekete gönderilir. Tabii bu adamların fark etmediği şey şuydu. Bunlar bu yaşa geldiklerinde çocukları olmuştu. İkinci jenerasyon. İkinci nesil. Şimdi ikinci jenerasyon Almanya'da doğuyor. Almanya'da işte anaokulda gidiyor zorunlu zaten. Oradan okuluna gidiyor. Oradan işte meslek öğreniyor, eğitimini alıyor falan filan derken bakmış ki yani çocuğu bile 30'una dayanmış. Şimdi çocuk artık Türk mü? Böyle bir soru var şimdi. Bu çocuk ne kadar Türk? Hadi tamam diyelim ki Türk. Türkiye ile alakası ne ama? Türkiye Türk'ü mü? Anlatabiliyor muyum? Türkiye Türk'ü mü? Bana kalırsa kesinlikle Türkiye Türk'ü değil. Alakası bile yok. Bunlara en iyi ihtimal Almanya Türk'ü diyebilirsin. Türkiye ile alakası yok. Ama işte babası Türkiye Türk'ü. İlk jenerasyon. Ve sürekli oğlunu anlatıyor işte biz şöyle Türk'üz, bizim Türkiye'de böyle, şöyle böyle. Ama çocuğun hiç alakası yok. O değerlerle büyümemiş. Seküler bir ortamda işte Almanların değerleriyle büyümüş. Nedir işte bunlar? Disiplinler, dakik olmak, bilmem ne, şu bu. Bunların vardı birkaç böyle şeyleri. Çocukluktan öğretirler. Bize de öğretmişlerdi yani. Kafamıza vura vura. Bu şekilde büyüyor ikinci jenerasyon. Bu artık gurbetçi değil bu adam. Ya bu adam doğmuş abi. Bu adam Almanya'da doğmuş. Adam Türkiye'ye geldiği zaman kendini gurbetli gibi hissediyor. İkinci jenerasyon. Ve bu ikinci jenerasyona işte bu tam 80-90'lara denk geliyor. Genç bunlar falan filan. İşte kartel grupları meşhurdur. Boks grupları vardır. Rap grupları vardır. Böyle kendi içerisinde bir sub kültür derler ya. Alt kültür. Bir alt kültür oluşturuyorlar. Ve tam bu esnada Türkiye'den bu gönderilen elemanlar burayı keşfediyor. Ve sadece onlar değil PKK falan da keşfediyor. Ulan burada yoğun bir nüfus var, Kürt falan var çok burada. İşte burada iyi para da dönüyor. Buraya odaklanıyor hepsi. Türkiye'den kaçan kim varsa, ne kadar zararsız, hayırsız adam, zararlı, hayırsız adam varsa hepsi Almanya'ya kaçıyorlar. Niye? Çünkü orada ortam var, para var. Ve bu Almancıları çok dehşetle dolandırıyorlar. Yaşı biraz büyük olanlar bilirler. Kombasan var, Yimpaş var. Bunlar çok dehşet dolandırmışlardır yani. İntihar eden insanlar vardı. Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen yoksa belki takipçilerdir. Ben anlatayım. Hatta müsaade varsa. Anlat canım sıkıntı yok. Bu Yimpaş'ın Kombasan'ın ne olduğunu bilmeyenler varsa. Erbakan hükümeti dönemi bu yeşil sermaye dediğimiz bu İslami şirketler falan kurulduğu zaman. Çünkü buraya ikinci bölümde değineceğim zaten gelecek belgeselin. Bunlar gücü ele geçiriyorlar. Eğitim ele geçiriyorlar falan ama para yok. Sen bir kültürel devrim yapmak istiyorsan paraya ihtiyacın var. Medyaya ihtiyacın var. Bunu hızlıca fark ediyorlar. Para ihtiyaç. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar Avrupa'da diyorlar ki camilere gidiyorlar bu arada. Yani cami gerçekten camilere gidiyorlar. Oranın camileri Avrupa'nın gerçekten Türkiye'nin aksine devletin kurduğu değil halkın kurduğu yerlerdir. Yani bir ibadet ihtiyacı var ve insanlar parasını denkleştirip ilk başlarda böyle gerçekten fabrika gibi yerlerde. İşte sonra zamanla paraları arttıkça binalar almışlar falan. Yani insanların kurduğu şeylerdir. Devletin yaptığı değil falan.
Böyle bir şey değil yani. Tamamen onların gerçekten ayrı bir kutsaliyeti vardır oradaki insanlar için. Kendi parasıyla yapmış çünkü binbir zorluktan. Buraya geliyorlar yani. En kutsal yere geliyorlar Türkiye'den ve diyorlar ki ya biz işte Türkiye'de laik, ateist, satanist, klasik işte yine saymama gerek yok. Bunlar işte bizi bitirmek istiyorlar falan filan. Bunları yenmek için bizim, bu arada 32. günün bu konuyla ilgili belgeseli vardı. İzleyenler izlemek isteyebilirler. Diyorlar ki bizim bunlara karşı savaşmamız için, bir de İsrail olgusu var tabii sürekli. O dönem giriyor bizim lügatımıza da. İsrail aşağı, İsrail yukarı. Ondan evvel bu kadar İsrail şeyi yok bizde biliyorsun. İsrail yoğunlaşması yok bizde. Bunlarla birlikte başlıyor. Arabistan'dan sermaye ile birlikte ideoloji de geliyor. Anti-İsrailcilik başlıyor böyle radikal bir şekilde. İşte İsrail bitirecek bizi, işte Büyük İsrail projesi falan filan. Bizim bunlara karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Velhasıl buraya geleceğim. Ne yapacağız? Biz size hisse satacağız. Kombasan, İmpaş falan meşhur firmalardır bunlar. Millete hisse satıyorum diye, tabii böyle bir hisse yok, yalan. Milletten para topluyorlar. Avrupa'daki Türklerden. Ve yani buna açık konuşalım. O dönemki insanların birçoğu inanılmaz cahil insanlar. Cahil ve naif. Hani aşırı derece naif. Yani Türkiye'de büyüyen bir adam anasının gözüdür. Anlatabiliyor muyum? Biliyordur az çok. Ama Avrupa'da büyüyen bir adam dolandırıcılığa o kadar kafası basmaz yani. Kolay dolandırırsın. Dolaylı olarak da bunlara böyle sözler verilince bunlar da sazan gibi atlıyorlar. Meşhurdur hatta. Hala bizim aile çevremizden de dalga geçilen vardır. İşte ne bileyim İmpaş Murat falan diye böyle lakaplar vardır hala. Gidiyor adam arabasını falan satıyor. Gidiyor buraya basıyor. Niye işte biz Türkiye'de işte İslami bir devrim olacak falan filan. Parasını basıyor oraya. Sonradan Deep Turkish Web'in videosu gibi. Ana dolandırıldık var ya. Onun gibi oluyor. Para gitti lan. Bir şey yok. Para gitti lan. Aynı. Hisse yok. Hiçbir şey yok. Adam intihar eden var ya. Adam evini satmış. Düşün yani. Bütün birikimini satmış. Buna inanmış falan. Sonra tabii herkes yalanlamaya başlıyor. İşte Erbakan çevresi de bunlardan mesafe alıyor kendine falan. Sonra biliyorsun davalar açılıyor. Sonra Türkiye'de de davalar açılıyor. Kayıptırılıyor davası falan filan. Baya baya böyle yolsuzluk şey skandalları patlak veriyor ardı ardına. Ve bu insanları da biraz soğutuyor. O jenerasyonu biraz soğuttu Türkiye'de. Yine de özellikle Kadir Mısıroğlu'nun yayınladığı bazı kitaplar vardı. Bunlar çok dağıtılırdı. Yani bu Neo Osmanlıcılığın, işte anti Atatürkçülüğün temelini burada attılar Avrupa'da. Oradan yayıldı. Sonra Türkiye geri döndü. Avrupa ya, çok önemli. Bir de baktığında Almanya'dan getirilmiş. 69'da 68'de şöyle yükselşenler gibi insanlarla beraber. Alman kadınlar Müslümanlığa geçip türban takıyorlar. Ve gelip burada siz nasıl Müslümansınız, Müslüman kadın başını örter deyip İslam dersi veriyorlar. Konferanslar, sergiler, toplantılar. Ondan sonra bir askeri kimlik gibi türban takmaya başlıyor bazı cemaatlere bağlı olan kişiler. Dini bir sembolden ziyade siyasi bir sembol haline geliyor. Bunları zaten hani daha önce bazı videolarımda anlatmıştım. Ya baktığında evet, günümüzdeki hükümetin ideolojisi dahil karma bir şekilde yurt dışından toplanmış. Yani gurbetçilerden toplanmış. Belli bir çizgileri yok zaten. Bir oradan bir buradan yani. Her türlü çalışılmış ya baktığında bu ülkeye. Yazık yani. Tarikatlara da en büyük lokmayı bunlar vermişler. Tarikatlara en büyük lokma, birkaç şey anlatacağım da sen bir şey anlatmak istiyor musun? Benim uzun uzun monolog yapmayayım ben. Biraz değişerek anlatalım. Bu arada dedin ya Alman şeyler geliyordu Türkiye falan. Geçen de şey geldi biliyorsun, Yunan bir tane sözde Müslüman geldi. Üniversitede konferans verdi, Atatürk'e salladı. Hakaret etti. Orada alkış tuttu Türk öğrenciler. Bilmiyorum hatırlıyor musun olayı? Ya ülkemizin yüz karası diyebileceğimiz çok fazla olay yaşandı şu 17-18 yılda. O yüzden hangi birinden bahsedelim ki yani? Bazıları beyefendi oldu, bazıları vatan haini ayyaş oldu. Uzun konular. Bunlar bizi biraz dağıtır. Ben bir iki bir şeyden bahsedeyim, sonra sen kaldığın yerden devam et. Aldığım notlar var, onlara değinmeden geçmeyeyim, sonra unuturum. Unutursam da daha sonra ya keşke söyleseydim derim, içimde kalır. Buyur abi, dinliyorum, hiç sorun değil. Şimdi bu güç sarhoşluğu, güç zehirlenmesinden bahsettin. Onunla alakalı aslında uzun uzun konuşmayayım. Milgram deneyi var mesela. İnsana yeterli yetki verildiğinde ve serbest bırakıldığında kişinin ne kadar işkence yapmaya müsait olduğuyla alakalı çok meşhur bir deneydir. Yani hemen herkes belli bir koltuğa oturduktan sonra, belli bir yetkiyi eline aldıktan sonra zaten zalimleşiyor. Ya da zamanında ona zalimlik yapıldıysa, o zulme uğradıysa, eline yetki geçtiğinde aynı şeyi o da yapıyor, intikam almak istiyor. Şimdi bu tarikatlar
zamanında ezilmişler ya Cumhuriyet devrinde inanca göre. Hoş geldin aşkım. Bu arada nasıl da böldüm konuyu. Sağ ol bebeğim. Kahvem geldi de. Şimdi bu tarikatlar sözde Atatürk devrinde en başlarda çok ezilmişler, dışlanmışlar falan. O yüzden şimdi de intikam alma peşindeler. Bu yüzden de günümüzde din siyaseti veya tarikatlarla, cemaatlerle içli dışlı olmak maalesef mecburi. Günümüzdeki devlet zaten bu şekilde oluşmuş diyelim. Yani eskiden devlet ve hükümet arasında bir fark vardı. Şu anda öyle bir fark yok gibi görünüyor. Lafta kaldı. Bu yüzden güç zehirlenmesi konusunu anlamak isteyenler Milgram deneyi yazsınlar. Bir iki tane video izlesinler, yeterli olur. Ben 10 dakika anlatmayayım. Ben başka deneylerden bahsedeceğim. Şimdi tarikatta toplumla birlikte hareket etmek ve koyun gibi yaşamak, diğerleri ne yapıyorsa onu yapmak ve göze batmamak vardır. En göze batmaktan korkan topluluklar hangileri? Gurbetçiler. Adamlar zaten orada dımdızlak kalmışlar yani. Ne Türk gibiler, ne Alman gibiler veya ne Yunan gibiler, hangi ülkeye gittilerse. Yani iki ülkeye de, iki milliyete de tam anlamıyla ait olamıyorlar. Adamlar ortada kalmışlar. Bu yüzden de güçsüzler. Güçsüz olduklarında ne yapıyorlar? Kendi aralarında toplanıyorlar. Ama tabii bir diaspora oluşturamıyorlar. Oluşturmuş olsalar zaten bunları konuşuyor olmazdık. Ne oluyor? Bu ensesi kalın, birkaç tane şirkete sahip olan abiler yurt dışındaki bu gurbetçileri veya göçmenleri örgütlüyorlar, bir yerde topluyorlar. Onlara işte cami yaptıralım, onları bizim derneğimizde bir araya getirelim, onları İslam'dan uzaklaşmayacakları şekilde toplayalım, bir yandan telkinde bulunalım. Onları resmen hayata kendi tarikatlarıyla bağlıyorlar. Bu yüzden de bu insanlar yurt dışında olsalar ve 40-50 yıl boyunca Türkiye ile hiç etkileşim halinde olmasalar dahi o tarikatlar aracılığıyla bir ideoloji şekillendiriyorlar. Bunlardan bahsedeceğim. Ama bu esnada yine sivrilmemek, baş olmamak, kuyruk olmak, büyük abilere itaat etmek anlayışı hakim. Bu yüzden de bu insanlar ilgi odağı olmak istemezler veya muhalefetle uğraşmak istemezler. Kabul de etmezler zaten. Kendi gerçekleri vardır. Bizim ülkemizde bile var böyleleri yani. Bununla alakalı Ash Conformity Experiment diye bir deney var. Daha önce yaptığımız Discord muhabbetinde zaten birkaç tane örnek vermiştim. İzlemeyenler vardır diye tekrardan vereceğim. Olay şu arkadaşlar. Bu kabullenme ve onaylanma ihtiyacıyla alakalı bir deney. Bir profesör eline iki tane kalem alıyor ve bir tanesi bariz bir şekilde kısa, bir tanesi bariz bir şekilde uzun. Bakan herkes ya şu kalem uzun, şu kalem kısa diyebilir. Fakat profesör şöyle bir hile yapıyor. 4-5 tane öğrenci seçiyor ve bunlara ben ne zaman sorsam hangi kalem uzun desem siz hep kısa kalemi seçin diyor. Yani bir tuzak yapıyor. Bu 3-4 öğrenci sanki daha önceden planlanmamış gibi, hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi bekleme odasında bekliyorlar. Ve konuyu bilmeyen yeni bir öğrenci geldiğinde hepsi beraber içeri giriyorlar. Profesör bariz bir şekilde elinde kısa kalem tuttuğu halde hangisi uzun diye sorduğunda herkes kısa kalemin uzun olduğunu söylüyor. Şimdi kendinizi orada düşünün. Karşınızda bir adam var. Bir elinde uzun, bir elinde kısa bir kalem var. Hangisi uzun diye sorduğunda herkes kısa kalemin uzun olduğunu söylüyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Yani ilk seferde kalemi işaret ediyorsunuz. Hangisi uzunsa onu gösteriyorsunuz ama bir süre sonra sürekli sorduğunda ve herkes tam tersini yaptığında kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Ben mi yanlış görüyorum, yoksa yapmam gereken başka bir şey mi var? Söylemem gereken bu muydu? Benden istediği cevap acaba şu mu? Yani bakın, doğruyu bildiğiniz halde yanlışı seçiyorsunuz. Niye? Çünkü sivrilmek istemiyorsunuz. Toplumla hareket ediyorsunuz. Diğerleri öyle yaptı, ben de öyle yapayım. Her cevap verdiğimde bana şöyle bakmasınlar, dışlanmayayım. Bu birçok defa denendi birçok öğrencide ve her seferinde aynı şey yaşandı. Bu bir yandan da manipülasyondur. Bununla alakalı benzer bir deney mesela şudur. Birçok kişi oturma odasında bekler. Bunlar yine önceden ayarlanmış insanlardır. Her içeri bir kişi girdiğinde bunlar ayağa kalkacaklardır. Ama dışarıdan gelen gariban köylü veya deneyden haberi olmayan insan bunları bilmez. Adam geliyor, doktorla görüşecek diye dışarıda bekliyor mesela. Etrafında oturan bir sürü insan var. İçeri her birisi girdiğinde bunlar ayağa kalkıyor. Bakıyor etrafında, bunlar niye kalktı diye. O da kalkmaya yelteniyor gibi ama kalkmıyor. 2, 3, 4 en sonunda o da kalkmaya başlıyor.
Çünkü demek ki yapmam gereken bu diye düşünüyor. Yani insan çevreye, topluma uyum sağlayan bir varlık. Hiçbir zaman muhalefetle uğraşmak, sivrilmek, problemlerle baş etmek istemez. En kolaya kaçar. Yani insandan ziyade koyun gibi davranır. Haliyle tarikatlarda da size bir şeyler öğretildiğinde, doğrusu bu dendiğinde, herkes bir şeyler yaptığında siz de öyle yapmaya başlarsınız. Yani içeri gelen kişi önemli bir adam olmasa bile herkes ayağa kalkıyorsa siz de kalkarsınız. İçeri bir hoca geldiğinde herkes onun elini öpüyorsa, aman hocam paşam diye etrafında fır dönüyorsa, siz de bir yerden sonra o adamın önemli olduğunu düşünmeye başlarsınız. Zaten buna benzer taktikler de uygulanıyor. Sürekli hocadan bahsediyorlar, hep dua ediyorlar ona, şöyle ilimli, şöyle kudretli, şöyle menkıbeleri var, şöyle bir mucize gerçekleştirdi falan. Öyle bir anlatıyorlar ki siz de adamın gerçekten Allah gibi olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Haliyle bir yerden sonra gerçekten kişiyi tanrılaştırma olayı yaşanıyor. Bu verdiğin örneklerde var zaten. 60 yıl önce ölmüş adama halen dua ediyorlar. Ama peygambere dua yok, Allah'a dua yok. Tabi bunda şöyle bir şey de var. Niye bu kadar itaat etmeye programlanmışız? Bir yandan çünkü etmezsek kavga etme ihtimali var. Dışlanma, dayak yeme, kovulma, başımıza dert alma. İstemiyorsun bunu çünkü evrimsel süreçte her zaman toplumla yaşamışsın. Hep toplumla yaşadığın, toplumla yaşamayanlar elendiği için topluma ayak uyduruyorsun. Bu yüzden de anında 3-4 yaşında alındığın takdirde hemen beyni yıkanmış bir asalak gibi davranmaya başlayabiliyorsun. Ayrıca tarikatlar sana bir ahlak anlayışı da veriyor. Eğer bir tarikat biri için iyidir diyorsa sen de iyi olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Kısa kalem uzun kalem muhabbetinde olduğu gibi. Eğer tarikat bir insanı kafir ilan ediyorsa, hedef gösteriyorsa sen de ona düşman oluyorsun. Tarikat bu yıl şu kişiye oy vereceğiz diyorsa o kişiye oy veriyorsun. Yani şu kişi hain diyorsa hain oluyor. Atatürk düşmanıysa eğer tarikat sen de Atatürk düşmanı oluyorsun. Sorgulamıyorsun. Zaten bu hani kalem muhabbetinde olduğu kadar açık bir şey de değil. İstesen de istemesen de etrafındaki herkes öyle yaptığı için doğrusu odur. Yani bugün şu Atatürk heykellerine saldıranlar öyle çok okuduklarından, çok bildiklerinden, Atatürk'ün gerçekten de kötü şeylerini öğrendiklerinden yapmıyorlar. Bir iki argüman ezberlemişler, hocaları astı, Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtti falan diye bir şeyler duymuşlar ve sorgulamayıp hurra diye sokağa çıkmışlar. Veya bugün beni durduk yere savcılığa şikayet edenler, videolarımın altına küfürler yazanlar veya tehdit edenler çok bildiklerinden veya ben çok yanlış bilgi verdiğimden, ben gerçekten kötü bir insan olduğumdan bunu yapmıyorlar. Onlar tamamen yobazlıklarından, cahilliklerinden ezbere davranıyorlar. Zaten hepsi genelde ya Bediüzzaman Said-i Nursi'den ya da bir iki tane adamdan ezbere diyalog paylaşırlar. Zalimler için yaşasın cehennem, işte bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz, hep aynı şeyler yani. Kendi fikirleri yok. Kendi fikirleri olmadığı için kendi kimlikleri de yok. Kendi kimlikleri de olmayınca onlarla tartışmak veya onlara bir şeyden bahsetmek mümkün olmuyor. Mümkün olmayınca ne oluyor? En doğru onların doğrusu, onlar gibi olmayan herkes vatan haini. Bu yüzden de bir tarikatçıyla gerçek anlamda tartışmak imkansız. Veya bir tarikatçıyla siyasetten, tarihten konuşmak imkansız. Onun zaten gerçek tarihi var, gerçek siyasi anlayışı var, gerçek dini var. O zaten bir şeyi kabul etmiş. Bir tarikatçı dinden çok zor çıkar. Ama bir tarikatçının tarikatçı olması da öyle kolay değildir işte. 40 yıl sürüyor yani bir insanın şeyh olması. Veya ilk birkaç yılda bu adamlar ipin ucunu kaçırıyorlar diye hemen çocuk annesine babasına şikayet ediyor veya bir şekilde dinden kopuyor. Veya tarikattan çıkıyor. Haliyle eğer erken yaşlarda bunu engellemezsen kişi isterse cumhurbaşkanı olsun, isterse hakim, savcı, öğretmen, doktor, isterse yüksek IQ bir insan olsun, 30-40 yaşına geldiğinde halen daha mürit gibi takılıyor. Yani bazen bir düşünürüz, bu kadar bilgili adamlar nasıl oluyor da FETÖ'cü falan çıkıyor. Bu çok zeki bir insandı, nasıl oldu da şu hoca hazretlerine böyle dua etti. Yakıştıramıyorsun, şaşırıyorsun. Aslında şaşacak bir şey yok. Bu yüzden en başında demiştim, yani tarikatçı olmak bambaşka bir insan olmak demek değil. Biz de öyle olabilirdik. Biz de bugün alay ettiğimiz veya bu beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz insanlar gibi olabilirdik. Tamamen aile yapısı ve kişinin kendini yetiştiriş şekli.
bir yandan da tarikatın uyguladığı yanlış politikalar. Kimi tarikat işte bahsettiğin gibi dayakla, zorla namaza kaldırır, adam namazdan soğur. Kimisi de biraz böyle hani hoşgörü İslam'ını yansıtıp adamı dine bağlar. Bunlar da bilimsel İslam, ılımlı İslam bir şeylerden bahsederler. Haliyle çok dikkatli olmak lazım bu konuda. Biz tarikat deyince, cemaat deyince Türkiye'deki bütün tarikat ve cemaatlerden bahsetmiş olmuyoruz. Tarikatlar zaten tehlikeli, ayrı konu da. Hani kimi cemaat var, adamlar bir köy lan alt tarafı, 15-20 kişi kendilerine göre bir İslam yaşıyorlar. Evrimi de kabul edeyim ama Adem'le Havva'yı da bir yerde oraya sıkıştırayım. Ben bunları o kadar da zararlı görmüyorum. Benim zararlı gördüğüm tarikatçılar veya cemaatler devlete sızanlar. Ki her tarikat büyüdükçe, kuvvet kazandıkça zaten derin devlet, gölge devlet olmak zorunda. Niye öyle olduğunu da en başında konuşmuştuk. Yeterince uzun konuştum. İstiyorsan buradan devam edebilirsin. Vallahi güzelce özetledin yani. Pek de şey yapacak bir şey yok. Yani dediğim hemen hemen aynı şeydir diyoruz da şey, karşımızdaki bunu algılayabiliyor mu? Sorun orada. Ben ilk bu videoyu yaptığım zaman çoğu kişi şey demişti. Ya çok büyük tepki alacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak. Ben tepki falan almadım. Yani, Allah Allah. Nasıl almadın lan? 4800 yorum olmuş. Taş çatlasın belki 15-20 tane. Tarikatçı. Vallahi onlar ben selam da versem 1000 tane küfür yiyorum ha. Abi işte şeyden alakalı herhalde. Adam duruyor bakıyor mesela. Saldıracak yeri yok. Abi biraz da o var aynen. Yani bana saldıracak bir yer yok, bana bir şey diyemiyor. Çünkü bakıyorsun işte vatan millet edebiyatı yapacak. Yani bana mı yapacak, anlatabiliyor muyum? Bana solcu komünist diyecek, dinsiz diyecek. Onu da diyemiyor. O hiçbiri de değilim. Solcularla zaten, hani solcular değil de komünistlerle daha çok zaten kötüyüm. Hiçbir şey söyleyemiyor sana en sonunda. Pasif bir şekilde ya niye böyle yapıyorsun, işte ehli sünnet olan tarikatlar da var falan moduna biriniyor. O şeydir. Böyle kafasının ortasına yiyince tarikatı öyle bir geri yapar. Geri vites yapar böyle, iyi niyetliymiş gibi yani, çok şeymiş. O agresiflik birden gider, kedi olur o aslan. Biraz da o moddalar. Yani ben çok büyük bir tepki almadım. Hepsine sallamama rağmen. Sebebi de tepki gösterecekleri bir yer yok. Yanlış bir şey söylemedim. Bunu olmaması için de ideolojik bir tartışmaya girmedim zaten. Orada yaşamış çocukları getirdim. Hani yalansa buyurun. Yalansa buyurun, yalan olduğunu söyleyeyim. Bu doğru değil diyeyim. Bu iftira diyeyim. Ha, deneyenler oldu ama ekseriyeti farkındaydı doğru. Abi Allah aşkına ya. Yani kaç tane tarikatta, cemaat yurdunda küçük kız çocuklarına kaç kişi tecavüz etmiş? 12-13 yaşındaki çocuklara 40-50 kişi nasıl girmiş? 1000 tane vakıf ortaya çıktı biliyorsun yani kaç yıldır. Daha neyi örtüyorlar, neyi inkar ediyorlar? Hayır bizim cemaatte böyle olmuyor. Bizim tarikatta böyle olmuyor. Nah olmuyor. Şey hepiniz diyor ya mesela lan. Bir kişinin olayını niye tüm tarikata bağlıyorsunuz? İşte bu bir kişi değil. Normalde. Bir kişi değil yani. Heh. Ben de işte şey dedim. Ya bu taciz, tecavüz bu işin bonusu dedim ben de. Burada bir sistematik bir zorlama var. Bu adam asker gibi, militan gibi yetiştiriliyor. O videoda pek altını çizemedik. Bir olay daha vardı mesela. İsim verme olayı. Bu çocukların hepsine ayrı bir isim, kod ismi veriyorlar. Hepsine ayrı bir isim koymuşlar. Mücahit 41. O şekilde değil ama mesela bir sahabenin ismini veriyoruz sana diyorlar. Hepsi bu arada bak. Fethullahçısı da yapıyor, Süleymancısı da yapıyor, Nurcusu da yapıyor, Menzilcisi de yapıyor. Hepsine bir isim takıyorlar. Bu da bu işin bir parçası aslında. Yedek bir isim takmak izolasyonun bir parçası. Bir tanesi diyor ki ya bizim abilerimize de isim takmışlardı. Yani biz adam mesela Ömer diyoruz diyor. 15 Temmuz'dan sonra gördük ki adamın adı bilmem neymiş, başka bir şeymiş. Tutuklanmışlar falan böyle. Ben Shock Voice'u böyle bugüne kadar Ebu Hureyre diye biliyordum. Adamın gerçek adı Shock Voice çıktı yani. Oluyor böyle şeyler. Ben Avuzer Kömürcü diye biliyorum adını, soyadını. Düşün kaç tane cemaate girdiyse hepsinde başka bir isim almış yani adam. Bu girdiği, en son girdiği şey ya. Merzifon tarikatı. Merzifon tarikatına girmiş. Zürriyetsizler tarikatı. Yeni neyse. İsmi de Ayça 22'ymiş, öyle söylüyorlar. Ayça 22. Ama ne şeyler yaktı o abi. Ne yuvalar yaktı Ayça 22. Biliyorsun. Bütün bir neslin ocağını söndürdü. Aynen, bu MSN Facebook ülkemize ilk girdiği zaman. Hani şimdi de saf o dayılar da, o zamanlar daha kötüydü. Yani o zamanlar ne yazıyorsa inanıyorlardı gerçekten. Abi internette. Taylor Swift'le chatleştiğini zanneden bir dayı vardı ya. Çok komik yani. Yazık. Var abi şey, meşhur screenshotlar var o dönemlerden. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir de haber şeyi de öyleydi. İnternette yazıyor diye bir şey vardı yani o dönem, hatırlıyor musun?
İnternette yazıyor falan. Resmi mecra canım. Mutlaka gerçek olması lazım. Kesin doğru. Tabii ciddiye alacak mecra. Ben bunu Facebook'ta gördüm ya. Sen nasıl kabul etmiyorsun? Facebook zaten o işin start noktasıydı bana sorarsan. Facebook böyle genel olarak ilk başta, yani MSN öyle değildi mesela. MSN daha çok şey gibiydi. Kişiden kişiye. Ben hatırlıyorum zaten şarkı falan da attığımız zaman MP3 falan böyle. Kişiden kişiye atıyorduk hep böyle. Öyle yayılıyordu. O onu atıyor, o onu atıyor, o onu atıyor falan. Öyle yayılıyordu böyle. Büyük bir network değildi bu. Evet yine bir network vardı ama Facebook kadar değil. Facebook ilk girdikten sonra abi orada komplo teorilerin ciddi manada ben çok yoğun maruz kaldım. Hani inanılmaz şeylerdi. Ve bugünkü komplo teorilerin birçoğunu zaten o dönem görmüştüm yani. Yeniden bulduğunu sanıyorlar ya bazıları. Meşhurları vardır mesela. Harp teknolojisi vardır. İşte Area 51 yabancı şeyler de o kadar yaygındı. Türk şeyleri de o kadar yaygın değildi Türkçe kaynaklarda. Türkçe kaynaklarda daha çok şey vardı hep. İşte Coca-Cola'nın içerisinde böcek kanı varmış. Coca-Cola'yı tersten okuduğumuz zaman fark koyuyorlarmış. Fotoğraf böyle falan. İspat falan böyle. Multimilyonluk bir şirketi fotoğrafla yıktılar, yok ettiler. Ya 51. İsrail bölge muhabbetini şeyde bile kullandılar ya. Indiana Jones 4. Kristal kafatası. Yani bu komplo teorileri bir yandan da sinemayı yönetti. O kadar popüler oldular ki. Adamlar bunun üzerine film çektiler yani. Bak ama Dan Brown gibi mesela bildiğin komplo, yani fiksiyon olduğunu bildiğin bir şey, kurgu olduğunu bildiğin bir şey okumak, izlemek. Ya ben mesela Büyük Kurtlar Vadisi hayranıyım, bilenler bilir. Ya bilirsin yani gerçek değil bu. Hani evet esintiler var, göndermeler var, yapılanmalar var ama gerçek değil, kurgusal bir şey izliyorum ben. Tüketiyorum bunu. Bunda bir sorun görmüyorum aslında. Ya Melekler ve Şeytanlardaki Illuminati muhabbeti nasıl olduysa 1600'lerden kalma gizli bir örgüte döndü yani dünya çapında. Adam çok Dan güzel Brown kurgulamış abi. Anlatmış, mükemmel de bir kitap yani. Niye oradan buraya geldi abi? Biraz da milletin açlığı mı diyelim, ne diyelim? Her okuduğunu ya gerçek zannediyor, roman olduğunu bildiği halde. Bak bu konu hakkında iki olay söyleyeceğim. Birincisi her okuduğunu diyorsun ya, eski jenerasyonun, ben buna şey diyorum, bilgi enflasyonu. Eski jenerasyon, bunu da çalmayın bak chat, bilgi enflasyonu ilk defa kullandım, yok şaka. O dönemlerde ben mesela bu PKK'yı Öcalan'ı falan araştırdığım zaman çok absürt şeylerle karşılaştım. Yani mesela bunların meşhur şeyi vardır. Mazlum Korkmaz'dı galiba değil mi? Mazlum Korkmaz'dı bunların şeyi. Aynen. Mazlum Korkmaz olması gerek. Hatta kampları var Bekka'da falan böyle. Mazlum Korkmaz evet. Bu Diyarbakır hapishanesinde kendini yakan falan. Bunların meşhur idolleridir yani. Şehit falan diye anarlar. Bu savunma veriyor abi Diyarbakır'da. PKK kurucusu üyesi. Ve bunun transkripti şeyde var. İnternette var. Giren baksın. O dönemki sıkı yönetim mahkemesi, askeri mahkeme orada var. Hakim diyor ki abi nesiniz yani, ne istiyorsunuz siz falan diyor böyle. Biz işte klasik işte solcu şeyleri falan böyle phrase'ler böyle. Ciddiye alınacak cümle kalıpları değil yani. İçi boş. Ve sonradan ekliyor. Hakim en son diyor ki ya diyor siz tamam da diyor yani nereden geliyor o zaman Kürtler size göre? Hani sizin teoriniz ne? Ya tam bilmiyorum diyor. İskandinavya'dan falan olması gerekiyor diyor. Onu diyor Abdullah daha iyi bilir. Öcalan için. Sonra daha çok soruyor. İşte Dersim harekatı. İşte ne bileyim Şeyh Said isyanı. Bunlara giriyor. Yani o dönem biraz daha şey. Bugün biliyorsun biraz daha var. Zidane katliam falan da var böyle. Eklediler. Şey gelişti böyle. Lore gelişti artık. O dönemler daha basic'teler böyle o zaman. Dersim bir de Şeyh Said falan var böyle. Buradan anlıyorsun ki çocuğa soruyor o mazluma. O da diyor ki şey ya onu diyor Abdullah'a sormak lazım diyor. Yani hakim de merak ediyor bu arada. Yani ilk defa PKK ile karşılaştırılmış ya, yeni kurulmuş. İlk defa karşısında var ve adam da merak ediyor. Neyle biz mücadele ediyoruz? Ne bizim karşımızda olan şey diye. Ve cevap alamıyor. Aldığı cevapların hepsi de şey. Abdullah'a sor, Abdullah'a sor. Bu arada anladım ki biraz daha okuma yapınca yani Öcalan ve o dönem birçok kişi öyle. Öcalan daha radikal sadece. O dönem köyden geliyor ya bunlar abi. Yani okuma şeyi gerçekten çok düşük. Üniversiteye gidince bunlar hangi kitabı ilk eline alıyorlarsa gerçekten hayatlarını ona göre şekillendiriyorlar. Hani ilk neyi okuyorlarsa hayatlarını tamamen ona göre şekillendiriyorlar. İlk aldığı kitapta mesela adam okuyor. Dersim harekatı falan var. Bu arada şey derler ya mesela. Dersim harekatı için gizleniyor mizleniyor derler ya. Halbuki öyle bir şey yok yani. Ne canım? Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtları kimse gizlemiyor ya çok, bir şey. Çok açıktır yani. O şehir efsane. Öyle anlatırlar. Halbuki açıktır. Yoksa okuyamazdın zaten. Devlet istemiş olsaydı unutulmuştu sana yani. Bilmezdim bile. Oradan okumuş Öcalan. Belli hangi kitapları okudu. Belli Ankara'da. Onu okumuş, işte Şeyh Said isyanını okumuş, kafasında böyle bir birleştirme yapmış. Yani bak eskiden beri isyan var, işte Marksizm diyoruz, devrim diyoruz, bunu buraya bağlayayım. Bu klasik Sovyet kafasıdır aslında. Oradan yürümüş yani, ilk okuduğu şeylerden pek bilgisi de yok.
Ve PKK'nın 3 kere ideoloji değiştirdiğini biliyoruz bugün mesela. 3 kere değiştirmesinin sebebi de Öcalan 3 tane kitap okuyor abi. Adam 3 tane kitap okuyor, 3 tane önemli kitap okuyor ve buna göre değiştiriyor bütün ideolojisini. Okuma enflasyonu. Bakıyorsun o dönemlerde bu radikali tabii, bu terör örgütü olduğu için radikali bu. O dönemin solcuları da sağcıları da benzer şekilde. Üniversiteye gidiyor adam köyünden, bilgi enflasyonu demiştik ya. Adam hayatı boyunca düzgün bir kitap okumamış üniversiteye gidene kadar. Gidiyor ve ilk defa orada bilgiye maruz kalıyor. Ne yapıyor? Kitabı açıyor. İlk hangi kitapsa, eğer bu komünist bir yapı şey kitapsa, bir eserse, o komünist olacak artık. Onu durduramazsın. Çünkü okuduğu şeyi aldığı gibi bilgi olarak kabul ediyor. Yani kutsaliyet yük diyor ki ona, tamam abi burada yazıyorsa bu gerçek kitap bu. Kitap. Kitap lan bu kitap. Kitapta yazıyorsa bu gerçektir. Hani bugün bizim gibi mesela bir sürü kitap okuyup da kafasında bir acaba yok. Yani kitapta yazıyorsa gerçek. Böyle bir ideolojileri var. İşte ülkücüyse mesela ilk sağ cenahtan, işte ülkücü cenahtan bir kitap okuyorsa ülkücü oluyor. Soldan okuyorsa solcu oluyor. O dönemin insanları böyle. Zamanla bu bilgi enflasyonu arttıkça bizim jenerasyonumuz özellikle kafada bir şey gelişiyor böyle. Bir firewall gibi düşün. Hani biz gerçekten süzgeçten geçiriyoruz bunu bilmeden. Beyin o kadar gelişmiş. Mesela Twitter'da görüyorum bazen. Bir haberi 5-6 kere alt alta okumadan, işte son dakika bir alt alta okumadan ciddiye almıyor beynim. Fark ettim geçen. Bir kere görmem yetmiyor mesela. Beyin onu süzgeçten geçirmiyor. 6 kere falan böyle alt alta okumam lazım. Ya bir dakika ya neymiş falan demem için. O kadar ciddiye almıyor beyin artık. Bunların jenerasyonu, bu boomerları, okudukları her şeyi ciddiye alıyorlar ve gerçek sanıyorlar. Her şeyi. Fark etmez. Politik bilmem ne. Dolaylı olarak da işte bu komplo teorileri diyecektin ki oraya bağlayacağım. Bu jenerasyon internette bir şey okuduğu zaman hala ciddiye alıyor. Her bilgiyi, her komployu. Bir süzgeci yok. Bizim var. Yani istemeden gelişmiş. Çok kullanıyoruz sonuçta bunu. Bilgi akıyor sürekli bize artık. Beyin geliştirmiş abi kendini. Önemsiz adettiği şeyleri şey yapmıyor. Bunlar öyle değil. Bu boomer tayfa öyle değil. O doğru. Çarpıtıyor, ne izleseler, onu. Ne okusalar hani hakikat zannediyorlar. Umarım seni beni izlerler de biraz işe yarar bari. Bize gelince şeyleri birden triggerlanıyor. Sizinki paranız kim ödüyor? Var. Nereden geliyor bu para? Kim ödüyor falan. Hep bir şey var ya, beklenti. Hani arkada bir güç var. Biz gidiyoruz böyle geceleri, pazarları falan böyle. Keçi kurban ediyoruz böyle. Kanında banyo aldıktan sonra bize paralarımız veriyor. İşte bu hafta güzel içerik ürettin, al paran. Biz de hayretler falan diyoruz böyle, öyle şey yapıyoruz. Geri gidiyoruz. Eyes Wide Shut izlemişler. Gizli bir örgütüz yani. Kendi aramızda YouTube'un gündemini belirliyoruz. Bu hafta Raşit ülkeyi aile. Şöyle şekillendirelim. Gördün mü onu? Raşit ailesi. Rothschild. Kubrick. Rockefeller, Rothschild. Ay anam. Abi işte şey bu 2000'ler işte, bu Facebook dönemi. Oradan çıktı, ben çok iyi hatırlıyorum. İnsanlar ilk defa maruz oluyordu böyle. Ben harbi inanan koca adamlar biliyordum yani. Coca-Cola abi 2010'da içerisinde. Bana mesaj yolluyorlardı. Bak şöyle bir şey buldum, tüm gerçekleri anlatıyor, mutlaka oku. Buldum dediği şey bir adamın Facebook paylaşımı yani. Bir tane fotoğraf, altını açıklama, herhangi bir kaynak yok. Büyük harflerle caps lock açık, komple yazmış. Bir şey okuyorsun ve hakikat zannediyorsun ve hemen başkasına gönderiyorsun, al sen de oku diye. Ne boktan bir dönemden geçmiş ya bu ülke. Bilgi enflasyonu abi. Bu sosyal medya. Bu, ben daha aynı işini 70'lerini 80'leri anlattım. O dönem daha kötü. Yani adam üniversitede bir kitap okuyor. Eline silah alıyor, bomba alıyor, çatışmaya giriyor falan böyle. O dönem daha da kötü işler. Cahillik işte yani. Cahillik de denebilir. Ben bilgi enflasyonu diyorum ama cahillik de denebilir. Yani her şey ciddiye almadığımızın net örneğidir bu. Bakıyorsun mesela WhatsApp'ta sana şey gönderen var mı şu zincir mesajlardan? Sana yoktur mesela, değil mi? Bana gönderenin ekseriyeti 40 yaş üstü adamlar. İşte ne bileyim, bilmem ne bakanlığı uyarı yapmış. Belli yani, scam, doğru değil. İşte şu tarihte bütün elektronik cihazlar kapatılması gerekiyor. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Bakıyorsun hepsi şey abi, akraba, şu bu yani, yaşlı adamlar. Bu biraz adam şey gibi. Ona. Bu mesajı eğer 10 kişiye yollamazsan sana cin musallat olacak falan yani. Aynen dediğin gibi. Buna inanıyor adamlar. O 40 yaş üstü dediklerimize. Bunu medyada da yapıyorlar. Çok iyi yapıyorlar bunu. Yani çok güzel güdebiliyorsun bunları. Bilgi tartma şeyleri yok. Bu acaba doğru mudur diye bir iddiası yok. Ve bunu senin videona yorum yapmışsın. Bak güzel tesadüf oldu. Bunların kendi şeyleri var böyle. İçerik üreticileri var. Tarihçileri falan var. Ve hep tek tip. Yani hep aynı tip kasadır böyle. Masada çay olur abi. O masa vardır bir kere öncelikle. Yani olayın ciddiyetini kavrasın millet diye.
Hani sadece kişi yok, önce masa vardır. Hani masa var oğlum falan, böyle masadayız. Masa var. Masada bir çay bardağı vardır. O da şeyi sembolize eder yani. Bak burası da sizin kahvehane gibi yani, çok da uzak değil yani. Çayımız da var. Sonra kollar sıvaz şey yapılır. Kollar sıvazlanır, şey yukarı böyle kaldırılır. Ve masaya vurarak böyle her vurguda biz ki şak masaya vurulur böyle. 600 yıl ülkeye, dünyaya hükmetmiş, bir kere daha vurulur. Sonra parmak kaldırılır olayın ciddiyetini formüle etmek için. Ve siyah beyaz ekrana döner. Gri olur ve arkada böyle savaş müzikleri falan. Genelde Dombra tercih edilir. İşte diriliş popüler, kendi diriliş müziği falan. Ve böyle vaazlar verilir. Şimdi bunlar bağırdıkları için gerçekten haklı olduklarını sanıyorlar. Hani böyle bir şey var mesela. Ulan gelecek sene doğalgaz ödemeyecekmişiz falan böyle. Niye abi? İşte Abdurrahman Uzun görmüyor musun? Bağırıyor şey YouTube kanalında. Abdurrahman Uzun orada bağırınca abi dediği gerçek oldu. Öyle bir tartma, öyle bir şey var. Sen burada oturuyorsun mesela, diyorsun ki hani senin konuşman, diksiyonları mesela, sen dikkat ediyorsun. İşte şu şu kaynakta yazdığına göre falan sen anlatıyorsun. Abi sen niye uğraşıyorsun ki? Abdurrahman Uzun masayla vuruyor. Biz ki diye başlıyor. Tamam bitti. O ona inanıyor. İşin kötü yanı, sen bir kaynaktan bir şeyden bahsettiğinde ha papağanlık yapıyor bu. Kendi bilgisi yok, başkasından öğrenmiş diyorlar. Ulan o Abdurrahman Uzunlar veya diğerleri, onlar vahiyle mi aldı bilgiyi? Gerçeği bile söylüyor olsa bir yerden okuyor bu adam. Bir de halkta şöyle bir aptallık var. Eğer hönküre hönküre anlatıyorsan tamam doğrudur. Ama şöyle diyenler de var diyorsan yanlıştır. Kesin konuşman lazım. Sanki savaşa gidiyormuş gibi yani. Tabii tabii şey, özgüveni ver. O senin videon onu yapmıştı. Ego videonun altına yorum yapmıştım. Hatta burada söyleyeyim bilmeyenler için, şey diyecekler şimdi. Yorum attın da ne attın falan diye anlatayım. Ne anlatmıştım? İlber Ortaylı'yla şey, Kadir Mısıroğlu'nu karşılaştırmıştım değil mi? İlber Ortaylı işte sev ya da sevme, akademik olarak hayatını bu işe adamış. Tarihe böyle sorduğun zaman kesin cevap vermiyor sana. Klasik tarihçi böyle şeyle anlatıyor. Çevreden anlatıyor. İlber Ortaylı nasıl konuşur abi? Ya işte ikinci Macar Kralı falan böyle anlatır uzun uzun. Şu tarihte, şu kaynağa göre, şunlar da bilmem ne. Bir de ama der sürekli. Yani ama karşı taraf kaynağı da böyle der gibisinden. Tarih bu. Diğer tarafta Kadir Mısıroğlu var. Ve onun ekolü var. Yani onun gerçekten bir ekolü var böyle. Küçük küçük Mısıroğulları da var. Nedir bu adamın özelliği? Masaya vurar. Vurur. Masaya vurur. Ve bağırarak konuşur. Ve hakaret eder mesela. Yani tamamen objektifinden uzaktır. Ne der örneğin? Mustafa Kemal hakkında çok belli. Bu Mustafa Kemal diye başlar böyle. Yatacak yeri yok falan diye. Bunu dinleyen adam da şey der. Ulan adam doğruyu söylüyor. Bir gerçek şeye bak. Bu kadar bak, iddialıysa bir yani şey var değil mi yani? Bu kadar ciddiyse bu adam kesin doğru bir şey var. Bir şeye güveniyor. Kesin, yoksa niye konuşsun böyle? Bir şeye güveniyor. E politikacılar bile öyle yapmıyor mu? Hey hey meydanlarda bağırıyorlar. Ve bağıranlar doğru kabul ediliyor. O nutuk atma olayı bize niye böyle gelmiş bilmiyorum aslında, bu şu anki bu ekolün, hatta hangi ekol diyelim onu daha çok, gerçi sağ sol hepsi yapıyor onların da. Bugünkü siyasi profilde yani biz bunu yapınca Tayyip Erdoğan'ı kastediyoruz sanıyorlar genelde. Sadece o değil, o nutuk atma. Genel bir şey bu. Değerli kardeşlerim diye böyle. Kıymetli dostlarım sürekli böyle ama. Hep vurgular yanlış. Cümle her zaman alakasız biter yani. Nerede başladı, nerede gelişti, nerede sona erdi. Ama orada bir bağırış var, orada bir enerji var. Dinleyen de gaza geliyor. Allah Allah diyor yani. Adam evet. Ne anlatıyor? Kimsenin haberi yok. Bu şey gibi aslında bakarsan 20. yüzyılın başlarında şey, Mussolini meşhurdur biliyorsun öyle şey, gestikleriyle, mimikleriyle falan böyle hareketleri. Gerçi şu an paylaşılan YouTube banlıyor galiba paylaştığı zaman onu. Onun konuşması meşhurdu partizanlara falan. Yani. İşte kez aynı Hitler aynı şekilde. Ben Almanca biliyorum. Çok böyle vurguları şeydir. Hochdeutsch dediğimiz şey değildir böyle. R'leri vurgulayarak konuşur böyle. R'leri vurgulayarak konuşur. Hani yanlış konuşur aslında ama orada bir enerji vardır. Yani bir patlama vardır böyle. Oradan süre gelmiş. Bize baktığı zaman Atatürk mesela bizde şey port tiptir yani. Prototip siyasetçi denmesi gerekir değil mi? Aslına baktığın zaman ilk siyasetçi tipinden hem de örnek olarak çok nazik bir adam konuşurken. Çok nazik bir şekilde konuşuyor. Yani nutuk atarken de öyle. Nutuğu gerçekten şeyden atıyor. Ses sistemi yok o belli yani. O yüzden atıyor nutuk. Adam 6 gün boyunca 6 saat okuyor ya direkt mecliste. Kendi yazdığı tabii, nutuğu bile değil. O şekilde okuyor yani. Sadece konuşmak değil. Rahatsız edici bir nutuk değil o biliyorsun. Bu bağır o nutuk atma tabii, rahatsız biliyorum edici bir canım. Şey değil. Seninki hitabet. Tabii. Yani çünkü şeyden dolayı yani
kalabalığa sesleniyor. Bunu anladım. Tamam, bundan sonra, ondan sonra gelenler diyor. Lan İsmet İnönü onun kadar nazik değil ama o da dikkat ediyor şeyine falan böyle. Belli bir çevre kuralları var. Keza Menderes de attığın zaman öyle. Sonra bilmiyorum Demirel'le mi geldi bu? Kimle geldiyse bir halk ağızlığı geldi şeye. Hazır cevaptı siyaset, öyle bir şey geldi. İşte lakap takma. İşte halkın dilinden anlama ayakları falan. Oradan geldi bu. Değerli Adıyamanlılar diye başlıyor böyle. Anladın mı? Yani Adıyaman o an dünyanın merkezi oluyor yani o konuşurken. Sizin en kalbi duygularımla selamlıyorum falan diye. O şey oluyor. O an Adıyaman dünyanın merkezi oldu abi yani. Öyle bir hitabet şekli var. Nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çok rahatsız edici bir şey. Bir de ses sistemleriyle mitingler falan düzenleniyor. Böyle seçim arttıkça şehir propaganda şeyi de artıyor. Bütün siyasi partilerde. Sürekli duyuyorsun. Sürekli nutuk atılıyor. Sürekli. Bu şeyden geliyor yani. Kim daha özgüvenli? Kim daha hayvani bir içgüdü olsa gerek. Anlatabiliyor muyum? Hayvani bir içgüdü. Hani bağırdıkça karşı tarafa şey sinyalini veriyor. Savaş narası gibi. Ben daha şeyim. Savaş narası gibi. Urukaylar gibi. Çıkıyorsun. Belki gerçekten öyledir. Bilmiyorum ama halka etkisi var özellikle Anadolu'da. Ha, şey bir çete yazmış bir bak. Çok teşekkür ederim. Bir kere anlatmıştı bu olay Afrika'da da var diyor. Aynen öyle. Ben Afrika'ya gittim abi. Çok şaşırdım. Ben bunu Türkiye özgü bir tanıyordum. O siyasetçi profili. Hani bilirsin beyaz gömlek. Yüzüne şey vurulmuş. Böyle makyaj yapılmış. Daha böyle nurlu dursun diye. Beyaz bir arka planda. Böyle kollar da sıyrılmış. Halka doğru selam verir böyle elini sallar. Ve güler böyle hafiften. Ve gözünün içine bakar. El havada. Sağ el havada. Selam verir gibi. Canlandırabildin mi kafanda? Canlandırdım bir yandan da halka gösterdim. Tamam, ben yayını görmüyorum şu an. Duydu chat'i görüyorum. Aynen tamam bu şekilde. Bunu Afrika'da görünce şoka uğradım. Ben başka hiçbir yerde görmemiştim çünkü. Orada öyleymiş gerçekten. Ve yıllardır öyleymiş falan dedim. Acaba bizimkiler mi öğretti falan. Yok harbiden oranın kültürü de öyleymiş. Ve gerçekten miting yapıyormuş onlarda. Tabii onların mitingleri biraz daha eğlenceli. Biraz daha danslı manslı böyle. Bizim kadar şey muhafazakar değil. Ama benzer bir dedim acaba gelişmişlik seviyesiyle mi alakalı? Hani gerçekten her aptalın anlayacağı şekilde konuşmak için mi bağırarak konuşuluyor? Mesela daha yeni tarihten örnek verdik. İşte İlber Hoca şu bu Halil'in alacakları da bağırarak konuşmazdı. Medeni bir şekilde adam derdini anlatıyor. Herhalde bu sıkıyor onları. Yani dinleyemiyorlar. Onlar salt bilgi istiyorlar. Düz, bak bana kesin, da söylüyorlar şunu. Yani anlatımım çok monotonmuş, çok fazla vurgu yapmıyormuşum, inip çıkmıyormuşum. Ben sohbet gibi anlatıyorum. Millet arada anlatıyorken benim de gaza gelmemi istiyor. Bu gece toprak Rohan kanına doyacak falan yani. Ne yapayım oğlum? Ben dümdüz anlatıyorum yani. Masaya bir vur abi. 2-3 kere. Konuşurken mikrofonu kırıyorum değil mi böyle? Kameraya yumruk atıyorum. Arkadan dombra çalıyor böyle sürekli ama fazla değil böyle. Dındır 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 dındır. Aşağıdan hep çalıyor böyle. Özel şeyde de böyle sesleneceğim bazen de mesela. Mesela Avrupa'dan bir vekil bir şey demiş. Hollandalı Adalet Bakanı. Ey Hollandalı Adalet Bakanı. Beni dinle lan falan diye böyle. Sen kimsin ya? Ya o şey var ya, bu özgüven eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir. İç Anadolu'da gerçekten bu dahin tarikat olayında da bahsettik ya, aileler çok pasif sesini çıkaramıyorlar. Hani gerçekten böyle güçlü erkek profili. Anlatabiliyor muyum? Kesin konuşacak, doğru konuşacak, her şeyi söyleyecek. Hani her şeyde bir fikri olacak. Mesela şey derse, ben bu konuyu bilmiyorum, araştırmadım falan derse, tamam o kişi böyle dünyanın en aşağılık adamıdır. Bilmen gerekiyor, nasıl bilmezsin? Her şeyi bileceksin. Sakın Cem Yılmaz'a bağlama abi. Yoksa diyorlar ki Cem Yılmaz muhabbeti yapıyorsunuz sabah akşam. Faruk Eczanesi olayını yaparsak şimdi. Yok yok ama bu büyük bir eksiklik ya. Zaten ego videosunda anlatmıştım. Yani bir şeyi bilmiyorum dediğin anda gözden düşüyorsun. O yüzden her şeyi biliyor gibi davranman lazım. İlah gibi davranman lazım aslında. Bu yani. Toplumun beklentisi o seninle. Ve seni o pozisyona koyuyor zaten. Sen öyle biri olmasan da koyuyor seni yani. Gerçekten koyuyor. Bunu her yerde yapıyorlar bir de. Hani şey yok bunun. Bu bir kesimin olayı değil. Herkes yapıyor bizde. Niye böyle bir toplum olmuşuz? Hani gerçekten hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Geri bırakılmaktan diyeceğim. Özgüvensizlikten diyeceğim. İşte 600 sene Osmanlı döneminde biliyorsun İstanbul'a merkezlendiği için her şey. Anadolu gerçekten pasif ve geri bırakılmış. Belki bundandır. Bunu da bilemiyorum. Belki dini bir şeydir. Şimdi biz kendimizi çok beğenmiyoruz ya. Ezik olduğumuzu biliyoruz. Bizim tapacağımız, oy vereceğimiz, peşinden gideceğimiz adamın da bize benzememesini istiyoruz.
bizde olan bir özellik onda varsa veya bir samimiyet duyarsak adam bir anda bizim akrabamız konumuna düşüyor. Tanrı kompleksi. Hani tarikatlarda falan da var ya, şeyh mistiktir, peygamber gibidir. Yanına bile yaklaşamazsın. Halbuki şeyhle otur bir saat sohbet et, bir daha suratına bakmazsın yani. O yüzden yan yana getirmezler. Konuşamıyor çoğu zaten abi. Onu da şey yapmışlar, çevirmişler. Çok konuşmazdı Efendimiz. O daha çok gönülden gönüle bağ kurardı falan. Bak şeylerdi. Öyle anlatmışlar. Bir adam konuşamıyor belli yani. Daracı şey değil. Kelime daracı geniş değil falan böyle. Düşünsene şeyh bir konuşmaya başlıyor. Vallahi ben şöyle vay. İki cümle kuramıyor yani. Bu mu şeyh dersin geçersin. Bir de çok zaten enteresan anlayışları var. Adam kötürüm mesela ama o adamın havada uçtuğuna inanıyorlar. Tayyi mekan yaptığına, tayyi zaman yaptığına. Veya adamın 10 tane hastalığı var. Ağzını açamıyor, yerinden kalkamıyor. Ama herkes ondan korkuyor. Ya manevi kuvvet vermişler yani adama. Fiziksel bir şey yok. Görünürde bir şey yok. Hitabette bir şey yok. Zeka yok. Adamı ilahlaştırmışlar bu yüzden. Bu yaygın ama bizim toplumumuzda yaygın. Bunu Atatürk'le yaşadığında çekmiş yani. Etrafındakiler sürekli aman paşam canım paşam modunda oldukları için kendisi de rahatsız oluyor bir zaman sonra artık. Ona bile yapılmış yani. Abi ki ben bile onu... bazı şeylerden rahatsız oluyorum. Adam benim videomun altına şunu yazıyor. Helal be Diamond, sen gibi filozof görmedim. Aristoteles senin parmağın olamaz. Bunu diyen adam Aristo'yu okumamış. Belli yani. Hani bizde bir tek adamcılık var. Bir konuda birini beğendiysen o adam gelmiş geçmiş en iyi adamdır. Bir adam gelmiş geçmiş en iyi komedyendir, en iyi şarkıcıdır, en iyi filozoftur, en iyi tarihçidir. Yanına başkasını koymuyoruz, koyamıyoruz. Bilmiyorum niye böyleyiz. Sebebini bulsam çözeceğim zaten. Bildiğin psikolojik bir boşluk yani bu. Şu problemi Türkiye'de çözen ikinci Freud olacak ya. Tarihi adını yazdıracak yani. Bu şeyden kaynaklanıyor olabilir aslında. Aile yapısı diyoruz ya, Türk aile yapısı bayağı böyle sosyal darvinizmin en doruk noktası. Yani ortada bir aile yapısı yok. Baban iyi biriyse iyi yaşıyorsun. Baban kötü biriyse kötü yaşıyorsun. Bu kadar basit. Keyfe kalmış yani. Bence bunun etkisi var. Yani Türk çocukları inanılmaz şey oluyor mesela. Erkek çocuklar daha çok. Anneye inanılmaz bağlı oluyor. Adam 30 yaşına gelmiş. Evlenince evden çıkıyor biliyorsun. Evlenmeden evden çıkma yok. Bağımlılık var. Geçen Zahra'nın yayında konuştuk bunu zaten. Yabancı dostlarımıza bakıyorsun. Adam 20 yaşına başlıyor abi. Dünyayı turlamaya, işine gücüne gidiyor yani. Kendi kendine yaşayabiliyor. Türk erkeği 30 yaşında çıkıyor evden. Anasının kuzusu olmuş. İnanılmaz etkide kalıyor. Böyle de tembihleniyor evden. Yani anneyi babayı şey yapma. Anneye babaya laf eden şöyle olur, böyle olur. Sürekli bağımlılık yükleniyor. O adam bağımlı büyüyor zaten. Gelişemiyor birey olarak. Dolaylı olarak da yetişkin hayatında da böyle birisini arıyor. O pozisyona koyacak. Daddy issue but nation right. Anlatabiliyor muyum? Tarikat muhabbetlerinden biraz uzaklaştık. Sen uzun bir şey girecektin araya, sonra konu dağıldı. İstiyorsan oradan devam edelim. 2 saate de yaklaşmışız. Hani 5 saat konuşup da bir tek 30 dakika tarikatlardan bahsetmiş olmayalım. Ben hangi konuda gireceğimi unuttum ama yani gireceğimi bile unuttum. Ben en son bazı deneylerden bahsettim. Bir grup halinde yaşama zorunluluğundan, devlete sızmaktan vesaire. Ya benzer şeyler aslında. Kendimi tekrar etmek istemiyorum. Sonra diyorlar kendi sürekli tekrar ediyorsun. Ama şunu net bir şekilde tekrar vurguluyorum. Belgeselde de vurguluyorum. O yüzden ben zaten Amerika'dan başladım. Yani bu senin dini bir şeyin değil. Yani dini bir sorun olduğu için işte sen çok dinler bir adam olduğun için biz çekemiyoruz falan. Dış güçler falan. Bu böyle değil. Bu tamamen psikolojik bir rahatsızlığın, bir sıkıntının, bir problemin belli başlı kişiler tarafından kullanılması. Tarikatın dini yoktur diyebilirsin aslında o kadar Amerika'da şey bayağı istismar mesela. Yani. New Age şeyleri dinleri meşhurdur. Aynen istismar, psikolojik istismar. Tabii sadece psikolojik istismar da güç için yapmıyorlar, zevk için yapmıyorlar. Bir de para kısmı var bu işin, ticaret kısmı var. Tamamen bir insan doğrusu. Yani dünyanın en iyi adamı olsan dahi senin bu seni yükselttikleri o pozisyonda sen kendini gerçekten tanıyabiliyorsun böyle yani gerçekten ben üstün bir adamım, ben seçilmiş bir adamım, ben Allah'la direkt konuşuyorum falan filan. Hani şey lafı vardır ya, şeyh uçmaz mürid uçurur falan diye. Biraz onun gibi. Bizim görevimiz de aslında toplum olarak buna yani dur demek. Yani olmalıydı çoktan.
Ama çok para tapar bir toplum olduğumuz için 80'den sonra sermaye bunların eline geçtiği için işte medya güçleri falan da oluştuğu için yüzeysel olarak hani her şeyi mutlu mesutmuş gibi Türkiye'de yansıtmaya çalıştı sürekli medya, siyasetçiler falan. Türkiye hala seküler falan filan gibisinden. Ama altta özellikle Anadolu falan filan kaynıyordu yani çoktan. Yani AKP iktidara gelmeseydi farklı şekilde patlak verirdi. Başka şeyler de olabilirdi. Yani o şekilde şey yapmadı yani. İktidara gelmesiyle birden çıkmadı o adamlar. Yer altında bundan sürekli kaynıyordu zaten. 80'den tabii canım beri. Bu sadece işin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu yani. Toplum tarafından kabul görülmüyor. Yani şey nasıl desem. Eskiden TRT röportajları var İstanbul'da. Görenler görmüştü AKP iktidar olunca korkuyoruz falan diyordu insanlar. Toplum tarafından kabullenilmeye başlanması denebilir. Hani artık açık açık işte bizim hoca efendimiz şöyledir böyledir denebildiği şeye geldik. Yani topluma kabul ettirildi tarikatlar. Böyle daha düzgün olur herhalde söylediğimiz zaman. Evet. Şey meşhurdur biliyorsun. Tarikat illegal olduğu için kendine bir legal zemin hazırlamak için özellikle ünlülerle, siyasetçilerle, meşhur insanlarla boy poz göstermeyi çok severler böyle. Birlikte poz vermeyi çok severler. İşte Hakan Şükür'ün meşhur görüntüleri vardır. Fethullah Gülen direkt yanında oturuyor. Keza yine işte Davutoğlu bu menzilcileri ziyaret ettiği zaman başbakan gibi ağırlıyorlar onu. Yani karşı taraf da başbakanmış gibi, protokolmüş gibi böyle. Koltuklar falan, arkada bayraklar falan var. Bu tabii kitlelere mesaj veriyor. Hem kendi kitlesine hem topluma. Bakın biz legal bir seviyedeyiz. İşte ünlüler var aramızda. Fethullahçılar Alper Çağlar'la konuşurken o da söyledi. Yani özellikle oyuncuları alıyorlar yanlarına. Organizasyonlarına sunucu yapıyorlar. Bunu bütün illegal örgütler yapıyor. Mesela Tobex patlamıştı hatırlarsın. Bir sürü kadın sunucuyu mankeni kullanmışlardı orada. Meşhur kişileri. Reklam verdirmişlerdi falan hatırlarsın. Niye? Çünkü kendi bir legalite kazanmak istiyor bunu yaparak. Yani bakın ben legalim aslında. Yani illegal olduğunu biliyor. Bu şekilde bir legallik kazanmak istiyor. Tarikatların bu yüzden mesela ünlülere takıntıları vardır ve siyasilere. Yani siyasiler onları ziyarete geldiği zaman bunu mesela gizli tutmazlar. Hemen böyle güzel fotoğraf çekilir. Bazen de o siyasetçi böyle eğildiği zaman karşısına falan. Bunun fotoğrafı özellikle çekilir. Çok meşhurdur bu fotoğraflar zaten. Böyle siyasetçi eğiliyormuş gibi. Halbuki oturuyor falan o esnada. Hani o siyasetçi ayağıma geldi imajını vermek çok önemli tarikatlar için. Toplum tarafından bizim bu mesajı vermek çok önemli. Bizim siyasetçiler de dini tarafın tepkisini daha doğru desteğini almak için her türlü cemaatle, her türlü hocayla görüşüyorlar. Yani tarihçilerle dahi görüşüyorlar. Tarihçi olmayanlarla daha doğrusu. Kadir Mısıroğlu'nu ziyarete gidenler vardı hatırlarsın yani. Tabii win-win durum var zaten. Karşılıklı bir durum var. Bir taraf kendine bir legalite kazanıyor. Diğer tarafta onun kitlesinden yararlanıyor. Veya parasından veya gücünden artık. Hangi tarikattansa. Bunu daha da açabilirsin. Yani spesifik örnekler de verebilirsin bununla ilgili. Sait Nursi ile başladığını net şekilde söyleyebiliriz. O daha böyle bir genel bir kitle kazanıyor. Sait Nursi mesela DP ile kavga ediyor biliyorsun. Demokrat Parti ile Adnan Menderes'e kavga ediyor. Hatta Nurcular hala Menderes'e lanet okurlar neredeyse. DP ile CHP arasında özellikle Menderes'in önü arasında tarikat çekişmesi başlıyor ve hepsi birbirini şeycilikle suçluyor. Said Nursi'ci olmakla suçluyor. Bunu gidip arşivden okuyabilir insanlar. Yani bugünün FETÖ suçlaması gibi. Niye? Çünkü çok partili döneme geçtikten sonra siyasetçinin seçim korkusu var. Siyasetçi seçilecek. 4 yılda bir bu korkusu var. Çok partili seçime geçtikten sonra hemen erozyona uğradı sistem. Atatürk yani boşuna deneyip geri gelmedi. Deneyip geri gelmedi tek partili sisteme. Sebebi vardı bunun. Hazır değildi sistem ve kurumlar. Hemen erozyona uğruyor. Mesela İnönü'ye şey diyorlar biliyorsun. Kurultayları var onların meşhur. CHP'nin biraz yön değiştirmesi gerekiyor. Çok kötü oylarımız falan. Ne yapalım diyor. Diyor ki mesela mitingi bitirdikten sonra şey deyin. Allah'a ısmarladık deyin. Anlatabiliyor muyum? Yapıyor gerçekten. Sonra diyorlar ki mesela namaz kılarken fotoğrafınızı çekelim paşam sizin falan. Yayınlayalım bunu. O da diyor yok bu kadar da olmaz yani. Bu da çok fazla oldu artık. Böyle bir karşılıklı bir şey başlıyor. Çünkü oy alması gerekiyor. Fakat oy alması gereken kişiler bireyselmiş, bunun bilincinin farkında insanlar değil. Hani adam şey demiyor. Bizi ekonomik imkan sağlayan eğitim istiyoruz, sağlık işte bunu demiyor. Adam diyor ki ya bu Türk cezanı diyor geri çevirin. Hani ilk şeyi o. Derdi o mesela. Zaten bugün de yine benzer şeyler yok mu? Bak Atatürk'e baktığında halktan olmadığı çok belli. Giydiği kıyafetler, yemek yiyiş şekli, sigara içiş şekli. Adam her haliyle elit olduğunu gösteriyor. Ama şu anda Atatürk gibi olan birisi çok fazla halkın desteğini kazanmaz. Bu yüzden CHP'li milletvekilleri veya başkanlar ne yapıyorlar? İşte halktan gibi görünmek için atletle fotoğraflar, halay çekerken pozlar. Yani biz de sizdeniz, biz elit üstün insanlar değiliz. Zaten değildir ayrı konu da. Hani bir yandan halka oynamak. Hani şu an iktidar partisinin yapması gereken şeyleri yapıyorlar aslında.
Bu yüzden de yakışmıyor. Bunun sebebini de anlatıyorum aslında. Bu Mustafa Kemal şey bir halk kahramanı olduğu için o kadar şeyleri yok ona karşı. Hani kendinden görmüyorlar zaten. Daha üst görüyorlar onu. Halk kahramanı çünkü. Yani bugün anlattıkların aksine hani şey derler ya işte diktatördü falan filan derdi. Yani halka karşı diktatördü falan denirdi. Ama halk kahramanıydı zaten. Yani sevilir sayılırdı. Kavga ettiği adamlar tarafından da sevilir sayılırdı. Yaptığı iş çünkü çok büyüktü. Sen bugün inkar etsen de Mısır oğlu anlatıyor ya. Yunanlar işte kendileri gitmişler. Biz yenmemişiz falan böyle. Absürt absürt hikayeler. Ama o dönem onu yaşayan halka bunu diyemezsin. Suratına tükürür adam seni yani. Çoluğu çocuğuna tecavüz edilmiş, öldürülmüş adam. Anlatabiliyor muyum? O dönemki bir adam bunu anlatamazsın. Elbette büyük bir saygı var Mustafa Kemal'e karşı. Ve işte büyük adam olgusu vardır Anadolu'da. Okumuş adam, büyük adam. Bilmem ne bey falan. Şimdi bunu biz bugün eleştiriyoruz. Bunda bir sorun yok. Fakat o halk gelişip de o saygınlığı koruyarak gelişmedi. Yani halk gerçekten 80'den sonra bu sermaye falan akınca bu işte şeyler oldu sonra 2000'lerde meşhur şeyler vardır. Milenyum milyonerleri, milenyum zenginleri. Bunlar gerçekten hani nasıl söylesem sana geri kalmış insanlar ama zenginler para onlarda. Para onda ama kodaman vardır ya böyle. Aptalın teki ama zengin çok geri kalmış adamlardır. Para ama onlardadır. Maalesef bu paralel şekilde gitmedi yani. Hani eğitim alıp gelişip halkı da hem kalkındırmak hem refah şey yapmak bu gelişmedi. Bu şekilde olmadı. Dolaylı olarak o dönemki saygı daha çok şeyle alakalı bir şeydi. Yani örnek alınması bir saygı. Yani bakıyorsun mesela Paşa Hazretleri oturmuş şeyde. İşte Paşa Hazretleri anlatabiliyor muyum? Kitap okuyor, yazar, öğretmen bunlara karşı bir saygı falan var. Bu sadece maddiden değil yani. Halk gerçekten diyor benim ulaşmam gereken nokta bu. Benim çocuğum da okusun, buraya varsın. Böyle bir idolleştirme var. Ki işin doğrusu budur yani aslında. İdeal toplum olayı falan var ya bunu çok eleştirirler. Fakat işte ömrü yetmedi yani. Adamın klasik ömrü yetmedi abi. Ve ne oldu? Çok partili şeye geçtiğimiz zaman seçim kazanman gerekiyor. Oy kazanman gerekiyor. Çok klişedir aslında ama basittir Türkiye tarihi. Herkes birbirleriyle yarışıyor. Mesela Adnan Menderes için şey derler. Muhafazakarların şeyi derler. Yani peygamberi gibi falan böyle. Halbuki yani bugüne bakarsan en eliter CHP'liden bile daha eliter olurdu Adnan Menderes herhalde. Yaşam stiliyle falan. Keza Turgut Özal. Yani seçim sonra şampanya patlatan adam. Bugünkü muhafazakarların lideri şey olmuş durumda. Böyle bir gerçek yok. Böyle bir dünya yok gibi o dönemde de. Fakat diyorum ya oy uğruna kavga vardı. CHP'dir başladı. Ve İnönü burada eski nesli temsil ediyordu. Senin dediğin gibi yani halktan olmama olayı falan vardı ya. Ne oldu işte bu Ecevit'le aşıldı gibi. Hani halkçı siyaset girdi işin içerisine. İşte Kasım Gülek mesela meşhurdur. Fethullah Gülen'i siyasi arenaya sokan adamdır. Destekleyen adamdır. Yıllarca desteklemiştir. O Fatih Koleji'nin işte hastanenin İstanbul'da yapıldığı arsayı Gülek ayarlamıştır Fethullah Gülen'e. İnanılmaz değerli bir yerdir orası aslında baktığın zaman. Ama o ayarlamıştır ona. Yani çok bağlantıları da süre gelmiştir. Hatta cenaze namazını da Fethullah Gülen kıldırmıştır. Böyle birkaç tane daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de. İşte DP'de zaten malum. Sonraki dönemlerde işte herkes kendine bir tarikat belliyor. Bakıyorsun mesela Muhsin Yazıcıoğlu ve Türkeş'te, Türkeş çevresi de Mezicilerle aralarını iyi tutuyorlar. Çok iyiler. Anlatabiliyor muyum? Onun karşıtı mesela Özal zaten İlim Yayma Cemiyeti'nden. Suudi Arabistan'dan gelen sermayeyle kardeşi Korkut Özal'la birlikte o zamanki İslami Banka'nın şeyi de herhalde danışmanı falan da kendi çevrelerine böyle maddi imkanlar sağlıyorlar. Yani kendi eliter kesmini oluşturuyorlar. Kendi zenginlerini oluşturuyorlar hepsi. Yine diğer tarafta Ecevit'in Fethullah Gülen'le yakınlığı da biliniyor. Yani her siyasetçinin var. Böyle bir şey bir siyasetçi yok. Çıkıp da efendim ben tarikatlara komple karşıyım. Bunların burada yeri yoktur. Hani o yürek diyeyim ama yürek değil başka bir şey kastettim. O yürek bir tek Mustafa Kemal'de varmış. Hani Türkiye Cumhuriyeti şeyhler ve dervişler ülkesi olamaz diye. Bu bir tek onda varmış. Yiyememiş diğerleri. Çünkü oy demek. Çünkü halkı kolay kandırabiliyorlar gerçekten. Çok kolay kandırabiliyorlar halkı. Eğitim seviyesi yüksek değil. Genel kültür yüksek değil. Daha yeni sen de bahsettik ya bilgi enflasyonunda. Bu kadar basit adam seçimlerde mesela. Bu masonlardı, şunlardı, bunlardı. Bunlar yeni gelmedi günümüze. Bu ta 60-70-80'lerde kullanmışlar seçimlerde bu şeyleri. Bu argümanları. Ve bahsettiğimiz kesimden geliyor. Yani halkı etkilemek için. Bayağı uydurma olduğunu o siyasetçiler de biliyor. Ama işte o için yaptıkları bu pazarlık, bu rol o siyasetçilerin öyle büyümüş ki bir canavara dönüştü bugün. Abi Demokrat Parti vaktinde İsmet Paşa için asker kaçağı diyenler vardı ya. Adam paşa. Nasıl asker kaçağı olabilir?
Ve bunu yiyenler de var. Neler uyduruyorlar yani? Ya bu belli mesela. Kenan Evren çok eleştirilir. Kenan Evren mesela biliyorsun meşhur bir şeyi var, tezi var. Anadolu'da diyor hala diyor işte hangi parti oy verdiğini adam bilmiyor. Hani bakıyor diyor şeyden tanıyor işte Altı Ok'tan falan filan diyor. Anlatabiliyor muyum? Adam yani böyle bir sistemle demokrasi işler mi diyor Kenan Evren. Ben buna katılıyorum. Bu doğru yani. Böyle bir noktada demokrasi işler mi? İşlemez. İşini bilen bir demagog çıkarsa Allah yardımcın olsun artık o saatten sonra. Churchill'in de galiba bir lafı vardı. Demokrasiyi anlamak istiyorsanız halktan biriyle 5 dakika sohbet edin. Çok doğru bir söz. Demokrasiyi sorun bakalım ne söyleyecek yani. Çoğunluğun diktası. Klasik. Demokrasi üzerine katılıyorum ayrı yani. Bir video yapacağım ya. Geçen bununla alakalı bir shorts paylaştım. Herkes de yani için yanıyormuş millet. O videoyu beklemiş resmen. Yakın zamanda şöyle bir 50-60 dakikalık demokrasi eleştirisi paylaşacağım bakalım. Günümüzde eskisinden olduğundan çok daha fazla tartışmada artık demokrasi. Yani sadece gericiler falan tarafından da değil birçok kesim tarafından. Beğenilmiyor artık yani. Kimse memnun değil, anlatabiliyor muyum? Kimse memnun değil. İdeal demokrasiye girmeyeceğim şimdi tabii. Bu video patlatmayalım özellikle seninle birlikte. Seni seveceğin çok şey olur da. Bana sorarsan çalışması için bireyselleşmeyi başarmış, gelişmiş bir halka ihtiyacın var senin. Öte yandan senle ben seçime girdik. Sen Diamond Parti'yi kurdun mesela. Ben Erlik Parti'yi kurdum. Sen bütün gün, ben bütün gün diyorum, bütün seçim dönemi boyunca herkesi ziyaret ediyorsun. Öğrenciye gidiyorsun, işçiye gidiyorsun, politikacıya gidiyorsun. Herkesi ziyaret edip dertlerini dinliyorsun. Siyaset geliştiriyorsun. Ölüyorsun, bitiyorsun yani böyle. Herkese gidiyorsun. Emekliye gidiyorsun, şuna gidiyorsun, buna gidiyorsun. Ben yatıyorum. Seçimden bir iki gün evvel gidiyorum bilmem ne şeyhine. İşte Shock Voice, şeyhimiz Shock Voice diyelim tamam mı? Shock tarikatı. Gidiyorum Shock tarikatına diyorum ki bak ben sana şuradan güzel bir şey ihale ayarlayacağım. Ben iktidara gidersem karşılığında da şu 2 milyon müridin bana oy versin. Hiçbir şey yapmadan ben 2 milyon oyu alıyorum. Sen elle sayılır 3-5 oy alıyorsun. Şimdi sen bir dahaki seçimde bu strateji uygular mısın bir daha? Değil mi? İyi bir insan olsan dahi. Yani görüyorsun çünkü yani iyilik de olmuyor tabii bu işler. Tabii canım sonraki sen... hedefim benim de karşı tarikatla, karşı şeyhle anlaşmak olacak. Mecbur. Heh. İşte diyeceksin ki kendine savunma da belli. Ben iyi bir şey yapıyorum aslında. Yani yapacağım şey iyi. Fakat işte iktidara gelene kadar bunu yapmam gerekiyor. Bunu diyeceksin mesela kendine. Çünkü başka yok. Başka olamıyorsun. İyi bir şey yapacaksan bile olamıyorsun iktidar. Bu da işte bir kısır döngüye yol açıyor. Bu da aslında yeterince açıklıyor. Niye tarikatlar bu kadar kuvvetlendiler? Ben de yaklaşık bir saat önce söylemiştim. Bu yıl şuna oy veriyoruz. Emir çıkıyor ya resmen. Kimse sorgulamıyor. Gidiyor o adama oy veriyor. Bitti. Tabii bize anlattılar yani oradan nasıl şey şu helal şu haram gibi şirketlerden alışveriş yapma şey fetvası geliyorsa seçime de fetva geliyor. Nereye oy vereceğin diye. Tarikatlaşmış bir toplumda demokrasi çalışamaz. Yani sadece dini tarikatlar değil bunun. İdeolojik tarikatlar falan da var yani. Tarikatlaşma. Adam orada kümeleşiyor. Bir tane lider var. Söylüyor ki şuna oy vereceksin. Veriyor adam. Böyle bir sistemde abi demokrasi çalışmaz. Ayak bağı olur. Şimdik. Madem öyle ben yine sazı elime alayım. Söylemem gereken birkaç bir şey daha var. Böylece konuyu buradan devam ettiririz. Daha da rahat olur. Öbür türlü çok spontane oluyor. En son bıraktığım yerden devam edeceğim. Demiştim ya hani 40-50 yaşındaki adamlar, okumuş, öğretmen olmuş insanlar nasıl oluyor da tarikatta böyle halen mürit gibi takılıyorlar. Halen daha bir hoca efendinin peşinde geziyorlar. Bununla alakalı vereceğim meşhur bir deney var. Gene geçenki yayınımızda bundan bahsetmiştim. Direkt insan psikolojisini çok net bir şekilde açıklar. Stanford Prison Experiment. Özetle olay şöyle. Bir deney yapılıyor ve bu deneyde birçok üniversite öğrencisi bir araya toplanıyor. Ayarlanmış bir mekanda, bir hapishanede öğrencilere görev dağılımı yapılıyor. Bazı öğrenciler gardiyan oluyor, bazıları ise mahkum oluyor. Deneydeki prensip şu. Biz bu öğrencileri bir hafta, 10 gün neyse artık burada bırakacağız. Onlara yemek, su, kıyafet her şeyi sağlayacağız ama iç işlerine karışmayacağız. Sadece izleyeceğiz. Gardiyan olma görevini verdiklerimiz, mahkum olma görevini verdiklerimize bakalım ne yapacaklar. Her şeyden önce bu bir oyun ama aynı zamanda oyunu kurallarına göre oynamak lazım. Bu yüzden de herkesin role girmesi lazım. Gardiyan gerçekten gardiyan gibi davranmalı, mahkum da mahkum gibi davranmalı.
Şimdi en başta elbette kimse ciddiye almıyor. İşte mahkumlar dalga geçiyorlar, verilen emirleri ciddiye almıyorlar. Ama bir süre sonra bir iki gardiyan sert davranınca, otorite kurunca diğerleri de olaya dahil oluyor. Çok geçmeden 2-3 günde resmen gardiyanlar şiddet uygulamaya, hücreye atmaya, bağırıp çağırmaya, dövmeye başlıyorlar. Mahkumlar da gerçekten mahkum gibi eziliyorlar. Yani oyun oyun olmaktan çıkıyor. Adam demiyor ki bana gardiyan olma görevini verdiler, çok da abartmayayım. Hayır kardeşim, ben gardiyan gibi davranacağım diyor ve sırf o rolü verdiler diye adam dövmeye başlıyor. Mahkum da ulan alt tarafı deney yapacaktık, ben çıkıyorum bu oyundan, oynamıyorum diyemiyor. Zaten sallayan yok. Ve eğer o mahkumlardan bazıları gardiyan olsaydı muhtemelen onlar da öyle davranacaklardı. Yani çok iyi niyetli, iyi kalpli görünen bazı insanlar onlara yeterli yetki ve rol verildiği takdirde belki de kötülük yapacaklardı. İşte bizler de içinde yaşadığımız toplum tarafından bir kalıba sokuluyoruz. Bir şekil alıyoruz. Birisi polissin diyor, polis oluyoruz. İş başka, arkadaşlık başka. Birisi askersin diyor, asker gibi davranıyoruz. Normalde kötü olsa dahi yeri geldiğinde meslek icabı işkence yapıyoruz. İşim bu diyoruz ve sorumluluğu üstümüzden atıyoruz. İnsanlık suçu diyeceğimiz birçok şey bize normal görünüyor. Neden? Çünkü bize o görev verilmiş, onu bekliyorlar. İşimiz bu. Bununla alakalı da en meşhur örnek Auschwitz. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar onca Yahudi'ye o kadar işkenceyi nasıl yaptı? Yani hepsi psikopat mıydı bu insanların? Hepsi mi kafayı yemişti? Hayır yani. Büyük bir kısmı hem bu benim görevim diye düşündüler. Büyük bir kısmı da emir yukarıdan geldi, emir demiri keser diyerek itaat ettiler. Sorgulamadılar. İşte bu terör gruplarında, intihar bombacılarında veya kafa kesen tiplerde de böyle. Aynı şey geçerli. Adam cennete gideceğini düşünüyor. Ve bu uğurda tecavüz de ediyor, kafa da kesiyor, sivil halkı da öldürüyor, her şeyi yapıyor. Durup düşünmüyor, acaba yaptığım doğru mu, acaba yanlış mı? Adam öğretmen de olabilir, doktor da olabilir, eğitim almış da olabilir. Ama ilk aldığı eğitim, karakterini ilk şekillendiren şey tarikatta gördüğüdür. O ne olursa olsun ilk önce tarikatın mürididir. O ilk önce ahiret için yaşar, bu dünya için değil. İlk önce şeyhi ne söylüyor, o önemlidir. Patronu, komutanı veya başbakanı değil. Bu yüzden de alt mevkideki bir asker, üst mevkideki bir askere darbe yapmaya kalkışabilir veya normalde önünde eğileceği komutanına, eğer şeyhi emrettiyse, ateş bile edebilir. Yani 15 Temmuz bununla alakalı en meşhur örnek. Bazıları hem umursamıyorlar doğruyu veya yanlışı, işlerine o geliyor, onu yapıyorlar. Bazıları ise gerçekten farkında değiller, kabullenmişler. Biri sana dindar diyorsa, dindarlığınla ön plana çıktıysan artık sorgulamıyorsun. Dindar olmak kimliğinle birleşiyor. O tarikattan, o şeyhten olmak seni o şekilde bir insan yapıyor. Önce bu geliyor. Ve diğer dinler veya mantık hataları umurunda olmuyor. Çünkü dininden caymak veya dini eleştirmek kendini eleştirmek demek. Sen o tarikat olmadan var olamıyorsun. Sen şeyhinden veya tarikatından kopamıyorsun çünkü koptuğun takdirde sudan çıkmış balık gibi dımdızlak kalıyorsun. Öte yandan bir de cemiyetler sana öyle bir hayat sunuyorlar ki sen hariç herkes kötü. Yani sen hariç herkes düşman. Avrupa bizi kıskanıyor, dış güçler bizi engellemek istiyor, İsrail projesi, Siyonistler bizi bilmem ne yapacak, Sabataistler şöyle edecek. Herkes potansiyel kafir yani. Bu yüzden de onlar zaten yanmayı hak etmişler, onlar zaten cehennemlikler. Onlara empati yapmak veya ciddiye almak anlamsızdır. Karşı partiden birisi vatan hainidir. Senin gibi olmayan herkes otomatikman kıymetsizdir. Bu yüzden de önce kendi tarikatının söylediği şeyler önemlidir. Ve yine bu yüzden oğlun dinden çıktığında veya din baskısı yüzünden intihar ettiğinde oğluna değil ahirete üzülüyorsun. Oğlum niye intihar etti? Ben nerede hata yaptım demiyorsun. Tüh, yazık oldu, cehenneme gidecek diyorsun. Oğluna tarikatın içinde tecavüz ediyorlar veya tarikat yurdundaki bir adam evladının kafasını kesiyor. Ama neyse, şimdi bizim yurdumuzun adı kötüye çıkmasın, tarikattaki insanların üstüne bir halel gelmesin diyorsun ve ölen oğluna üzüleceğine tarikatı savunmaya çalışıyorsun. Yani bu beyin yıkama aile bağlarından bile daha kuvvetli ve gerçekten de tehlikeli.
Bu yüzden de eğer bir hükümet veya bir devlet iktidarı tam anlamıyla sağlamak istiyorsa önce muhaliflerinden değil tarikatlardan başlaması lazım. Ama az önce konuştuğumuz gibi genelde tam tersi oluyor. Bir hükümet veya bir parti ilk önce tarikatlarla birleşmeye çalışıyor. Haliyle o da onlara bağımlı hale geliyor. Yani 2015'e kadar, 2013'e kadar bu hoca efendiler ne kadar kıymetliydiler. Ne istiyorlardı da verilmiyordu, değil mi? Ondan sonra ne oldu? Şarlatanlaştılar, vatan haini oldular, yurt dışına gittiler. Niye acaba? Bunun hakikatle alakası yok, siyasetle alakası var. Köprüyü geçene kadar ayı ya dayı diyorsun. Ve bir süre sonra kim daha kuvvetli olursa ötekini eziyor. Tarikatlar yeterince kuvvetli olurlarsa Osmanlı'da olan şeyler yaşanmaya başlıyor. Eğer siyasetçiler yeterince kuvvetli olurlarsa bir takım darbeler yaşanıyor. Veya engelleniyorlar en başından. Ama bunlar tehlikeli konular. Ben zaten yeterince anlaşılacak şekilde anlattım diye düşünüyorum. Ve yine ben lafı aldım, 30 dakika susmadım. Yok abi, sorunu güzel özetledin. Güzel bitirdin konuyu aslında. Net. Sen yani şimdi ben de 4-5 video yapacaksın bununla alakalı. Bir tanesini paylaştın ama gölge devletin oho kaç tane kolu var. Aslında gelecek videolarla alakalı kısa bir tanıtım yapsan daha iyi olur. Ne anlatacağını anlarız. Düşündü arkadaşlar, hani teaser falan bir şey yapalım dediler. Ama bir de şey var biliyor musun? Hani arkada büyük bir ekip ve fon olmadığı için yani gerçekten uğraştırıyor. Yetiştirmesi uğraştırıyor. Dakikasını yetiştirdiğim oluyor bazen. Daha profesyonel bir şekilde reklamını yaparız herhalde diye düşünebilirim de. Vallahi bence duyurulması lazım. Biz de paylaşırız. Duymayanlar duyar. Gerçi kitle aşağı yukarı ortak. O yüzden çok bir etkisi olur mu bilmiyorum. Ya bu tarikat videolarını izleyenler bir kitleden biraz daha büyük bizim yani. Temel şey, çekirdek kitleden azıcık daha büyük. Normal insanlar, normal insan derken siz anormal değilsiniz arkadaşlar. Hani normal YouTube'da içerik tüketmeyen adam da WhatsApp'tan bilmem ne sonra göndermiş. Abi bir izle falan diye. Öyle izleyenler de çok var. Yani tarikat konusu herhalde insanların ortaklaşa sıkıntılı buldukları bir olay, bir konu. O yüzden kaygı paylaşıyorlar. Ticaret olayına girdiğimiz zaman da daha fazla kişinin mağdur edildiği olaylar var. Çünkü adam belli yani birçok kişi bir sıkıntı çekmiştir yani, birçok kişi yakmışlardır tarikatlar. Şimdi serbest piyasaya uymuyorlar yani, kendi şeyleri var. İşte örneğin daha yeni iki büyük firmanın örneğini verdik. Bunlar gibi birçok daha firma var. Müritlere fetva çıkıyor ve o firmadan alışveriş yapılmıyor artık. O firmanın ürünleri kullanılmıyor. Dolayısıyla da şey, adil bir şey değil yani. Adil bir sistem değil bu. Peki, araştırmalarında bu tarikat gruplarının, bu cemaatlerin, derneklerin bölücülerle veya PKK gibi gruplarla bağlantı kurduğuna denk geldin mi hiç? Bu şey bir şey ya, bu doğudaki özellikle tarikatlarla devlet işbirliği içerisinde olduğu için onlar tabii PKK ile çatışma halindeler kendileri. Çünkü onlar destekleniyorlar orada. Hatta mesela Gaffar Okan sevilmez onlar tarafından. Çünkü şey derler işte, sadece PKK'ya değil işte bizim üzerimize falan da geldi. İşte Hizbullah'a karşı falan da şey yaptı, iş yaptı. Dolaylı olarak orada mesela o taraftan pek yanılmaz genel olarak halk sevse de. PKK ile işbirliği yapanlar o manada yok idi. Fakat son dönemde HDP üzerinden PKK ılımlaştı artık, böyle radikal Marksist değiller. Dindar kesimle de yani daha dindar Kürtlerle de barıştılar deniyor hatta bu şeylerde. Bu çevrelerde. Çok yaygındır bu söylem. HDP'li vekilin birisi biliyorsun çıktı meclise ve dedi ki ya sizin topladığınız vergi haramdır falan filan gibisinden. O ana kadar dindar partilerin bile yapmadığı derecede dinci bir konuşma yaptı. Ve bunun gibi çok örnekler var. Şimdi Hüda Kayas var, Gergerlioğlu falan var. Böyle bir dinci kanatla oluşmaya başladı ama tarikatlarla net bir bağlantıları yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben bu soruyu aslında şey olsun diye sordum, hazırlık olsun diye sordum. Çünkü biliyorsun Cumhuriyet devrinde ilk zamanlarda çıkan birçok isyan esasında tarikatlar tarafından desteklenmişti. Hatta tabii. Kurtuluş mücadelesinde bile din adamları, cemaatler, bir takım gruplar İngilizlerle anlaşmışlardı. Hani bu yüzden bunların devletten önce
kendilerine bağlı olduklarını anlatmak önemli. Adamlar direkt İslamiyet'e veya Türkiye'ye veya Osmanlı'ya değil, önce kendi adamlarına bağlılar. Her zaman öyle olmuş. Güçlü tarafın yanında yer almışlar. O yüzden şu anda mesela PKK diyelim ki ülkeyi böldü, ikiye ayırdı veya hükümet komple değişti, tasfiye edildi ve HDP başa geçti. Anında bütün bu tarikatlar HDP ile anlaşırlar. Yani aslında bunların belli bir tarafının olmadığını söylemeye çalışıyorum. Tabii bu konuda şey net, yani bu konuda bir sıkıntı yok. Bunu zaten ben ilk bölümde anlatıyorum. Fakat şöyle bir şey var. 47'den sonra, 38'den sonra özellikle, ama 47'den sonra tarikatlar yavaş yavaş devletle barışıyor denebilir. Bu noktadan sonra 52'de işte Elim Yayma Cemiyeti'nin ilk açtığı İmam Hatip'le beraber artık devlete sahiplenip kendilerine göre şekillendirmeye başlıyorlar. Yani ilk Cumhuriyet dönemindeki bir şey yok bunlara karşı, mücadele yok. Yetkililer de siyasetçiler de, hani bahsettiğimiz konuya aslında geri geliyoruz, bu konuyu anlattık zaten. Bu barışmayı okey buluyorlar yani, çünkü seçim var sonuçta, ben niye mücadele edeyim bunlarla? Anlatabiliyor muyum? Hani niye bu reformları, devrimleri sürdüreyim? 47'den sonra da zaten Türkiye Cumhuriyeti Amerikan mandası bir ülke. Yani bizim bugün yaşadığımız ülke, çok meşhur söylem vardı ya, Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşamıyorsun sen şu anda. Şu an senin yaşadığın ülke Atatürk'ün kurduğu Türkiye değil. Ne anayasası öyle, ne işte vizyonu öyle, ne bakanlıklar öyle, ne yapısı öyle, hiçbir şey öyle değil. Ne halkı öyle, hiçbir şey öyle değil. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet 38'de bir onunla birlikte ölüyor, 47'de gömülüyor. 47'den sonra da biz Amerikan mandası bir ülke oluyoruz. İşte 80'lerden sonra bazıları Eylülistler derler falan o kişilere. Kenan Evren'in vizyonuna göre bir ülke gelişiyor. Son dönemlerimizde de işte tamamıyla Tayyip Erdoğan'ın şekillendirdiği bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyiyle, sistemiyle falan. Bu. Adı Türkiye. Bayrak. Tamam, bayrak aynı bayrak. Ama bayrağın hikayesi bile farklı farklı. Her dönemde farklı farklı anlatılır. Değil mi? Efsanesi. Fakat biz Atatürk'ün kurduğu ülkede değiliz. Hani bunu tabii lafı başka bir yere çekmesinler. Vizyondan bahsediyorum. Ülkenin yapısından bahsediyorum. Yani bu Türkiye o Türkiye değil. Böyle idealize edilmemişti. Atatürk'ün kurduğu parti bile bugün yaşamıyor baktığında ya. Maalesef. Abi partisi de yok. Çok bireysel bir adam olduğu için ama. Hani Atatürk gibi aslında bir jenerasyon olması gerekiyordu. Fakat o jenerasyon heba oldu Osmanlı son döneminde. Atatürk'le birlikte bir jenerasyon, bir komple böyle Atatürk gibi 100-200 kişi birlikte kurmuş olsaydı ülkeyi, Avrupa'da öyledir mesela. Geçişler öyle yaşanır biliyorsun. Bir jenerasyon aydın, bir jenerasyon siyasetçi falan, hepsi aynı görüştedir. Ama Türkiye'de işte öyle değil. Çünkü heba olmuş gitmiş iddiaçılarla birlikte. Dolaylı olarak da Atatürk geldiği zaman kendisi de yakınıyor bundan sürekli. Sürekli aman paşam canım paşam diyen tipler var etrafında. O da memnun değil durumdan. Farkında o da durumun. Ve ısrarla şey diyor yani. Benim gibi birilerini bulayım. İşte liyakatlı şekilde onlara vereyim. Onlar bu vizyonu devam ettirsinler. Bu yenilikçiliği, bu reformistliği falan. Maalesef değil. Dolaylı olarak da bizim yaşadığımız Türkiye'de o Türkiye değil. Niye anlatıyorum bunu? İşte tarikatların Türkiye'ye sahiplenmesinin sebebi de o Türkiye'yi kendi Türkiye'den olarak görmüyorlar. Ama bu Türkiye'yi kendi Türkiye'si olarak görüyorlar. Ama tarikatlar Osmanlı'yı da kendi Osmanlıları gibi görmüyorlardı. Bak bununla alakalı çok fazla bilinmez. Şöyle bir örnek vereyim. Tarikatçılıkla alakalı gördüğümüz en modern ve en eski yapı, modern olarak en eski yapı Fisagorçlular. Yani bizde Fisagors derler. Normalde Pisagor'dur. Felsefe tarihinde Pitagoras derler ama Pisagor desek daha doğru. Pisagor da antik Yunan'da kendi cemiyetini kurmuştu, kendi tarikatını. Resmen şeyh olmuştu. Adamın ölümsüz olduğunu, havada yürüdüğünü, bir tarafının altından olduğunu falan söyleyen rivayetler oluşmuştu. Ve Pisagor öyle bir cemiyet oluşturmuştu ki tam bir FETÖ'ydü. Ve adamın yönetimi devralacağından korktukları için devlet bütün Pisagorcuları öldürmüştü. Pisagor da saklanmak zorunda kalmıştı. Hatta daha sonra İslam'ın aydınlanma çağı esnasında İhvan-ı Safa gibi bazı gruplar direkt Pisagorcu olduklarını ilan ettiler. Ve onlar da örgütlenmeye çalıştılar. Bizim birçok tarikatçı, birçok tasavvufçu diyelim hep Pisagor'a özenir. Hatta Pisagor'un gelmiş geçmiş en zeki adam olduğunu söylerler. Bu spiritüalistler veya okültist camia da yine Pisagor'un işte... Tatlar da çok sever. Hermes Trismegistus'la falan birleştiğini söylerler. Çok ezoterik, alim bir adam olduğunu iddia ederler. Yani herkes seviyor. Hem bu mistik tarafla, komplo teorileriyle ilgilenenler, hem de bir yandan tasavvufçu, cemaatçi, tarikatçı olanlar Pisagor'a aşıklar. Ve bu İslam'ın aydınlanma çağında bile geçerli olmuş. Bu
Anadolu'da, Konya'da veya Balkanlar'da kurulan İslami cemiyetler de ilk önce Pisagor'u almışlar. Ondan sonra geliyor Yunus Emre'ler, Hallacı Mansur'lar veya Hacı Ahmet Yesevi'ler, Bektaşi'ler, bunlar bile daha sonra. Hatta yine Orta Çağ'da İslam camiasında Pisagor'un yazdığı iddia edilen kitaplar Arapçaya falan çevrilip insanlara okutturuluyor. Halbuki Pisagor'un yazdığı bir kitap yok yani. Haliyle Pisagor da devlete bağlı değildi. O da kendi cemiyetine bağlıydı. Ruh göçü gibi inançları vardı. Daha sonra İhvan-ı Safa gibi bazı gruplar da aynı geleneği devam ettirdiler. Bu yüzden de Osmanlı'daki cemaatler bile padişaha falan pek bağlı olmaz. Hatta bu çok meşhurdur. Şehzade Mustafa zamanında direkt Süleyman'ı tahttan indirip Mustafa'yı başa geçirmek isteyen tarikatlar var. Yani tahta kimin geçeceğini belirlemeye çalışıyor bu adamlar. Yine siyasetle iç içeler. Devletin içinde şekil almıyorlar, devleti kendilerine göre şekillendirmek istiyorlar. Osmanlı'nın da son zamanında öyle. Bu yüzden Osmanlı'yı da sahiplenmemişler. İstiyorsa İngiliz gelsin, Hristiyan gelsin, onlar da bizim din kardeşimiz. Yeter ki bizim istediğimiz şeyi bize versinler diyorlar. Bu yüzden zaten İskilipli Atıf gibi adamlar çıkıyor, sağda solda propaganda yapıyor. Ya da Teali İslam Cemiyeti kuruluyor. Bu yüzden zaten din adamları tıpkı asker gibi düşman safında yer alıyor. Ama ne oluyor? Daha sonra İstiklal mahkemeleriyle falan her şeyin ne olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra da bizim hocalarımızı astılar. Bizim hocalarımız hiç isyan bile etmemişti. Aslında devlet operasyon yapmıştı, katliam yapmıştı diyorlar. Halbuki kaç tane eğer cemaat kapatılmışsa, kaç tane tarikat eğer engellenmişse bunların hepsinin bölücü gruplarla veya düşman gruplarıyla bir bağlantısı çıktı. Hepsinin raporları arşivlerde durur. İskilipli Atıf en meşhur örneğidir. Buna rağmen bugün İskilipli Atıf'tan alim diye bahsederler. Devlet aşığı, vatan aşığı, çok büyük bir mücahit derler. Adamın aslında vatan haini olduğunu söylemezler. Ve yine bugün bu FETÖ METÖ diyerek sürekli dışladığımız insanlar 50 yıl sonra kahramanlaşacaklar. 50-60 yıl sonra bu adamları böyle mistik, tanrı gibi anlatacaklar. Ki bugün bile öyle görenler var. O yüzden bu basit onlar çünkü, bir konu değil yani. Tarikat deyip geçmemek lazım. Ama onlar çünkü nesilden nesline aktarabiliyorlar efsanelerini, öğretilerini. Sen yapabiliyor musun mesela? Yani kaçımız aileden aldı bu görüşlerini? Vardır aranızda da birçoğu aileden değil, kendi araştırarak öğrendi. Biz buna şey diyoruz, kültürel mirasçılık diyoruz. Yabancılarda var mı? Bizde yok. Dolaylı olarak da bunlar bu kültürel mirasçılığı yaptıkları için biz öldükten sonra onlar revizyonizmle, tarih revizyonizmiyle şey yapabilirler. Evet, dediğin gibi tarihi değiştirip aslında kahramandık diyebilirler. Vivas Kanks var ya. Bunu bize karşı kullananlar da var. Mesela işte ilkokuldan beri Atatürk'ü tanrı gibi öğretiyorlar. Atatürk'ü hatasız mükemmel bir adam diye satıyorlar. Halbuki işte şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı, şöyle kötü bir adamdı, din düşmanıydı vesaire. Yani aslında aynı şeyi bu karşı taraf, bu tarikatçılar da Atatürk'e karşı kullanıyorlar. Tarihi revize ettiler, sahte tarih anlatıyorlar. Resmi tarih, arşiv, belgeler ne söylüyorsa yalandır. Asıl gerçeği bizim hoca efendi biliyor. Bizim tarikatta 90 yaşında bir amca var, o görmüş, o anlatıyor. Bu yüzden Üstad, en başında anlattığım bambaşka bir dünya onlarınki. Tarikat ne anlatıyorsa o doğru. Tarikat dese ki dünya üçgendir, dünya üçgendir artık o saatten sonra. Bu yüzden bu büyük bir problem gerçekten. Ne olursa olsun eğitemeyeceğin bir zümre var. Değişmiyor. Bayağı baktığında kanserli yapı gibi yani. Ya bunun hakkında çok tartışmalar döndü aslına bakarsan. Ben mesela Kubilay videom var benim. Yani Öğretmenler Günü videom daha çok da. İlk başta Kubilay olayını anlatıyorum. İşte Menemen'i anlatıyorum. Bu olay hakkında da yavaş yavaş revizyonizme başladılar. O yüzden o kadar önem verdim. Yani bu aslında bir komploymuş. Yani işte öyle bir şey yaşanmamış. Kubilay feda edilmiş. Niye? Çünkü tekkeleri kapatmak istiyormuş Mustafa Kemal Paşa. Sebebe ihtiyacı varmış. Bu bir komploymuş. Ben işte belgeleriyle işin nasıl olduğunu anlattım o videoda. Niçin? Çok basit. Çünkü yani müsaade ettiği zaman gerçekten her şeyi, yani her şey, aklına gelebilecek her şeyi değiştirip kendine göre anlatabiliyorlar. O çocuk anlatıyor da Süleymancılardan. Bize diyor her hafta diyor geliyordu diyor bir profesör eğitim vermeye. Her hafta. Yani herif her hafta geliyor, o küçük çocuklara orada şey veriyor, eğitim veriyor. Atatürk aslında Yahudi bir gazeteciymiş. Atatürk bizim aslında Çanakkale'de ölmüştür. Ondan sonra yerine Yossi Cohen geçmiştir. Bakın
Çanakkale'deki sakallı ehli sünnet bir adam. Ondan sonraki tıraşlı smoking giyen bir herif. Buna inandı ya gerçekten. Bir nesil buna inandı yani. Kur'an yırtıp maymuna dönen kız gibi hakikaten inandılar yani. Yani o da bayağı bir efsaneydi sosyal medyadan. Hadi onu sen ben paylaştık diyelim. Normal insanlar paylaştı. Burada profesörler gelip anlatıyor ya. Çocuklar ne yapsın? Ya öyle işte, öğretirsen yüzden, öyle kalır yani. Aynen, o çocuk anlatıyor. Sonra işte okula gidince diyor. Bu arada sorusu olan varsa canlı chatten yazabilir. Biz de birkaç soruyu cevaplayabiliriz. Ayrıyeten senin değinmek istediğin, benim sormadığım bir şeyler varsa eğer aklında kalan söyleyebilirsin. Ben birçok şeye değinemiyorum zaten malum sebepler. Ama gerçekten böyle çarpıcı, şunu da işte söylemek lazım dediğin bir şey varsa mutlaka ekle. Gerekiyorsa bir saat konuş, ben de bölmeyeyim. Problem değil yani. Yok eyvallah. Ya çok şey konuştuk. Hani birçok şey girdiğimizi düşünüyorum. Çarpıcı dediğin küçük şeylerdir. Yani insanları bu büyük şeyler çarpıtmıyor mesela. Küçük bir olay olduğu zaman daha çarpıtıcı oluyor. Yani tarikatların tarihine değindik, tarih revizyonizmine değindik, siyasetçilerle ilişkisine değindik, demokrasinin kırılganlığından bahsettik. Günümüze geldik. Suudi Arabistan'dan sermaye getirerek 80'den sonra oluşan politik boşluğu kullandıklarından bahsettik. Almancıları bir de konuştuk yani. Sonra 2000'den sonra bizim toplumumuzda tamamen kendilerini boy göstermeye başladıklarını gördük. Geriye de fazla bir şey kalmıyor aslında. Günümüz kalıyor geriye bir tek. 15 Temmuz'dan sonra da işte gitgide daha da güçlendiklerini, aslında tam tersi olması gerekirdi de, gitgide daha da güçlendiklerini bilenler biliyor. Onun haricinde detay şeyleri de işte biz videolarda konuşacağız. Yani detaylarla da kafa yormaya gerek yok. Yani genel şey budur. Benim görüşüm de bu arada. Ben anti-demokrat değilim ama demokrasiye geçiş için gerçekten toplumun bazı asgari şartları karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir zemine ihtiyaç var. Bir zeminin üzerine oturtmak gerekir demokrasiye. Eğer demokrasiyi sen bataklığın üzerine kurmaya çalışırsan tabii ki de batar gider yani. Ölüm şeyine dönüşür artık yani. Öldürürse, çok güzel bir batarsın. Laf var. Alışmadık götte dondurmaz diye. Hakikaten demokrasi bir lükstür yani. Ya da öyle de diyebilirsin gerçekten. Ya şey, Batı ülkelerinde de çalışmadıklarını, eksik çalıştığını bazen biliyoruz. İşte daha abi, Nazilerden falan bahsediyor. Tamamıyla eğitilmiş bir toplum yok ki. Yani tarihin hiçbir döneminde olmamış. Her zaman aptallar çoğunlukta olur. Eğitimsizler çoğunlukta olur. Mükemmel bir eğitim de versen eğitimi alan bir varlık var sonuçta. Herkes aynı abi seviyede almıyor. Her zaman zekiler, başarılılar azınlıkta kalacaklar. Bu yüzden de ne kadar güzel olursa olsun demokrasi her zaman eksik kalacak. Çünkü çoğunluğa bakıyor. Yani demokrasi normal bir toplumda iki tane aptalın bir tane akıllıya üstün gelmesi demek. Ya bir de şöyle bir şey var, bunu söyleyeyim de sonradan işte şey demesinler. Mesela biz Cahriye'nin yayında da yaşandı bu. Almanya'yı çok övdüğümüz için falan filan çok kızmışlar falan filan. Böyle bir şey var değerli arkadaşlar. Bizim geri kalmışlığımız bizim geri kalmış Cumhuriyet öncesinden başlamadı ya da sonrasından başlamadı. Bizim geri kalmışlığımız en az 200-300 belki de yıldır süren bir olay. Bir. İki, onların ileride olması geri kalmışlığımızdan kaynaklanmıyor. Biz geriye doğru giderken onlar ileriye doğru gidiyor. Yani gittikçe açılıyor zaten seviye. Anlatabiliyor muyum? Düz bir seviye değil yani. Mesela 150 yıl. Tamam mı? 100 sene sonra yine 150 yıl falan. Eşit şekilde gitmiyoruz. Yani 100 sene sonra 250 yıl oluyor birden. Sürekli açılıyor çünkü. Baktığın zaman Almanya'da 1800'lü yıllarda adamlar zorunlu anaokul yapıyorlar. Zorunlu anaokulu. Kindergarten. Bugün İngilizcesi bile kindergarten. Niye? Kinder İngilizce bir kelime değil. Children's Garden falan demiyorlar. Kindergarten diyorlar. Niye? Çünkü oradan geliyor. Bir ekol var. Bir Prusya var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir gerçekten bir örnek bir ülke. Bu hayatın gerçekleri. Sonra işte endüstriyalize olması var. Merkezi değil bak. Ben araba olaylarını anlattım uzun uzun. Millet dedi ki niye anlatıyorsun? Niye? Çünkü güneyin bir köyünden çıkmış. BMW'si, Mercedes'i bilmem nesi. Mercedes deyince kızıyorlar. Ben o yüzden Mercedes diyorum. Oradan çıkmışlar. Niye? Çünkü fırsat eşitliği daha fazla. 1800'lü 1900'lü yıllardan bahsediyoruz. Onun şu ağanın bilmem torunu falan değil. İşte aristokrat falan değil. Anlatabiliyor muyum? Bu şartlar olduğu zaman demokrasi okey, uygundur. Tamam. Problem değil. Hani kötülüğüyle de alırım üzerime. Sorun değil. Ama senin şartlarında
Bu yok. Senin asgari bir ihtiyacın var. Bir zemine ihtiyacın var. Sende çalışmıyor maalesef bu sistem. Tersine gidiyor. Biz bunu anlatınca da insanlar diyorlar ki sen işte halkın şeyini, halkın iradesi nedir? Halkın iradesi nedir? Halkın iradesinden bahsediyor sürekli. Halkın iradesi ne? Bunu bana anlatır mısın? Halkın iradesi dediğin şey, ben sana söyleyeyim. Seçimden bir gün evvel bir skandal olsun, bir şey olsun, yani önemli bir olay patlak versin sosyal medyada falan. Halkın oy oranı %40 değişir. Nasıl bir irade ki bu? Her küçük şeyde değişiyor. Halkın iradesi. Yüzde kaçı seçim, hani şey sen bilirsin, sen şey sektörden geliyorsun. TV'de biliyorsun A, B grubu ve Total grubu falan var. Değil mi? Yanlış mıyım? Tabii tabii. Rating sistemi falan vardı. Ve kanallarda ölçer işte. Total'de olan tamam genel ama AB'de olan falan az izlense bile tamam bunların kitlesi daha kaliteli falan diye şey yapılır. Değil mi? Genelde reklamlar şey da o sonuçta kitleye göre hazırlanıyor zaten. Sen daha iyi biliyorsun. Sektörden çünkü. Şimdi madem böyle bir doğa var, böyle bir hayatın gerçeği var. Bence seçim sonuçlarında da böyle bir şeyin olması gerekiyor aslına bakarsan. Böyle bir sistemin olması gerekiyor. Çünkü adam oy veriyor. Fakat şeyin sözüne geldi. Aysun Kayacı'nın sözüydü değil mi o? Çobanla benim oyum bir mi? Evet. Ben insanların mesleğine göre aşağılamıyorum. Yani profesör doktorlar var bazı mesela. Televizyona falan çıkıyor. Profesör doktor işte şöyle affedersin götünü öpüyorlar. Şöyle büyük adam falan. Ben adama selam bile vermem. Selam bile vermem. Yani sonra bazen şey görüyorsun. Adam hiçbir mesleği yok. Tamamen kendi halinde bir adam ama kendi geliştirmiş yani okumuş etmiş. Yani adamla saatlerce muhabbet edebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanda olacak o geliştirme, bu şey makamla alakalı bir şey değil. Şimdi bizim ülkemizde oy veren bu kişiler neye göre oy veriyor? Neyi tartıp biçiyor? Neyin farkında? Bu ülkede gerçekten bir şey tartıp biçip oy verecek olsa insanlar bugün hiçbir siyasi parti oy alamaz. Abi galiba Kikeron'undu, emin değilim de şöyle bir söz var. Tek başına olsa gram kıymet vermeyeceğimiz insanlar bir araya geldiklerinde niçin kıymetli olsunlar? Toplumun kıymetli olduğu bir sistemde şunu düşünmek lazım. Bu topluluk kimlerden oluşuyor? Bu çoğunluğu kimler oluşturmuş? Tek tek bakınca hepsi kıymetsiz, boş tipler. Ama bir araya geldiklerinde kuvvetleri var. Bu biraz da şey gibi. Hani illa ki sen de zamanında kavga etmişsindir, bir şeyler olmuştur. Bir teke tek dövüşen, korkmayan insanlar vardır. Bir de 15-20 kişi bir araya geldiğinde kendini bir şey zanneden tipler vardır. Tek başına hepsi korkak ama kalabalık olduklarında kasılmaya başlarlar böyle. O zaman bir kıymetleri var çünkü. Aslında demokrasi bu. Maalesef bu yani. Ya genel bir özet oldu dediğin gibi ama katılıyorum yani şöyle. Ters gidebilecek birçok şey gerçekten bu sistemde çalıştığı zaman gidiyor. Ters gidebilecek yani Murphy'nin kanunu gibi bir şey bu. Ters gidebilecek neredeyse her şeyi ters gidiyor gerçekten. Yani ideal bir sonuç aldığı nadir oluyor bu tip sistemlerde. Bütün tarih boyunca yani Türkiye bütün tarih boyunca baktığın zaman. Çünkü niye siyasetçi de o halktan çıkıyor. O portfolyoda bir adam. Ve halka saygısı yok. Bu siyasetçinin halka saygısı yok. Ucuz bir şekilde pazarlıyor. Yani sözde hepsi halkçı. Bize şimdi şey diyecekler. Kendinizi ne sanıyorsunuz lan siz yavşaklar? Çıktınız yayında konuşuyorsunuz. Halkı beğenmiyorum falan. Kimsiniz lan siz? Bu halk sizi indirmesini de bilir falan diye. Anladın mı? Nara atacaklar. Ama ben mesela ne düşündüğümü söylüyorum. Ben asla bir siyasetçi olsam sizi milliyetçilikle gazlayıp kapıların arkasından işte Avrupa'ya, Amerika'ya mültecileri toplamak karşısında paraya satmam siz mesela. Anlatabiliyor muyum? Ve başka şekilde. Yani halkı gazlayıp arka tarafta bok kadar değer vermemek. Budur Türk siyasetçinin özelliği. Gazlar sürekli. İşte bunun örneği 47'de Hasan Sakka, Dışişleri Bakanı. Ben söyleyince millet artık meme oldu, dalga geçiyorlar. Raporu var. Adam Türkiye'de gazetelere milliyetçi söylemler demeçler verirken diğer tarafta Amerikalılar yalvarıyor. Gelin Türkiye'yi size verelim, teslim edelim. Verelim size, siz dizayn edin, size teslim edelim. Para karşılığında işte. Ve bu süre gelmiş, bu bir ekol. Yani sözde halkçı ama kendisi de farkında. Yani halka hiç değer vermiyor, hiç umurunda değil. Ama biliyor ki seçim için ihtiyacı var. Böyle sahte bir gülümseme gibi düşünebilirsin bunu. Bu aklıma şey getirdi. Sizi. Platon'un Devlet kitabında şöyle bir diyalog var. Şimdi bir lider, bir siyasetçi ya komple dürüst olacak, hiçbir yanlışa bulaşmayacak ya da koltuğu ele geçirmek için her türlü yanlışı yapacak, her türlü yalanı söyleyecek. Eğer bir siyasetçi komple dürüst olursa, hiç yalan söylemezse
ve rakipleri her türlü yalana, hileye bulaşırsa bu durumda hep dürüst olan, yalan söylemeyen siyasetçi kaybeder. Kazananlar her zaman en iyi yalan söyleyenler olur. Bu durumda iyi siyasetçiler de en iyi yalanı söylemek ve yalan söylüyorken söylemiyor gibi görünmek, yani en iyi sahtekarlığı yapmak zorunda kalır. Haliyle devleti yönetenler dışarıdan baktığında en temiz, en doğru görünenler ama içeride en kirli, en şerefsiz olanlardır. Bu yüzden de bir siyasetçi esasında yalan söyler. Siyaset yalan söyleme sanatıdır. Haliyle adam burada başka oynarken diğer tarafta başka oynayabilir. Sana milliyetçi görünürken arka tarafta bölücü olabilir. Sana dindar görünürken diğer taraftan din ticareti yapıyor olabilir yani. İnsanlar bunu görmüyor. Niyeyse politikacıyı, siyasetçiyi gerçekten alim, ulema, melek zannediyoruz. Adam gibi adam be falan diyoruz. Hayır. O adam kendi çıkarını oynuyor. Bir siyasetçi ya halkın çıkarı için orada kalır ya da kendi çıkarı için orada kalır. Lakin orada kalabilmek için halkın çıkarını da gözetmesi lazımdır. Zira halka ihtiyaç duyar. Haliyle halka en çok çalışan, en çok hizmet eden siyasetçi bir yandan da kendi koltuğunu garantiye almış olacağından aslında kendine hizmet ediyordur. Bak, ikilemler var sürekli. Yani en doğru görünen mi doğru gerçekten? Yoksa bizim bugün beğenmediğimiz bazı adamlar esas doğru olanlar mıydı? Ki gerçekten doğru görünen veya samimi davrananlar da ne kadar patlıyor. Mesela birisi sormuş, Osman Pamukoğlu hakkında ne düşünüyor diye. Şimdi bugün Osman Pamukoğlu birçok siyasetçiden çok daha dürüst, daha delikanlı davranan birisi. Ama halkın öyle bir adama ihtiyacı yok maalesef. Öyle bir adam zaten siyasette ayakta kalamaz. Bence iyi bir örnek. İhtiyacı derken şey, istemez değil. İhtiyaç daha çok şeyle alakalıdır. Tabii doğru. Kişinin yapısıyla ihtiyacı dersek. Ya şey, oyalamayacağım zannım zaten kendisi de şey söylemişti yanılmıyorsam. Çünkü siyaset pazarlama müdürü gibi bir şeydir. Pazarlamacılığı bilirsin. Var mı çevrende arkadaşım? Benim var birkaç arkadaşım. Tabii, pazarlama tabii, işi evet. Yapar. Ve birçok meşhur bir arkadaşım vardı benim. Çok da iyi, dehşet iyi para kazanır. Şey derdi, affedersen boku bile satarım derdi. Öyle bir özgüveni vardı çocuğun. Pazarlamacılar öyledir. Ağızları laf yapar. İşte güzel şey, canti adamlardır falan böyle. Satar dururlar. Bankacılar da öyledir. Kitlerler sana yani bildiğin. Siyasetçiler de onun gibidir aslında. Tamamıyla şeyine bakar. Kaç oy aldım? Yani ne kadar sattım? Anlatabiliyor muyum? Kime yaptım veya işte oy sattığım kişiye nasıl gitti? Benim yaptığım siyasetten memnun falan. Bu önemsizdir onun için. Anketlere bakar. Bunlar şey gibidir. Satış sonuçları gibidir. İşte ne kadar oy aldım? Ne kadar satabildim? Pazarlama müdürü. Yani bugünkü siyasetçiler Türkiye'de pazarlama müdürü diyebiliriz aslına bakarsan. Pazarlarken dini, halkı, tarihi, ideolojiyi pazarlıyorlar. Alanlar da oy veriyor. Yani ürün aslında sensin. Çok meşhur bir laf ya. Maalesef doğru. Bunu anlamak zor. İşte demokrasiyle yönetilen bir ülkede ve demokrasinin sürekli reklam edildiği bir yerde demokrasiyi anlamadan demokrasiye sahip olan bir halk maalesef bunu kötüye kullanır, değerlendiremez. Oy verecek adam oy vermeye yetkin mi? Kafası basıyor mu? Bundan anlıyor mu? Siyasetçiyi seçebilecek kadar zekası var mı? Kime niye oy vermediğini biliyor mu mesela? Bilmiyor. O hain diyor, geçiyor. Niye hain? Çünkü şeyh öyle söyledi, şu adam öyle söyledi, şu politikacı öyle söylüyor. Yani halkın bir fikri yok. Bu konuda bir eğitim almamış. Muhtarı bile seçemezken adam cumhurbaşkanına oy veriyor. Ya bu ülkede zor. Bunları zaten daha derin anlatırız. Birisi şey sormuş. Neo nurculuk nedir? Birçok defa kullandığın bir tabir. Neo nurculuk. Nurculuğun yeni versiyonu. Yani Matrix'le alakalı bir şey değil, merak etmesin. Neo nurculuk eski tip nurcuların yeni jenerasyondaki faaliyetleri. Yani kendilerini geliştirmiş. İşte bunların YouTube kanalları falan var. Eski hallerindekinden ziyade işte genç tipler sosyal medyayı kullanıyorlar. İşte görüşleri biraz daha modernleştirilmiş, revize edilmiş bazı noktalarda falan. Neo nurcu bunlar. Yani nurcular ama yenisi. Neo FETÖ de var mesela, işte FETÖ'nün yeni versiyonu. İşte badem bıyık gidip top sakal onun yerine falan. Bunun gibi. İmaj değiştiriyorlar yani. Yılan gibi deri değiştiriyorlar diyelim. Sadece imajda değil yani, kendilerinin de ideolojilerine de, çünkü yeni nesil ulaşman gerekiyor ya. Hani sen de aynı şeyi demiştin yani, kolay değil artık falan yeni nesil şey yapmak. Dolaylı olarak da onlar da kendilerini bir update etmeleri lazım ki yeni neslin şeyine uygun olsunlar. Beklentilerine. Yani şöyle düşünmek lazım. Bugün Papa bile
Geliyor işte Adem'le Havva metafordur, evrim gerçektir diyor. Niye? Mücadele etmek istemiyor çünkü artık. İnkar edecek hali yok. Bir güncelleme getiriyor ya, dine. Bunlar da bunu yapıyorlar. Vatikan meşhurdur zaten bu revizyonizmleriyle ilgili. Yani çok absürt şeylere kararlar verirler. Yani yüzyıllarca böyle dedik ama artık böyle değil falan. Var yani Vatikan. Çakılmaları vardır meşhur yani onların öyle. Bir arada biliyorsun şey çalışması yapmışlardı işte dünyaya gerçekten uzaylılar gelirse, UFO'lar gelirse ne olacak? Hristiyanlar davet edeceğiz falan diyor yani işte Hristiyanlık onlar için geçerlidir gibi falan. Halbuki normalde uzayı bile kabul etmiyordu kilise eskiden. Biliyor muyum? Tabii canım. Ya İsrail'e çorak arazi diyor diye adam idam ediyorlar ya. Düşün o kafadalardı yani. Şimdi bir de uzaydan, galaksilerden bahsedecekler. Hikaye işte. Bir soru gelmiş sana, aslında cevabını verdik sayılır ama yine de okuyayım. Sence Türkiye'de iktidar değişirse tarikatlar güç kaybeder mi? Yoksa kendini destekleyen tarikatları mı güçlendirir? Yok tamamen kendini destekleyen tarikatları şey yaparlar. Güçlendirirler. Yani Menzil değil de Süleymancılar kuvvetlenir mesela. Bu kadar basit. Peki Türkiye yani buna gibi... Buna karşı bir toplu... Evet buyur abi. Yok devam et. Buna karşı toplu mücadele etmen gerekir. Bu da ancak bir devlet bilinciyle olur. Bugünkü siyasetçilerin devlet bilinci yok. Yani devlet adamı değiller. Bunlar siyasetçiler. Yani koltuğa oturdukları zaman bile o siyasi partinin şeyini çıkaramıyorlar. Partizan kalıyorlar. Bugün bir ateist bile başa geçse bence yine bir tarikatla, bir cemaatle arayı iyi tutar. Fakat Atatürk'ün de eğer bir politikacı, bir lider yönetmek için dine ihtiyaç duyuyorsa zayıf bir liderdir sözü burada anlam kazanıyor. Anlayan anlar. Başka bir soru var. Türkiye gibi doğal kaynak konusunda sıkıntılı bir ülke başında Sovyetler gibi bir tehdit varken NATO'ya entegre olmak dışında ne yapacaktı? Ben anti-NATO'cu değilim bu arada. Böyle NATO'cu da diye tabir edemezsin beni ama şey de değilim. Çıkalım keşke girmeseydik. Hayır tabii ki de Batı tek Türkiye için tek alternatifti yani Batı'dan yana olmak. Bu şüphesiz bu iyi de oldu. Fakat biz ucuza gittik abi. Yani onu açık ve net söyleyeyim. Biz çok ucuza gittik. Yani bizim müttefiklerimiz bizi ciddiye almıyorlar. Bize tam bir müttefik muamelesi yapmıyorlar. Yani yarım müttefik gibi falan. Ayak bağı olan bir çocuk gibi. Bunun sebebi de tabii kendini ucuza pazarlayan siyasiler. Adamların sana saygısı ya, yok. Pazarlık bu sünnettir ama sünneti uygulamamışlar yani maalesef. Bak bayağı satmışlar ya. Ben onun kaynaklarını falan verdim bir videomda. Hatay videosuydu galiba falan. Türk hükümetinden o etkililer bayağı yalvarıyorlar falan böyle. Ondan sonra da tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ediyor. Ve hiçbir ülkede yapmadıkları gibi. Bak espiyonajdan falan bahsetmiyorum. İşte stay behind organizasyonlarından bahsetmiyorum. Bunları her ülkede kurmuşlar bir sorun değil. Ama Türkiye'de bildiğin komple yönetimi devralmışlar. Yani MIT bayağı bir dönem bunların istasyon şefliğini yapıyor. Yani bayağı alt katta MIT, üst katta CIA var mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu tabii şey değil artık. Bu müttefiklik değil artık. Tamamen teslim etme kendini. Bu da bizle alakalı bir şey. Onlarla değil. Sen bu kadar altın tepside sunarsan kendini, satarsan bu kadar ucuza, o da yapacağını yapar. Bu kadar basit. Ben şey diyeyim ya, bugün en katı Avrasyacılar bile NATO'yla, NATO'nun içerisinde kalınması gerektiğini savunuyor. Ben NATO'dan çıkalım demedim. Yani bu lafını çarpıtmasınlar. Sadece ucuza satıldım. Ve bugün hala adam sana tam bir müttefik muamelesi yapmıyor. Yunanistan'a yaptığı kadar muamele yapmıyor sana mesela. Bundan bahsettim. Evet, biz hamasi söylemlerle kendimizi dünya devi gibi gösteriyoruz ama aslında ya dünya bizi o kadar sallamamış. Hiçbir anlaşmada, hiçbir sözleşmede kıymet vermemişler yani. Bir Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan'da biraz kıymet kazanmışız. Orada da galip olduğumuzdan dolayı, kazanmış bir millet olarak sahaya çıktığımızdan dolayı. Ondan sonra iş siyasete, politikaya döküldüğünde, savaş muhabbeti bittiğinde zaten bir ton iç karışıklığımız var. Yeni kurulmuş bir ülkeyiz. Daha sesimiz çok çıkmıyor. Öyle de gitmiş. Hiçbir yerde toparlayamamışız yani. Nüfus da az, sağlıklı değil. Nüfus kaliteli bir nüfus da değil. Eğitimi de düşük. Ya ben ya bunu şey, bu belgeseli yaparken o yüzden mesela... Sözünü kestim her ama... Yer... Buyur. O kadar çok savaş yaşanmış ki kaç tane subay, doktor, öğretmen varsa, eğitimli, okumuş kaç tane adam varsa ölmüş. Yani elde kalanlar çürük elmalar maalesef. Bu yüzden ülke çok zor toparlayabilmiş. Hani 30-40 yıl boyunca rahat rahat eğitimle uğraşmamız lazımdı. Köy enstitüleri veya başka şeyler. Yani bir nesli net bir şekilde yetiştirmek lazımdı ki toparlayalım.
Maalesef o yarıda kaldı. Yetiştiremeyince de ne verdilerse eyvallah çektik yani. Maalesef. Ya bunu bak, bu güzel söyledin. Oktay Sinanoğlu'nun bir sözü var. Ben her yayında bir kere söylüyorum bunu. Millet ezberleyene kadar. Diyor ki, diyor her millet bir nesille yeniden doğar. Yani bir millet her nesille yeniden doğar. Yeniden doğma şansı yakalar. Ben de şu anda mesela sosyal medya, internete bu yüzden önem veriyorum. Yani bugün bizi dinleyenlerin arasında belki geleceğin başbakanı, sağlık bakanı, İçişleri Bakanı, akademisyeni, yazarı, doktoru, bilmem nesi, bilim adamı falan olabilir. Dolaylı olarak da özellikle genç insanlara aktarmak istediğimiz şey bireysellik. Yani kendi başına düşünebilecek şekilde gerektiği zamanda, eğer gerekli gördüğü zamanda inisiyatif alabilecek şekilde bir özgüvenle, inisiyatif alabilecek bir özgüvenle olmalarını sağlamak istiyoruz aslında. Bizim amacımız bu. Şeyi soruyorlar ya, ne yapmaya çalışıyorsun sen falan. Bu. Yani bunu istiyoruz. Çünkü sürekli gelen bir zincir gibi bu aslında. Bir zincir gibi. Sürekli. Yani her nesil bir şeyden o darbeye gitmiş. O nesil bilmem neye gitmiş. O nesil işte 90'larda gitmiş. O nesil krize gitmiş. O hep bir savunma var, anlatabiliyor muyum? Hep bir savunma var, hep bir açıklama var. Niye öyle falan diye. Ben öyle olsun istemiyorum. Bizim yaptığımız da budur aslında. Bir yandan bakarsan da doğru değil mi ya? Baktığında burnumuz boktan çıkmamış yani. 30'ların sonuna sensin kadar hep bir isyanla uğraşılmış. Bitmemiş yani. 20 tane isyan var. Bir orada, bir burada. İsyanlar bitiyor. Zaten 40'lar siyasi kavgalarla ilerliyor. 50'lere baktığında ülke 1000 tane anlaşma yapmış. Marshall'dan vesaire sonra daha yeni toparlamaya başlamışız. En sonunda Menderes'i idam etmişiz. Darbe yapılmış. 60'larda Yunan-Türk kavgaları, işte 6-7 Eylül olayları, bir yandan da yeni bir Osmanlıcılık aşılanması, batıdan türbanın gelmesi, yeni bir İslamcılık. 70'lere baktığında 69 kuşağı, sağcılar, solcular. 80'lerde zaten darbe yapılıyor tekrardan, biliyorsun. 90'larda tam böyle kuşağı, hafif PKK falan bir yükselmeye başlıyor. Bir takım partiler güç kazanmaya başlıyorlar. 93'te hafif değil abi, 90'larda. En köklendiği yerler tabii de. Şimdi biz o günlere şahit olmadık ya. Ben şu ankini evet, daha aktif gibi görüyorum ister istemez. Halbuki o dönemlerde daha kötüydü. 93'te herhalde en beter yılı yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin en karanlık yılı 93 olsa gerek. 2000'ler yani, zaten biliyorsun öyle. AKP'nin kuşağı artık. Bambaşka bir hükümet geliyor ve bir nesildir, 20 yıldır onlar var. Yani lan AKP geldiğinde doğan çocuk şimdi üniversiteye başladı. Tüm hayatı AKP ile geçti. AKP de kendisi anlayamıyor. Mesela Tayyip Erdoğan bazen konuşma yapıyor ve işte eskilerden bahsediyor. Şimdi tamam da abi, seni 2004 değil ki, 2005 değil, 2006 da değil. Anlatabiliyor muyum? Yani senin hükümetine doğan bir nesil o dönemi görmedi. Yani onlara bununla övünemezsin. Eskiyi hatırlatıp övünemezsin. Bu bir jenerasyon şeyine de, bir kuşak çatışmasına dönüyor artık. Onun seçmeni mesela, özellikle yaşlılar, radikal Tayyipçi olanlar, diyorlar ki ya mesela adam 60-70 yaşında, diyor ki ya ben diyor 90'ı gördüm, 80'i gördüm ya, bugünkü krizi ne iyidir falan gibisinden, hani iyi günlerde gelir, hani bunlar iyi yaptı, bunlar batırdı, bunlar yine iyi yaparlar görüşünde. Böyle bir kafası var. Genç adama bakıyorsun, adam bunun içerisinde doğmuş, bundan büyük bir kriz görmemiş, dolaylı olarak da bunu protesto ediyor ve sen savunma olarak diyorsun ki ama 90'larda da böyleydi. O yemez ki onu. Anlatabiliyor muyum? Genç bir yandan şu var ama. 90'larda öyleydi de 90'lardaki dünya ile şimdiki aynı mı? 90'lardan bugüne 30 yıl geçmiş. 30 yılda dünya ne kadar ilerleme kat etti? Biz niye yerimizde sayıyoruz? O mantığa girmiyorum bile. Şöyle bir şey var. Ben hep bunu diyorum mesela, kızıyorlar bana böyle değil. Beni Tayyipçi falan sanıyorlar. Sürekli bir şey var. Şimdi çok dalga geçiyoruz arkadaş arasında da. Hani açılışlar, köprüler falan var ya öyle. Bakkala bile açılış yapılacak neredeyse. İnsanlar da diyor ki ya dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok gibi. Ben diyorum ki doğru. Fakat bu adama bununla övünmesini sağlayacak sistemden, tarihten yakınım biraz. Bu absürt yaptığı da. Sanki yani çok gelişmiş bir ülkeydin de o geldi dedi ki ben bununla işte övüneceğim, yol yaptım falan diye. Yani biraz da bunu sorgulamak gerekiyor. Niye bu adama kaldı bu kadar övünebilmek, bu kadar basit şeylerle övünmek? Değil mi? Sanki uzay gözlemevleri yapıyorduk da bir anda köprüyle övünmeye başladık yani. Yani adam yolla falan övünüyor. Haklısın, dünyanın en basit şeye övünecek hiçbir şey yok ve rezil bir durumda. Yani bunu söylerken 2000 yıl önce falan. Roma yapmış ya. Yok. 2000 yıl önceki Roma bile yaptığı yolla övünmemiş yani. Diğer milletler onları övmüşler. Biz her köprüde, her camide oradayız yani. Kurdele kesiyoruz. İşte varmak istediğim nokta bu. Bakıyorsun Atatürk döneminde, bak okey çalışmalar var. Atatürk diyor yapın edin, yapın edin, gazlıyor sürekli. Sonra
2002 ile 38 arası ne yaptın? Büyük bir çalışma olarak. Çok bir sürü kişi geldi gitti. Ne yaptın ya? Yani bu ben o yüzden bunu söyleyince kızıyorlar mesela. Ben şey demiyorum. AKP sebeptir falan diyorlar. Ben hep şey diyorum. AKP sonuçtur diyor. Sonuç. AKP bir sonuçtur. Ve uzun süre iktidarda kalabildiği için daha radikal olabildi diğer partilere göre. Yoksa AKP'nin toplamında gördüğün işte liyakatsızlık, yolsuzluk, hemşericilik, akrabacılık, bütün ne görüyorsan bunlar zaten Türk siyasetinin olmazsa olmazı. Sadece diğer partiler onlar kadar kuvvetli olamadı. Bu demek değil ki bunların yaptıkları hafif kalıyor falan. Ya, katiyen. Demek istediğim nokta farklı. Yani bunları gönderdikten sonra kurtulmuş olmayacağız. Bahsetmek istediğim nokta bu. Bu kültür çünkü Anadolu'da var. Yani Aziz Nesin Zübük'ü yazdığı zaman herhalde Tayyip Erdoğan tanımıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani Zübük'ü yazdığı zaman tanımıyordu. Var bu profil, bu siyasetçi var. Bu saygısız, işte kendini çok yukarıda gören. Anlatabiliyor muyum? Badem bıyıklı, göbekli, hafif kel. Bu profil her yerde var. Müdür, bazen işte patron, bazen vali, bazen belediye başkanı. Bu profil her yerde var. Ben bu yüzden şey derim, yani Erdoğan problem değil. Erdoğan gider, başka bir Erdoğan gelir. Halk öyle bir adama ihtiyaç duyduysa, o adamın peşinden gittiyse bir tane daha yaratır zaten. Yani bu bir kişiyi de bir partiyle olacak şöyle, şey değil. Bunu da söyleyelim. Ben gençlerde şey gördüm ben mesela. Ya işte Allah kitap diyerek kandırırlar insanları. Bu kısmen doğru, tamam. Kendi kitlesini böyle konsolide ediyor, doğrudur. Fakat iktidara bu şekilde gelinmedi. İktidara geldiği zaman Refah'tan koptuğu için işte ben bir sözü var onun meşhur. Biz şey gömleğini çıkardık, milli görüş gömleğini çıkardık diye bir sözü vardır. İşte daha laik bir ideoloji benimsiyorum. Daha modern, daha seküler. Hem Müslümanım hem sekülerim. İşte Avrupa Birliği'ne gideceğiz. Anlatabiliyor muyum? Erbakan'ın şeyi de ekseni daha çok Orta Doğu'ydu biliyorsun. Antibatıcıydı o. Ondan hemen sonra Tayyip Erdoğan gibi böyle bir şey demesi özellikle genç kuşakta şey uyandırdı. Yani krizler olmuş, terörler falan var. Adam diyor ki işte ben diyor Avrupa Birliği'ne sokacağım sizi. Ve sürekli destek görüyor. Yani yurt dışından. Amerika'ya gidip geliyor. Elçiler kendisini ziyaret ediyor. İşte demokrasiden bahsediyor. Sürekli demokrasiden bahsediyor. O hedef 2023 i̇şte muhabbetleri boşuna değil ya. Tabii kendi ya bugün İmamoğlu da mesela bundan dolayı eleştiriliyor biliyorsun. Yani birçok kişiye diyor. Bak benziyor diyor. Gençler de kızıyor böyle deyince çünkü bilmiyorlar. Çok büyük destek var yurt dışından. İşte tamam bak bu formül bu Türkiye'nin formülünü bu çözecek. Çünkü Türkiye'de sürekli bir cumhuriyetçilerle ve dindarlar arasında bir tartışma, bir sürtüşme var. En son 28 Şubat'ta patlıyor. Bu bunu çözecek. Bu bunun çözüm formülüdür falan diye. Sonra herkes yani bir dönem öyle bir seviyeye geldi ki artık popülaritesi Tayyip Erdoğan'ın. Anlatayım çocukları hatırlamayanlar varsa. Eleştiren adam yoktu. Bulamıyordun. Eleştiri bulamıyordun adam hakkında. Tayyip Erdoğan'ı biz ekonomik yönden en çok kim eleştiriyordu biliyor musun? Böyle en popüler. Yiğit Bulut. Yiğit Bulut eleştiriyordu Tayyip Erdoğan'ı. O da nasıl döndü ama ya? O da... O neyse. Zaten ayrı bir konu baba yani. Şeye geliyoruz yine bizim dediğimiz şeye geliyoruz biz. Ne dedik? Hani halk sorun sende zaten bu sonucu. Yani siyasetçi o kadar sorunu yükleme o kadar kolay değil. O kadar yani vermeyeyim oyu gittin ondan sonra çözüldü falan. Yok öyle iş yok. Sen müsaade etmezsen bu kadar şey yapılamazdı. Yani sen daha Anadolu ağzıyla söyleyeyim sen adam olsaydın böyle bir muameleye maruz kalmazdın. Kimse sana zorla böyle bir muamelede bulundurmuyor. Abi bu halkın en büyük problemi kendisi hakikaten. Şimdi şey moda oldu. Bu boomer tayfa ölse problem kalmayacak. Bu işte 60 yaşın üstündekiler gitse tamam ülke kurtulacak. Hayır abi. Ya bugün şu çok yaygın değil midir? Hep geçmişe sövülür ve geçmişte hep CHP varmış gibi davranılır. Adam 90'ları eleştiriyor CHP diyor. 80'leri eleştiriyor CHP diyor. Lan CHP 50'lerden beri yok. CHP zihniyeti olarak değişti o sonra. Ya CHP sanki Atatürk'ten beri hep baştaymış gibi davranıyor. Halbuki kendi övündüğün adamlar baştaydı en başında. En başında görüştüğün, anlaştığın insanlar baştaydı. İdeoloji de şey var biliyorsun. 80'den sonra tam oturuyor bu. Bak sana Cumhuriyet'te hatalardan bahsedelim mi? Bak bir, Atatürk öldükten sonra işte 47'de tüm özellikle CHP'nin kendini Amerika Birleşik Devletleri'ne satması. 2. Demokrat Parti döneminde birbirleriyle yarışıp kendilerini dincilere satmaları. 3. Adnan Menderes'in asılması. Şayet Adnan Menderes asılmasaydı Adnan Menderes'in popülaritesi düşüyordu zaten. Kahramanlaşmayacaktı. Popülaritesi düşüyordu zaten ve yani adam
muhafazakar değildi. Böyle anlatsalar bile değildi. Yani adam muhafazakar bir adam değildi. O dönemki sürtüşme, siyasi sürtüşme cumhuriyetçiler ve muhafazakarlar arasında kutuplaşmaya gitmezdi. Bu en büyük hatalardan biri oldu. Bir de o görüntülerin yayınlanması işte. Yassı adına falan. Ya bu inanılmaz bir kutuplaşmaya sebep oldu. Sadece popülerleştirmedi Menderes'i, kutuplaşmaya da sebep oldu. Yani nefret de edilmeye başlandı. Sonra buraya şeyler ekledi işte. Bakın bu askerler içerisinde masonik bir gruplanma falan var. İşte bunlar sürekli o darbeleri yapıyorlar. İşte aslında bizim ablamız Abdülhamit'e de bunun darbeyi bunlar. Hani böyle bir sistem kurulmaya başlandı ve gitgide böyle bir lore yaratıldı. Ve hep sürekli beslendi böyle eserlerle. Kadir Musuloğlu gibi adamlar tarafından sürekli beslendi bu, beslendi. Sonra işin içerisinde Siyonistler girdi, bu şunlar girdi, bunlar girdi ki Yahudilerle bizim Türk toplumu olarak hiçbir sıkıntımız yok aslında. Abdülhamit'in de yokmuş. Abdülhamit'in büyük bir Yahudi dostu olarak bilinirdi. İttihatçılar keza yine aynı şekilde Yahudi dostu olarak bilinirdi. Cumhuriyet de aynı şekilde Yahudi dostu olarak bilinirdi. Yani bizim hiçbir dönemde Yahudilerle bir sorunumuz yok. Biz hiçbir şey yapmamış adamlar. Buna rağmen sırf Arap-İsrail çatışmasından dolayı Araplar bize dediği için bunu bize bir İsrail, hadi İsrail eleştirebilirsin sorun yok. Bir Yahudi düşmanlığı aşılanmaya başlandı. Halbuki yani bakıyorsun Yahudiler isyan etmemiş, Çanakkale'de gazi olmuş adamlar. Anlatabiliyor muyum? Nereden geldi bu? Organik bir şeydi bu. Dışarıdan geldi tabii ki de. İşte sonra bu lore gitgide geliştirildi. Hani aslında biz çok güçlüydük. 1600 yıldaki Osmanlı'nın haritasını koyuyor. Sanki bu işte 1923'ten evvelki bir gün evvelki durummuş gibi. Hani 1923'ten bir gün evvel 1600 yılın haritası, yani çok güçlüyüz. Bir gün sonra Cumhuriyet ilan edilince hop küçülüyoruz böyle, küçük bir sanki bütün falan. Padişahlar Fatih'ti, Süleyman'dı yani, değil mi? 23'ten önce Hindistan'a kadar uzanmıştık, dünyaya hükmediyorduk yani. Ne olduysa bir anda Atatürk geldi ve yıkıldı. Bir de Osmanlı'yı Atatürk yıktı. Bu da yaygın bir tema niyeyse. Tabii o da Atatürk şey, yani nasıl bir adammış ki ya. Osmanlı'yı yıkmış. Ulan Atatürk tek başına Osmanlı'yı yıkacak bir adamsa zaten helal olsun yani. Ya bu şey ya, bu bunun parçası zaten diyorum ya, işte o Menderes'in asılmasıyla tamamen bir altyapı kazandı halkta. Çünkü sonra o anlatılmaya başlandı. Sonra zaten 80 darbesi de işte bunlardan falan denirdi. Halbuki yani Kenan Evren'le Cemal Madanoğlu anlaşamıyor. Hiç alakaları yok birbirleriyle. Hiç alakaları yok birbirleriyle. Çok komik bak, 60'lar masondu, 70 muhtırası masondu, 80'ler masondu. Ulan bu masonlar mal mı? Hepsi masonsa mason masona darbe yapıyor demektir. Önceki kuşak yani zaten masonsa niye bir daha masonlar devralsın? Demek istediğimi anlıyoruz ama değil mi bunların siyasi görüşünü. Sonra da işte 28 Şubat. Mesela 28 Şubat'ta kararları bir okuyun. O başörtüsü olayı hariç hangisi sıkıntı? O başörtüsü olayı niye konuşuluyor 20 yıldır? Sadece başörtüsü olayı konuşuluyor. Peki tamam, yani bunda hiç şüphe yok. Başörtüler de üniversiteye gidebilmeli, yani bu bir engel olmamalı. Bunda bir sorun yok. Diğer o kadar kararlar ne olacak ki, başörtüsünün önemi bile yok o kararlarda. O kararlarda ne vurgulanıyor? Tarikatlar vurgulanıyor. Merdiven altı Kur'an kursları vurgulanıyor. İllegal yapılar vurgulanıyor. Ne diyor? Diyanet İşler Birliği verecekse verecek diyor bu kursları. Devlet verecek diyor mesela. Bunda kötü olan ne ki bu kadar şey aldı? Bu kadar patlatıldı, bu kadar şey. Niye? Çünkü yani bu lore hizmet ediyor. Bu background'a. İşte o hemen işte Abdülhamit'ten atamızı da böyle yaptılar falan, hemen oradan çekilir. Bir çizgi. Yani alternatif bir tarih. Oradan çekilir. Bugüne getirilir. Sürekli bir darbe paranoyası zaten bundan dolayı. Böyle bir ideolojide bu tipler. Ama gerçekte hiçbir bağı yok. Yani ne Atatürk öyle bir adamdı. Atatürk mesela bugün radikal Kemalistlerin attığı gibi bir adam da değildi. Yani kendini çok Kemalist diyen tipler diyelim, düzeltelim. Öyle bir adam değildi. Hiç kimsenin anlattığı gibi. Normal bir insandı yani. Yüksekleriyle, düşüşleriyle normal bir insandı. Ve çok olağanüstü işler başardı. Ve öldü. Vefat etti. Bu kadar. Hiçbir zaman ben ebedi liderim modunda dolaşmadı ki adam. Öyle bir şey yoktu yani, isteği yoktu. Kendine öyle bir lakap falan da takmadı. Ebedi şef falan böyle. Öyle bir şey de yok. Hani vardır ya komünist diktatörlüklerde, bilirsin. Kurucu lider şeydir böyle. Hiç bitmek bilmeyen bir şey vardır. Ritüeller vardır onun için falan. Böyle bir adam da değildi. Yani dediği şey sadece şu, benim bir vizyonum var. Hani hep birlikte kuralım edelim ve sürekli sofrasında da bunları anlatıyor ama çevresinden hiç şey gelmiyor. Çevresinden onu göremiyor, ışığı göremiyor yani. O reformistliği falan göremiyor çevresinde. Ve bu şekilde vefat ediyor adam. Sonra bakıyorsun peşinden gelenler tamamen hazırcı tipler. Çok korkaklar. Ekonomik yönden de aşırı korkaklar. Aman birinin affedersin taşaklarına tutunalım da taşısın bizi modundalar.
Ondan sonra zaten ülkeyi Amerikan mandası haline getiriyorlar. Tüm bunlar zaten hata. Yani bölünmüş zaten ülke siyasi partilerden dolayı. CHP-DP çekişmesinden dolayı Menderes'in asılması bitmek bilmeyen bir kutuplaşmaya yol açtı. Bugün bile, yani bugün yaşadığımız her şey bile o gerçekten o asılmanın sonucudur. Popülaritesi düşüyordu zaten. Yani basit bir siyasi olaydı. Fakat bu kadar mitolojikleştirilmesi, işte dış güçler, mış güçler falan işin içine girmesi. Halbuki o da zırva. Biliyorsun Kennedy bizzat arıyor Menderes'in asılmaması için falan. Ya olay şu. Adam zaten batmış bir adamken şimdi sanki o 5 yıl daha başta kalsaydı her şey mükemmel olacaktı gibi bir imaj yaratıyorlar. Bu yüzden de millet tarihi anlayamıyor. Ya bugün öyle bir ecdat fantazisi yapılıyor ki bir tek Menderes'le alakası yok. Yani Abdülhamit'in kurduğu Gülhane Hastanesi'ne Abdülhamit Hastanesi adını veriyorlar. Ulan adam kendi kurmuş kendi adını vermemiş. Veya Atatürk'ün adı verilen köprüler, okullar isim değişikliğine gidiyor. Atatürk Havalimanı yerine yeni bir havalimanı yapılıyor vesaire. Yani bir takım isimler siliniyorken bir takım isimler de Ulu Hakan gibi gündeme getiriliyor. Bir arada Menderes'in ekmeği epey yendi işte. Hani zalim mağdur oldu muhabbeti gibi. Neyi savunduklarını, neyi anlattıklarını da bilmiyorlar. Problem bu. Yani halkımız bir şeyi savunuyor, peşinden gidiyor ama ne yaptığını farkında değil yani. Onları yönlendirenler halk de farkında ama değil. Şöyle ben sana bir şey söyleyeyim mesela burada. Seni bağlamıyor, benim söyleyeyim. Hukuki şey yapalım burada. Ben Berat Albayrak'ın şeylerin e-maillerini falan okumuştum. Berat Box var ya şey için, TÜGVA videosu için. Çok okumuştum ve az çok bir fikir edindim yani. Bayağı e-mail var orada. Az değil, çok okudum yani. Binlerce e-mail okudum. Ve onların fikrine göre yani gerçekten anlattıkları şeyi anlıyorlar. Yani işin korkutucu yönü bu. Sadece bu işte A Haber'den yaptıkları haberi, dünya görüşünü, tarih görüşünü sadece seçmenleri konsolide etmek için kullansalar diyeceğim ki tamam yani ahlaksızca ama hani bir şey bilerek yapıyor diyeceğim. Korkutucu yönü şu ki bunlar gerçekten inanıyorlar anlattıkları şeylere. İşin korkutucu yönü bu. Bu komple teorisyenliğinde yani bahsettiğimiz gibi her okuduğunu gerçek zannedenler gibi işte. Meşhur bir şey söyleyeyim sana. Bak halk diyor ki mesela ben tam buna karşıyım. 15 Temmuz'da tiyatro falan diyorlar sürekli. Ben bunu hep aksini savundum. Bakın burada çok önemli bir olay var. Bir tarikatın büyüyüp darbe yapmaya çalışması var. Bunu sürekli hatırlatmamız gerekiyor falan diyorum. Millet iplemiyor. İşte tiyatroydu, şuydu, buydu diyor. Diyorlar ki AKP bunu planlayacak kuvvette falan filan. Ben size bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz yaşandıktan bir hafta sonra Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan'a, işte Hasan Doğan özel kalem müdürü onun. Onun üzerinden gidiyor e-mailler zaten. Direkt Tayyip Erdoğan'a gönderemiyorsun. Hasan Doğan'a bir e-mail gönderiyor. E-mailde 20 yaşlarında bir sabah yazarı kız şey yazmış. Eylül'de bir daha bir girişim olacak diye şeyler var falan, istihbarat var falan gibi yazı yazmış. Yani bilirsin iktidar tayfasında vardır ya böyle komplo teorisyenleri, gazeteci diye dolanırlar. Bir yazı yazmış. Eylül'de darbe olacak falan diye. Bunu almış. Hasan Doğan'a direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderiyor Berat Albayrak. Aralarında bunu konuşuyorlar. Hani baksana böyle bir söylem var. Böyle bir şey yok yani. Sonra hatırlar sosyal medyada şey çok yaygındı o dönem. Eylül'de bir daha olacakmış falan gibisinden yayılmıştı bir dönem. Onun kaynağı bu. Şimdi darbe yaşanmış ülkede. Siz ülkeyi yöneten kadrosunuz. Değil mi? Ülkeyi yöneten kadrosunuz. Aranızda yaptığınız muhabbete bak. Sonra bunu Mevlüt Çavuşoğlu'na paslıyorlar. Mevlüt Çavuşoğlu da işte İngilizce bir şeyler çeviriyor. İşte bunu diyor İngilizce çevirdik. Ülkelere bunu yayalım işte FETÖ konusunda. Kendimizi anlatabilirim. Bize inanmıyor millet gibisinden falan. Çok boktan affedersin bir İngilizce metin hazırlamışlar falan. Orada görebiliyorsun böyle bir mekanizma nasıl işlediğini. Bunlar gerçekten komplo teorilerine inanan, hani anlatıyorlar ya sürekli haber şurada burada, buna inanıyor bunlar. Buna inanan, buna göre karar veren tipler. Yani bak ülkede böyle bir şey olmuş, bir darbe olmuş, bir kalkışması olmuş, darbe kalkışması olmuş. Senin ne yapman gerekiyor? İşte en uzmanlarını toplayıp, kurmaylarını falan toplayıp böyle bir acil durum stratejisi belirlemen falan gerekiyor. Değil mi? Böyle bir şeyler yapman gerekiyor. Yani ülke meselesi canım öyle, devlet meselesi falan, ciddi bir olay falan var. Yok. Bunlar cidden kahve muhabbeti gibi aralarında. Yani şans eseri ülkeyi yönetiyorlar. Şans eseri ülkeyi yönetiyorlar. Ve buna inanıyorlar. Bir yerden mevkii denk gelmiş. Onlar da değerlendiriyorlar yani. Abi 20 yaşındaki bir yazarın, hani Sabah gazetesinde kapalı bir hanımefendi, bir yazarın böyle absürt bir komplo teorisini sen direkt Cumhurbaşkanı aktaracak. Ne yaşadın ya? Yok mu sizin bir istihbarat sisteminiz falan filan? Ben bunu birçok yerde gördüm. Bu bir tek örneği. Birçok yerde kriz durumlarında dua paylaşıyorlar gruplarında. Berat Albayrak falan böyle aile olarak.
Bu kadar gerçekten uzaklar yani. Bu kadar absürt bir durumda yaşıyorlar. Aralarında bir akılla hareket eden şey var. Varank var ya, bakan şu anda. Mustafa Varank var. Diyor ki ben diyor anket çalışması yaptırdım, işte şurada şurada iyi değil diyor bizim durumlar. Seçimlerde falan. Biliyorum diyor, azar işiteceğim falan ama işte bunu diyor söylemem lazım gibisinden. Bir sürekli bu var yani, bunu söylüyor sürekli. Biliyorum işte azar işiteceğim. Biliyorum azar işiteceğim ama bunu söylemem lazım. Yani akıl mantıkla hareket eden adam azarlanıyor ve kendini işte özürle açıklamak zorunda. Sürekli onun yerine bir komplo teorisyenliği, işte alternatif tarihçilik falan. Şimdi halkı gazlamak için bunları kullansan enstrüman olarak derim ki ahlaksızca ama anlarım. Kötü yanı şu ki bunlar inanıyorlar işte. Bundan bahsediyorum. Buna inanıyorlar ya. Yiğit Bul şey dedi abi. İran'dan dedi telekinez saldırıları oluyor diyor. Bizim beynimizle oynuyorlar falan. Korona virüsünde bize çip takacaklar. Aşı olmayın. Bu adam danışman bak. Bu adam danışman. İşte Melih Gökçek Ankara Belediye Başkanı'ydı. Türkiye Başkenti'nin Belediye Başkanı. Dedi ki ya dedi Harp'la dedi işte şey yaptılar dedi. Sel yaptılar falan dedi. CNN'e BBC'ye gündem oldu bunlar. Bu adamlar şey değil yani. Ben bunu ciddi söylüyorum sana. Bu adamlar ben sizin gibi görmüyorum yani. Çocuklar şey görüyor mesela işte her şeyi planlıyorlar. Bunlar her şeyi yapar. Ben öyle görüyorum. Bunlar gerçekten bir avuç aptal yani. Böyle bir şey olabilir mi? Harp teknolojisiyle şey alacak. Yani sen önlemini almamışsın. Sel vardı o dönem Ankara'da, bilmiyorum hatırlar mısın? Sel olmuştu Ankara'da. Gökçek dönemiydi o zaman. Müthiş bir sel olmuştu. Diyor ki bunu diyor Harp'la falan yapmış diyor. Masonlar şöyle böyle falan. Bunu kahvede söylese sorun yok ya. Benim umurumda olmaz. Ama makamda oturduğu için sorun zaten. Problem o. Neyse çok uzattık abi mevzuyu. Yani şunu net söyleyeyim size. Bunlar bu lore'a, bu yarattıkları evrene, bu alternatif tarihçiliğe bunlar inanıyorlar. İşin korkutucu yanı o. İnanmasalar hiçbir sorun yok gerçekten. Hiçbir problem yok. Bu da imkansızlıktan işte. Yani Atatürk'ü o şekilde kandırmak mümkün mü mesela? İmkansız abi. Kitap okuyan, kendini geliştiren bir adam yani. Hesap kitap yapan, asker kafasıyla düşünen, kafayı çalıştıran bir adam. Şimdikilerin bir kısmı muhtar bile olamayacakken makam sahibi oluyorlar. İsim vermeden konuşuyorum ki davalık olmayalım. Ne yapalım? Neyse 3 saate gelmişiz. Var mı eklemek istediğin bir şeyler? Yok abi, canının sağlığı. Güzel muhabbet ettik bence. O zaman geldiğin için tekrardan teşekkürler dostum. Güzel bir sohbetti bence de. Unutanlar, davet görmeyenler, için teşekkür ederim. Takibi almamış olanlar linkini açıklamaya koydum. Arkadaşlar da sohbete zaten yazıyorlar. Yayın bittiğinde de ekleyeceğim. Erli'ye abone olsunlar, paylaşacağı videoları takip etsinler. Gayet güzel paylaşımlar yapmış, devamı da gelecek. Tarikatlarla alakalı da mükemmel bir külliyat bırakacak, mutlaka bakın diyor. İzleyen herkese teşekkürler. Sana da tekrardan teşekkürler Erlik. Ben de sana teşekkür ederim. Öyleyse şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.